Barabang Barabong Professional'ın adresine hoş geldiniz arkadaşlar. Ne kadar temiz bir girişti ya, öyle hiç sorun yaşamadım. Dünyanın en yumuşak girişi. Oğlum ekran girişleniyor. What? Evet. Küçük bir sıkıntı yaşadık ama artık her şey yolunda. Evet, kusura bakmayın arkadaşlar. Ben bunu nereden duyuyorum? Geç olsun güç olmasın diyoruz. Nasılsınız, iyi misiniz? Ben niye girişleniyorum ya? Herhalde evet. Zamanında size yapılan durumun acısını benden çıkarıyor YouTube. Sen güneşleniyorsun. Ben geçen haftaya göre ayarlarımı değiştirmeme rağmen hala kötü gözüküyorum. Ben hala mükemmelim. Ve ben ısrarla sana söylüyorum. Olay senin ayarlarında değil. Verbay'ın ta kendisinde ve sen ne kadar... Yok, o zaten yapsan... belliydi. Ben sadece içimi rahatlatmak adına eski sistemimi yaptım. Okey. Ama Verbay beni sevmiyor arkadaşlar. Ben yine bir kapatı aç yapıyorum. Okay. Geldim. Ben de çerez oldum kendime. Bakalım belki düzelirim. Oh, Murat yayın artık kasıyor galiba. Parmak yalamaya geçtiyse. Yok, yayın kasmıyor ya. Ufak girişte şey oldu. Genellikle açtığımda bitrate'te kaynaklanan ufak bir sıkıntı oluyor ama hemen kendisine geliyor. Tamam. Okey, geldik. Slide'da bir sıkıntı var. Dur, slide'ı da halledeyim bari. Bunda 15 dakika önce Emre şöyle diyordu arkadaşlar. Artık daha professional olacağım. Ya abi şimdi şöyle, PodcastStation bir PodcastStation haliyle MP3 artık ne alıyorsan MP3 render alıyorsun, bir de MP4 render alıyorsun. MP3'ü sürüklemişim yanlışlıkla, ekran simsiyah başladı. Yani o tamamen benden kaynaklı bir sıkıntı, kusura bakmayın. Evet. Canın sağ olsun. Ooo şey, bu arada yorum, affedersin Murat. Mert'i gayet iyi açıkladılar, evrenler değişiyor abi. Bak. Bugün, bak Barkın demiş ki bugün sinemada Everything Everywhere All At Once ve Northman izledim. Yani beraber bir de. Umarım çok ilk iyi. Everything Everywhere All At Once sonra Northman'i izlememişsindir. İlk Northman'i izlemişsindir. Aynen. Bu arada evet. Çünkü ikincisi yani... Northman ise baya böyle... Oş. Ne zaman düşünebiliyor musun? Valhalla nerede falan. Mert Valhalla'ya gittikçe ekran buhurlanıyor bu arada. Ya mükemmel ya. Arkadaşlar ben de bu yayından sonra bir platform değişikliğini düşünmeliyiz. O kadar da. Bu kalite üzüyor şu an beni abi. Ben bu kadar kötü gözüküyorum. Benim anlamadığım. Yani. Mert de bizim yerimizi değiştiriyoruz mesela. Sorun gene Mert'te oluyor. Hani. Abi yerle alakası yok canım. Ama işte Mert ne? Abi Mert'te ne sıkıntı var? Şeyden olabilir mi? Sen tarayıcı. Hostla açıyorsun ya. Hayır, host benim. Host. İşte o yüzden sen... Ha. Hayır ama Emre mantıklı. Bak Emre yayın yapıyor. Emre'de bir şey yok. Emre niye yapmasıyla benim yayına ortak olman farklı değil. Şu an sen hostsun ya. Ha. Yayını sen açıyorsun ya bize. Ha, Emre'nin hostlaması lazım diyorsun. Belki de. Asıl sıkıntı Murat'taymış. Şak diye ekranda bu ara geldi, profesyonel olmaya devam ediyorsun. Şimdi, benim merak ettiğim, peki benim merak ettiğim bir şey. Emre sen şu an mesela Verbay arayüzüne baktığında Mert'i nasıl görüyorsun abi? 3 FPS mi gene? Yayın nasıl görüyorsa ben de öyle görüyorum oğlum. Ben yayının gördüğü şeyi zaten yansıtıyorum. Özür dilerim. Kendi gördüğüm şeyi yayına yansıtıyorum. Emre onu yansıtıyor işte, aynen. Doğru ya. Lan tamam, o zaman haftaya şey yaparız Emre. Onun daha hakikaten hani professionallık bir yana onun daha böyle verimli bir yönü var mı acaba? Her seferinde biz hani şey için çabaladık. OBS'in pencere ekran yansıtmasını denedik. Evet, ama evet. O garip bir şekilde benim bilgisayarda işe yaramıyor. Ben şu an ekran yansıtıyorum. Sende ekran yansıtma daha garip. Ekran oranın falan garip olduğu için daha garip olması lazım aslında onun. İşin daha belki de o yüzden sadece benim taraf gidiyor. Belki de. Emre'nin ekranı 21:9 olduğu için. Emre'nin ekranı bozuk değil mi aslında? 16:9 ve 21:9'a tutunuyor. Tommy gibi. No more! Yani bir de şey var. Düşün. Geçtiğimiz hafta o kadar şakasını yaptık. Podcast izleyenler işte ağlıyor, posterleri falan göstereceğiz. Şimdi podcast izleyenlere Mert'in kamerada ne kadar kötü göründüğünden bahsediyoruz. Neyse arkadaşlar, hoş geldiniz. Bu hafta biraz farklı bir şey yaptık. Gündemde konuşacağımız haber sayısı oldukça az olduğu için Instagram hesabından soru cevap yapalım dedim. Teori yanı için. Oradan epey soru geldi. Bazıları güzel, bazıları komik, bazıları kokain çekip herhalde öyle kullanılmış. Bazıları Emre'nin kalbini kırdı. Bazıları benim kalbimi epey kırdı. Bazıları da şey dedi. Ama birçok yorum geldi. O nedenle şimdi ön söze gireceğiz ve daha sonrasında her haber arasına gün içerisinde bize gelen sorulardan birkaçını cevaplayacağız. Sonunda da bugün Ezra Miller'ın bir başka haberiyle değil, Northman filmiyle yayınımızı noktalayacağız. Onu da belirtmekte fayda var. Daha fazla lafı uzatmayalım isterseniz. Girelim. Hazır podcast demişken bu arada ben de şeyi gündeme taşıyayım.
Geçtiğimiz hafta podcast'te Spotify'da What? What is this? Ne oldu arkadaşlar? Hiç görünmedi bile. Biliyorum. Hiç görünmedi bile. Ya podcast dinleyenleri deliriyor. Abi artık şuna dikkat edin. Hiç duyulmadı bile. Ama bak güzel bir şey oldu. Güzel bir geçiş oldu. Nedenini soracak olursan. Bu kadar podcast izleyenlerine insanlar takılıyor ya. Belki bazı insanların kafasına gelebilir. Usta siz zaten haftada 6... Bunu burada bir şey diyeyim mi? Tüm iştenliğimle söylüyorum, bunu ben de düşündüm. Ulan biz zaten Epitop'u haftada 5000'de 8000. Hatta bazı özel yayınlarda 10.000 izleniyoruz. Böyle aktif bir izleyici sayımız var. Böyle tabii. Ciddi Marvel yayınları olmadığı takdirde. Hani bu insanların yüzde kaçı bizi podcast dinleyebilir ki falan dedim. Demez olaydım. Garip bir şekilde beklediğimden fazla çıktı. Bekle. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Hadi veri grafiklerini ekrana verelim. What? Spotify. Yaptığı dansı da görmüyorlar. Spotify'da veremiyoruz çünkü... Yaptığı dansı bırak, verileri de göremeyecekler ki. Bak, analitik ekranını size gösteririm, tamam mı, yayın sonrasında. Ama Spotify biraz zeki bir arkadaş. Google Podcast aralarında en rahatı. Spotify ve Apple Podcast senin grafiklere baktığın şeyde, arayüzde RSS feedini tepeye koyuyor. Hani, hadi bakalım ekran görüntüsü gönder diye böyle sana şey yapıyor yani. Tamam mı? Paylaşamıyorsun yani direkt. Evet. Uyutuna. Ama bir taraftan Google Podcast al abi şu veri. Al abi bu. Bu arada Google Podcast şey. Hani diğer hepsi sanırım. Evet aynen öyle. Diğer hepsi işte kaç kişi aktif olarak izliyor. Ne kadar izliyor falan bunlara bakarken. Spotify birazcık özür dilerim. Google Podcast şeyden alıyor herhalde. Biraz ilham kaynağı almış. Netflix'ten mi? Geçen hafta kimi eleştirdik? Oynatılan dakika sayısını sadece söylüyor. Aa çok güzel. Evet, gelelim. Ya, o da bir yandan güzel şimdi. Diğerleri daha realistik. Siz evet. Podcast dünyasına benim kadar hakim değilsiniz sanırım. Bu nedenle izleyici sayısını tahmin etmenizi isteyip uçuk sayılar söyledikten sonra hayal kırıklığına uğratmamak için ben direkt şap 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 söylüyorum. 37. 1000 kişi. Bak, Spotify'da şu anda aktif olarak 200 takipçimiz var. Toplamda şey son yayınımız... Efendim? Güzel gene bayağı. Meta Marvel projesi geçen yayınımız 343 kez dinlenmiş. 170 kişi de bu 343'ün 20 dakikadan fazla dinlemiş yayını. 343 kişi başlatmış. Apple Podcast'te 10 takipçi sayımız var. Oo. 80 tane aktif dinleyici sayımız var. What? Danyasan? İşte abone ol diye bu yüzden diyoruz. Orada da mı abone olmuyorsunuz hani? Ama garip bir şekilde Murat'ın umut kestiği son platform Google Podcast, Apple Podcast'i sollayarak 13 takipçiyle ve toplamda 4 saat 16 dakika izlenmeyle. Oh my god. 2 saat yayın toplam 4 saat 10 dakika izlenmiş. Şimdi Spotify'daki ortalama 20 dakikayı yormak gerekirse evden işe, okula giderken ki metrobüs durakları yolda arasında bir şey. Yolda bir metrobüse açmış. Binince iyi gider denmiş. Okey. Ki amacım öyle, o zaten yani. Aynen öyle. Bir şeyler dinlenmiş. Bu güzel bir oran bence. Ben şey bir manyak istiyorum böyle. Abi gece yastığa koyuyorum kafamı. Sizin podcast açıp ona uyuyorum. Onu yapan var. Bizim yayınları dinleyerek uyuyan var. Hatta... Nasıl bir fetişistiniz oğlum siz? Belki bizim yayınları dinleyerek uyumayın sanki. O kadar mı sıkıcı? Mantıklı evet. Farklı bir tarz. Mert'e böyle bir yorum gelmiş. Biz hatta konuşmadık hatırlamıyorum. Matrix yayınımız vardı. Birinci sezonun finalini verdiğimiz. Abi işte her zaman sizin yayınınızı dinler uyurum ama o yayında Mert'in artık Matrix'e nasıl bir nefreti varsa gülmekten uyuyamadım falan tarzında bir şey gelmişti. Bilmiyorum hatırlar mısınız ama öyle bazı yorumlar var. Şey bilmiyorum abi. Yani biz burada şu anda bir servis sunuyoruz. İnsanlar istediği gibi takılsın efendim yani. Ben artık tabii çok canım. Şey yapmıyorum. Monitörümün modeli bilmiyorum dostum ya Haknur. LG 21'e 9 ama 21'e 9 olan LG 5000 tane monitör vardır eminim ama inan bana bence pek bir şey fark etmiyor. Bir tek oyun oynuyorsan eğer curve al. Oynamıyorsan bence alma. Çünkü ben yaptığım araştırmadan şunu anladım. Curve bir şey izlenmiyor. Hiçbir takdirde mi curve almasın? Katılırım. Abi curve televizyonlar neden piyasadan yok oldu birden? Curve televizyonlar bir an... Bunu hiç düşündünüz mü? Abi Curve'da bile sıkıntılı da oldu zaten. Çok sıkıntılı teknoloji. Şeyde çok ya. Patlamadı mı? 2016-2017 yanlış mıyım? Curve 3 boyutlu televizyon. Galatasaray Fenerbahçe maçını evinizden canlı bir şekilde izleyeceksiniz. Oradaymışçasına izleyeceksiniz falan. Sonra FOS bir anda gitti. Öyledir. Ya bu şey için işte.
hani bir televizyon alıyor ve bir hane o televizyonu böyle 5-10 yıl gibi bir süre evet, bile evet, kullanabiliyor ya. Hani arada bir farklılık çıkaralım ki o televizyonu yenilesin hamlelerinden biri. Bu, hani şey bu hamleler böyle tutarsa da daha geliştirilerek teknolojiyi geliştirmeye katkıda sağlanıyor. Curve ama tutmadı Curve bizde. Curve onlardan biri değil. Ha, Curve şeyde var. Yani yabancılar arada atıyorum oyun için falan şey yapıyorlar. Ama çok profesyonel seviyede gene göremezsiniz onları. Çünkü bir noktada yardımcı olduğunu söyleyen de var. Ama profesyonel etkinliklerde yok mesela Curve gördüğüm kadarıyla. Gerek yok. Çok destek iyi bir şey değil çünkü yani. Hani ister istemez de şeyleri ya, bozuyor, açılarla oynuyor. Hani böyle keyif bilgisayarın falan varsa işini yapmayacağın bir şey yapmayacağın. Yani, tabii. Hani zevkini ben olsam alırım mesela. Öyle bir bilgisayarım olsa evimin bir yerinde. Değil mi? 16 ya 9'um var abi. Bir tane 4'e 3'üm var. Bir de 21 ya 9'um var. Hatta hiç abartarım. Bir monitör alırım. Böyle upuzun körler var ya hayvan gibi. 3 monitör kadar. Ay, bir tane ondan alırım. Böyle uzay mekiği gibi takılırım da yani. Sana bir şey diyeyim mi? Öyle bir şeyim olsa... Orada iş falan yapmam yani. Onu diyeyim. Ya düzgün bir şeyim olsa öyle bir şey kullanmak isterdim biliyor musun? Ya 3 tane monitör ya da bir tane büyük kör böyle. Çok, peki 3 tane monitör tercihiniz nedir? Çünkü böyle böyle yapanlar var. Özür dilerim podcast ideal. Hani bir önüne iki yanına koyan var. Bir önüne üstüne koyanlar ya, var. Ben ya şu an bir yana bir yana koyanlar var falan. Bir önümde iki. Ben bayağı bir iki. Soruya bak Mert'in 3 monitörü var zaten. Sağımda solumda ortamda var yani aynen. Ha mesela ya bende de şu an öyle hani ya bende 2 monitör var. Ama hani şey değil bende yer yok direkt hani bir tane oraya iki yana yapacak kadar yer yok. 2 monitör de önümde. Ama biri 4'e 3 olduğu için o kadar sıkıntı olmuyor zaten. Ama atıyorum 3 tane 16'ya 9'um olsa ben de bir tane önüme, 2 tane onun yanına çapraz şekilde böyle hani fake kör. Lafımızı böleceğim arkadaşlar. Kameram iyi bir kamera. Şu an platformdan dolayı bir takılma yaşıyoruz. Evet Mert'in kamerasında normalde bir sıkıntı yok arkadaşlar. Hani bizim kameralarımız hatta yakın modeller. Mert'inki benimkinden birkaç model daha ileri hatta. Bak orada Mr. Forotel doğru yazmış. C922 var arkadaşlar. Ben evet, bunu bendeki... zamanında 400 TL'ye almıştım. Orada 900, öyle düşünün. Benimki 920. Şu an 400'e hiçbir şey alamıyorsunuz bak öyle düşün. İyi bir kamera. Şu an 400'e yani biraz zorlasan gömlek alamıyorsun abi. Oğlum sana... Ulan harbiden ya. Neyse arkadaşlar o zaman da düzelir ya. Yayın oturduğunda birazcık daha... Arkadaşlar yayını 3x'de izlerseniz belki hızlanırım. Evet bu arada yayın atıyorum çarpı 2'de falan izlersen Mert'in FPS'i artacak bayağı. Mert bu senin sınavın usta anlayabiliyor musun? Şu an şu noktaya kadar hiçbir şekilde görüntü kalitesinde sıkıntı yaşamayan sen şimdi Murat'a kıyasla en çok yaşayan kişisin. Bir dakika ben bunu teorik olarak açıklamasını yapabilirim. Teorik Murat olarak mı? Teorik olarak. It's a theory. Bugüne kadar neredeyse uzun bir zaman dilimi içerisinde şu anki platformumuzda bir anlaşma içerisinde olduğumuz için üst paketlerde takılıyorduk. Yalan bu arada ve yayını Emre açıyordu. En üst paketi kullanıyoruz. Emre açar yayını. Haftaya öyle deneriz. Hayır hafta değil. Yayından sonra deneyeceğiz bunu. Emre hemen bir hesap açıyorsun. Şimdi ama. Neyse. Bunu düzelteceğiz bence. Evet bunu büyük ihtimalle haftaya düzeltmiş oluruz arkadaşlar. Ki zaten hani bayağıdır açmıyorum ama kendi kanalımdaki yayınlardan da bilen bilir kameraların kalitesi. Hayır bende de kamera kalitesi düzgün gözüküyor arkadaşlar zaten. Yani bende de normal gibi. Vallahi güzel gözüküyor lan. Bende herkes normal gözüküyor şu an. O zaman isterseniz nasıl yapalım? İlk haberleri girelim mi? Yoksa haberleri girmeden önce birkaç soru alalım mı? Daha bence birkaç soru alalım ya. Güzel başlayalım. Daha başlayalım. Ne yaptınız? Nasılsınız bu hafta? Anlatın. Hakikaten hal hatır sormadım. Özür dilerim. Bayağıdır görüşmüyoruz. Barkın tam sorudan girmiş abi. Ben başlayayım o zaman. Scream videosu haftaya gelmiyor. Bitti. Ya Murat 13'ünde yüklemek istediğini biliyorum ama oğlum 13 de çok uzak ya. Abi 13 Mayıs benim için özel bir tarih. Özel ya bu iki videoyu da ben özel tarihlerde yayınlayacağım. O konuda şeyim yok. Ben burada araya girmek istiyorum. Evet. Bu iki özel tarihi de biliyorum. Birini zaten evet, açıkladı ama ikincisini de biliyorum ve Murat'ın videosunu izledim arkadaşlar. İlk bitiren benim. Ya videoda 3 kişi izleyebiliyor şu an videoyu zaten. Biri %90'ını ya bir kısmını atlayarak çok minik kısımları atlayarak tamamını bitirdi. Biri parça parça izledi. Arkadaşlar Murat film çekmiş anasını satayım. Bir girdi. Ya dedi ki arkadaşlar yorumunuzu alabilir miyim falan öncesinde izleyin yayında konuşuruz falan.
attı abi videoyu. O zamana kadar da hep konuşuyorduk abi çok uzun olacak işte. Bir saat olacak falan, bir saat, bu saat falan. Abi bir girdim. Bir saat 44 dakika. Ulan Scream filmini mi sürükledin dedim. Ne yaptın abi? Bayağı arkadaşlar. Yani şu noktada bilmiyorum Murat ne kadar sevecek şimdi övgü yağmurundan ama hani ne kadar utanacak bilmiyorum ama güzel güzel. Ben uzun zamandır işte böyle hani video makale formatında içerik üreten birisi olarak şey söyleyebilirim. Kendisine has bir şey bulmuş, bir yol bulmuş ve özellikle bence seven insanların o şeyi videoyu izlemekten hoşlanacağını düşünüyorum. Yürü kardeşim, helal olsun. Prequel geliyor mu kanka? Şimdi film çıkacak ya yakında. Abi bir saniye, şu dakika ne? Ya prequel yok da sequel var. Sequel geliyor. Ha, ne bileyim 13 Mayıs'a daha var. Belki bir prequel çakarsın video çıkmadan önce. Prequel lan. Yok 13 Mayıs'a kadar bir Doctor Strange videosu gelir. Ya bu arada şeyi takdir ediyorum bak. Gelir hani şaka bir yana. Belki. Şimdi sen bunu biz konuşuyoruz 2-3 hafta falan oluyor. Ben bir ayda falan bitirdim Venom videosunu. Ki o bir ayda da şey yok. Text yazım yok. Full post prodüksiyon. Hiç yazım yok yani. Hani kayıt var ama yazım yok. Hiç text yazmam. Sen 3-4 haftada 8000 kelimelik, 9000 kelimelik texti yazdın. Hani, bak videonun başlamasıyla bitmesi 1 ay 1 hafta. Damn. Yazımdan yani itibaren. Yazımdan itibaren. Evet. Tarihler belli çünkü. Wow. 1 Nisan'da şeye başladım. 1 Nisan'da direkt şey başladı. Hani kurgu başladı 1 Nisan'da. Hı-hı. O gün ilk fragmanı attım zaten. Evet. 23-22 günde bitti. Arada bir hafta zaten vize haftamdı. Filme aslında bir şey diyeceğim mi? Filme diyorum artık. Videoya aslında baktığında farklı bir perspektiften baktığında çok da şeylik görülüyor. Birazcık da hani böyle bilmiyorum sen bile farkında olmayabilirsin. Belki bilinçaltında hani öyle bir ilerleme olmuştur ama biraz gazetecilik gözüyle de yaklaşmışsın. Hani o dönemdeki diğer esin başka kaynakları şeyler falan. Hani. Evet bayağı şey olmuş yani. Hani Wikipedia'yı sürükleyici, hızlandırıcı, daha böyle aktif bir konuma getirip böyle oğlun ulan falan durumuna çevirmişsin. Hadi bak. Wikiler, bir şey olmadı değil mi? Hani telif sıkıntısı falan yaşamıyorsundur umarım. Telif uğraştım. O video 3 kere falan renderlandı. İşte. Ve render ortalama 3,5-4 saat falan sürüyor. Köz getir. Sucukları pişir. Bilgisayar son seferinde artık şeyler fanlar böyle zın 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 diye dönmeye başladı zaten. Dedim tamam ben seni gece rahat bırakacağım. Ama şey oldu, dediğiniz muhabbeti yaptım, parça parça renderladım, attım, baktım düzgündü. Sonradan manyağın biri elle attım, Miramax'ten biri, hani yayıncı stüdyodan biri elle attı o telifleri. Çünkü şey gelmedi, YouTube'un otomatik telif sisteminden gelmedi o telifler. Hı-hı. Attığımda normalde oradan bir gün falan geçti, sonradan geldi. Hı-hı. Onları düzelttim en son. Hani şu an şeyim var, hiçbir dosyayı silmedim zaten. Uzun bir sürede silmem. Hani herhangi bir şey gelirse, yani 13 Mayıs'a bayağı var. Çok rahat düzeltebilirim hani herhangi bir telif gelirse de. Çok rahat biraz dinlenmeyi bırakmak güzel oluyor. Tecrübeyle sabit konuşuyorum. Yayınlamadan şey önce biraz. Ya zaten ilk videoyu yaparken ikincisi için de fikirlerim hazır olduğu için şey değil hani. Hani ikinci videoya yarın başlayabilirim. Herhangi bir sıkıntı yok onda. Belli ya fikirlerim hazır diyor zaten. Ya bugün dinlendim işte. Vay be kral. Alfa oğlum, alfa. Oğlum yetiştirme. Ya bu arada birisi de şey yaptı hani onu söyleyeyim de. Hani ikinci videoda Haziran'ın ortalarında falan gelecek. Hani biraz da şey derdim var benim de. Hani başlayayım ki ucu ucuna yetiştirmeye çalışmayayım. Hani rahat rahat yapayım videoyu. Ben şöyle bir tespit yaptım. Yine teorik olarak açıklamak istiyorum. Buyur. Sen bu video hazırlığından önce ne yapıyordun? Milyon tane short. Short kafayı bir açtı böyle. Short aynen. Sen de böyle bir eşiği atlatmış abi. Yani onu hissettim ben videonu izlerken. Hmm. Umarım izleyenler de beğenir valla. Shortslar sayesinde uzun bir süre dinlendim harbiden. O dinlenme sürecinde bir şey oldum. Lan ben video yapmak istiyorum ama öyle 5-10 dakikalık video hani, değil. Öyle bir yokluğa düşmüşsün ki o sürede. Hani şey falan hatırlıyorum arkadaşlar. X-Men'in şu sayısında 31 kere bir şey var. Darth Vader'ın babaannesinin adı Yoda'ymış falan diye böyle. Abi çok çok garip bir gelişim oldu. Farkındayım hani. Sigma Grindstein. By Cosmin. Düşünebiliyor musun? Video yaptığı zaman böyle sabah kalktı. Rising Grind. Dun dun. Hani böyle. Abi öyle bir şey yaşayabilmem için önce uyuyor olmam. Yatakta uyuyor olmam lazım. Abi kaç kere koltukta uyudum öyle var ya. Harbiden Sigma Grind set ya. Neyse dur abi daha çok bir şey söylemiyoruz. Yapacağım. 13 Mayıs'ı bekliyorum. Evet. O sonraki video için. Yiğit. 13 Mayıs. Mert senden ne haber? Abi ben
yavaştan sahalara çıkıyorum. Yani bir kısa filmimizin ilk setini tamamladık. Senin olaylar, olaylar da büyük bayağı. Ben de evet, bir taraftan yani vizelerim başlıyor, bir taraftan kısa filmler falan oluyor. Ve şöyle bir şey oldu. Bu kısa filmin iki günlük bir seti var. Küçük bir set. Kısa, çok hani reklam filmi tarzı bir şey çekiyoruz. Ama kendi çapımızda. Hani bayağı bütçemiz neredeyse az ama okul sayesinde işte bölümle beraber bayağı yüklü miktarda değeri olan ekipmanlar kullanabiliyoruz şansımıza. Ve normalde ben Focus Puller olacaktım. Bunu geçtiğimiz hafta falan demiştim işte. Çekimden bir gün önce bizim DOP'mizin başka bir seti çıktığı için ben böyle çok son dakika bir şekilde DOP'ye geçtim. Yani görüntü yönetmenliğine geçtim. Ve lan ne olacak? Hani şey son dakika başkasının hazırladığı planlarla falan çekeceğim falan oldum. Böyle bayağı gergindim. Ama sete gittik işte, kurduk falan. O açıdan gerginim azaldı. Bayağı güzel bir tecrübe oldu yani. Başladık yavaştan bir şeyler biz de, öyle diyelim. Yarın bir tane daha setim var işte. Oo. Bakalım bu çekimler yarın bitecek. Kurgusu ne zaman biter bilmiyorum. Ben yapmayacağım ama Mark 4 ile çektik. Ben hallederim. Çekiyoruz. Ne Mark 4? Sony'ye? Yo yo. Canon 5D Mark 4 ile çektik. Bir tane 16-55 şey 16-35, bir tane de 70-200 böyle kallı abi bir lensle falan destek verdik. Onun dışında hani şey olarak iyiydik bayağı. Hani bayağı profesyonel ışıklarımız, ışık ayaklarımız, kamera üstüne taktığımız lensler. Hatta şeylik de vardı hani omuzdan fokus için aparat oluyor ya. KG falan takılan. Evet. Bayağı onlar falan vardı da yedekli bulunsun diye. Çok iyi ya. Magic Arm diye geçiyor işte. Hmm. Güzel bir deneyim oluyor gibi hissettim. Yani bu ortamları sevdim ben özetle arkadaşlar. Çok iyi ya. Vallahi helal olsun. Hoşuma gitti. Ve şey falan olduk hani. Bir açıda bunu da anlatayım hadi. Heyecanlandım şu an. Bir tane bak toplamda 5 take falan çektik. Pardon 5 plan falan çektik. 40'a yakın take almışızdır diye düşünüyorum. Ama bir plan öyle bir şeydi ki. Bir tane evin hani banyosunda çekiyorduk. Ve o banyo cidden şu benim bilgisayar masamın daha küçük bir alanına falan sahipti. Bayağı küçük bir banyoydu ve öyle bir setup kurduk ki ışığı, her şaltı. En son oyun iki oyuncu dışında kimse ne çekildiğini görmüyordu abi. Herkes dışındaydı olayım ve çok garip bir tecrübeydi hani. Bilmiyorum. Güzel şeyler, random şeyler oluyor böyle sette. O açıdan heyecanlıyım bu işlere biraz. Abi çok bir yandan da ya, senaryo hocamız sağ olsun buradan beni duyuyorsa bize çok taktığı için D verdi. Ve sırf bize çok çok saçma şeyler oldu. Tretmanı böyle mi yazdınız? Hadi bakalım falan diye. Yani şöyle söyleyeyim. Bir replik var senaryoda. Afiyet olsun. Ama Çerkezce. Ve nasıl yazdın? Afiyet olsun parantez içerisinde Çerkezce mi yoksa Çerkezce afiyet olsun yazılışı mı? Yok, altında diğer dilli olan var. Hani afiyet okay olsun altında diğeri. Hani bu yazım olarak sıkıntı yok. Şöyle bir feedback geldi. Bize birkaç saçma olay yüzünden takmasına ek olarak. İşte şu kısımda garson çok uzun konuşuyor falan dendi. Halbuki bir cümle bile değil. Onun stüdyo baskısı lan bu resmen. Oğlum bir şey diyorum. Karakterin çok evet uzun konuşması nasıl bir feedback ya? Abi direkt stüdyo baskısı direkt abi, işte. Hayır. Olay o değil işte. Olay şey. Ben size taktım. Acaba bir yerden bulayım da şeyi mi sevmedi? Süre dağılımını ben belki sevmiştir. Ben de sevmediğini biliyorum ya. Yok bizi sevmedi şu an. Abi reis. Çok tatsız ya. Değişik tatsızlıklar oldu arkadaşlar ama senaryo dersini zaten sevmiyordum. Buradan da senaristliğin Allah. Abi senaristlik çok önemli bu arada. Senaristlik. Ya önemli önemli biliyorum. Yani ama ben ayrıldım abi. Böyle gitgide şey oluyorum bay bay. Görüntü. Yok be gibi. Hiç öyle deme bu arada. Yani hiçbir zaman de bir şey canım. Ben bak sinema sektöründe hiçbir şey zaman yaparım. Senaryodan bağımsız şey yapamıyorsun burada. Tabii, iş yapamıyorsun. Tabii. Ben senaryo üretimine dair bir kısımda olmam hani. Ha evet. Sıfırdan yapım aşamasındayken diyorsun. Tabii sonradan zaten dahil olmak zorundasın da. Abi anladım. Şey çok güzel ya. Hani sen bundan atıyorum 5 yıl sonra falan böyle Mert gene YouTube'da bir şey eleştiriyor. Senarist hani, olmuşum değil mi? Hayır hayır güzel gözükmüyor diyorsun tamam mesela. Yorumlarda birisi şey yazıyor. Ulan o kadar beğenmiyorsan git kendin çek. Sen de diyorsun ki çekiyorum zaten. Direkt TikTok videoları gibi oluyor. Şey diyebileceksin abi artık hani
Atıyorum ben böyle bir şey yaptım. Benim yaptığım daha güzeldi. Bu olmamış diyebileceksin artık belki de. İlerleyen. Ama şey, yani... şey kıskandım. Bizim o set varken bir grubun da diğer bir seti vardı. Onlar da başka bir kısa film çekiyordu. Halo dizisi mi? Yok. Abi onlar da bizden habersiz ya. Habersiz demeyeyim de. Hani kendi ekipleri sonuçta. Kendileri karar veriyor her şeyi de. Onlar da Black Magic'le şeyler falan kullanmışlar. Veya doliler falan kurulmuş her yere. Hava atıyorlar değil mi böyle? Ya biraz şey oldum. Lan dedim. Hani asıl set bizdik gibi bir şey oldu. Black Magic 4K. Yani bakalım. Ha bu arada böyle diyoruz da Mert bence sen de şeyi bir söyle. Bize anlattığın vardı ya böyle eline bir vermişler kamerayı. Anlatmak ister misin onu? Ya şöyle. Hani. Ya, isteyebilirim. Hanesini ya, söyle şey, sadece. Ya, o bile yeter. Ya işte ben artık sektörlerin mali değerler konusunda yani ekonominin yüzünden bayağı belirsiz olduğu için her dalda fiyat açısından. Yani çekimde hani işte Mark 4 olsun işte 70-200 lens olsun falan böyle kararlaştırmıştık. Yani sette çekerken şeydim. Hani normal çekiyoruz abi işte sete. Bir iPhone getirirler. İşte bu take'de bu lens olacak. Hadi çıkar değiştir. Onu al bir şey yap. Hani çektik bitti. Akşam evdeyken şey oldum ben. Ulan bunların fiyatı ne acaba falan bir diyeyim. Bakayım dedim. Girdim baktım böyle. Hani böyle sadece iki lens ve gövde 150 bin liraya yakın şu an. Yani ama yaklaşık bizim... $10 falan. Ama bizim işte diğer ekipmanlarla baya böyle 200 bin liraya dayanan bir genel ekipman sorumluluğunu elimde tutuyormuşum böyle. Abi yani. Yani şeyi hissettim abi. O 70-200'ü bir ara o kadar çok elimde tuttum ki ağır bir de hayvan gibi alırım. Evet evet. Böyle şey oldu. Artık şunu tripoda koyabilir miyiz falan oldum böyle. Ve o an 200 bin lira olduğunu bilsem bir tık gerilebilirdim. Abi şey yapıyorsun değil mi çocuğa böyle? Arkadaşına falan şey yapıyorsun. Kanka tut falan atıyorsun değil mi böyle? Ya zaten set adabı gereği yani atma falan imkanı yok. Tabii canım tabii. Yani onun olsa olsun 10 liralık kamera da iyi olsa atmazsın zaten. Tabii. Abi onun bir adabı var zaten. Mesela Red'de şey yapıyorlar. Verdim, aldım, tuttun mu? Tuttum, bütün... bırakıyorum, bırak. Tabii çoğu abi. Öyledir. Hani... Ama yani Red'de tabii o kadar detay yaparsan. Kırılsa şey yapamazsın. Işte. Davalıksın yani kırılırsa. Yani bizim sette şey o direkt. Sen de, ben de. Bitiyor. Ha. Professional verdim aldım tuttum mu tuttum bırakıyorum bırak ben sende hop bende sende ama tabii ki şey falan oluyor hani 70-200 takılıyken ve üstünde monitör falan takılıyken sende bende biraz harbiden detaylanıyor böyle abi monitör şey tuttum böyle şurayı tut hop atlanmış hayır şey gibi böyle Jurassic World'teki gibi kanka yavaşça yere bırakıyorum bıraktım sen ama sen abi sende. Öyledir zaten. Lenserin geneli zaten hani kameranın tabii kendisinden yani daha pahalıdır. Bu arada spherical çekiyorsun tabii, değil mi? Anamorfik çekmiyorsunuz. Yok anamorfik. Anladıysan. Evet evet. Hadi hayırlısı ya. Dur bakalım. Yani. Merakla bekliyoruz ve Reis. Şöyle söyleyeyim. Yani tam bir reklam filmi yani. Onu tekrar belirteyim. Olsun abi. Böyle reklam yüzü gibi bir Bay X diye bir karakterimiz var. Hayır. Ve o kadar böyle reklam tipi var ki yani oyuncumuzda. Çok güzel oturdu. Bakalım biterse izletebilirim diye düşünüyorum belki. Abi bir product placement yapabilir miyiz ya? Bay X'i Bay Cosmic yapalım. Olmaz mı? Pembe takım elbise giyiyor. Giyerim. Giyecek mi? Giyerim. Giymeye şerefsiz. Yakışır bana. Tamam. Yakıştırırım. Ama bana. Bunu Pembe Panter serisi videosu yaparsan yapalım. Sana of. Bunu konuşalım bak. Olur, seversin olur. Sen. Olur. O pembe takım elbiseyi bulun bana. Buluruz o kolay. Hadi ben de olur. Böyle işte setme tip giriştik bir şeyler. Emre sen ne yaptın? Ben abi hiç sorma ya. Benim çok karışık. Emre şey yapıyor artık abi. Gelen telifleri izlemeye çalışıyor. Abi şu an burada şeye dönecek ya. Aykut Elmas mimi var ya. Hocam ben top getirdim. Sucuk var şu an. Aykut sen de getirdin. Yok ben hani bilmiyorum. Yani şu an söylesem ne kadar mantıklı. Söylemesem ne kadar şey duracak. Yani şey son bir haftada şey ikilimini yaşıyorum ben epey. Hani bir tane senaryo yaşı var ve epey büyük. Hani ilk uzun metrajım. Daha önce hiç ben uzun metraj yazmadım. Hani uzun metraj editörlüğü yaptım. Mesela şey diyorlar. Bir atıyorum bir sinopsis veriyorlar veya bir outline veriyorlar. Diyorlar ki işte ikinci yazma perdede seyirciye yeteri kadar bilgi verilebilmiş mi falan diyorlar. Onunla alakalı da editörlük yaptım. Kısa film yazdım. Ama hiç uzun metraj yazmadım. Uzun metraja başladım. Ve hani uzun metraj kolay kolay yazılabilen bir şey değilmiş bu arada onu fark ettim.
Ve hani şeyi fark ettim. Eğer uzun metraja düzenli bir şekilde devam edersem önümüzdeki 5-6 ay boyunca YouTube videosu yapamam. Hani doğru diyorsun yapamam en azından. Doğru. O nedenle o ikilem arasında kaldım. Sonrasında şey mevzusu süre geldi. Bunu açıklamakta ne kadar mantıklı. X şirketine dedim ki ben yazayım. 2023'te size vereyim, 2024'te. Onlar dedi ki sen kafana göre bağımsız olarak yazamazsın. Bizim şirketimizin çatısı altında yazman lazım. Eğer bağımsız olarak yazarsan unsolicited sınıfına girer dedi. Onun olayı da şu. Mesela ben onları veriyorum. Son üründen memnun kredi kalmıyorlar. Yıllar sonra atıyorum benim ürünüme çok benzer bir ürün çıkarıyorlar. Ya da çok uzaktan benzer. Ben onlara dava açabiliyorum mesela. Ama benim onların çatısı altında çalıştırdığım takdirde herhangi bir sıkıntı yok. Biraz karışık bir şey. Yani kısaca. Ha onları şey sevmiyor. Unsolicited'ı sevmiyorlar yani. Aynen. Aynen. Ben bir parantez ekleyebilir miyim? Parantez ekleyebilir miyim? Dedin ya 6 ay boyunca YouTube'a video çekemem. Bence o kadar da kötü olmayabilir. Zaten bu arada ya son olayları düşünürsen. Temmuz'a kadar şeydi ya hani 3. strike yemem yani, lazım ya. Bence ona ağırlık ver ya direkt. Ya öyle bir mevzu var işte. Bir de bir kısa film projesi var. Onu kafamda düşünüyorum. Herhangi bir şirkete bağlı değil. Çok bağımsız. Bunu neden söylüyorum? Yapım aşamasında olan bir şey söylemek istemiyorum hiçbir zaman. Ama şöyle bir proje var aklımda. Evet. Kısa film yazım aşamasında izleyicileri de aslında belirli noktada dahil etmek istiyorum biraz. Öyle bir fikrim var. Choose your adventure. Fikir açısından mı? Fikir topluluğu, ya, beyin bayağı, fırtınası. Bayağı canlı yayını açıp bayağı şey Celtics olur, Fade In olur ya da Final Draft olur. Hı. Hangisi olursa artık. Açıp hadi bakalım fikir püskürtün. Tamam ben de şimdi bunlara şekil veriyorum. Hadi biraz daha püskürtün. Hop treatment. Güzel bir yemeği. Öyle bir fikir var. Bakalım ya yani çok fazla proje var da pek bir şey yapamadım. Yani ben geçen hafta epey oturdum düşündüm. Çünkü yani geçen hafta dediğim gibi şeyi konuştuk bu YouTube telif meselesine. Ama hani o çok azımsanacak bir şey değil. Hadi abi üzüldük geçtik ya da işte hadi panik yaptım geçtim gibi bir şey değil. Canım, onun ben halen etkisindeyim biraz. Ama bakalım bazı video projeleri de var. Abi benim şu an çok fazla şey var. Böyle çok minik de gelişen. Yani umarım uzun vadede bazıları sonuçları bazıları şey olacak yani. Bakalım boşver. Ben haftaya dön bana. Haftaya dön. Haftaya sözler tamam. Haftaya tamam. Şey de geliyor değil mi? Abi bir iyi haberim var bir kötü haberim var. İyi haber YouTube'a video attım. Kötü haber kanal kapandı. Ya bir şey diyeyim mi? Kanal kapansa şu noktada. Ama onda diyemeyiz ki. Sonra teori yine kapanıyor. Teori yine yayın sırasında kapanıyor değil mi? Emre'ye bildiğim geliyor kanalımız kapanmış diye. Mr. Cinemax 6 dakika boyunca aralıksız ağrıyor, ağlıyor. Oynat bakalım. Yeni kanalın ilk videosu. Ay ay. Neyse. Evet arkadaşlar. Böyle çılgınlıklar var yani. Güzel bakacağız. Işler. Bakacağız efendim. Umut kesmek yok. Şey. Devam. Bastıracağız. Umudu kesmek yok. Umut fakirin ekmeği. Hadi o zaman. 2-3 haber indirelim. Sonrasında soru cevap yaparız. Hayırlı 2-3 haber de araya sıkıştırırım. Hadi 2-3 haber. İlk haberimiz şu arkadaşlar. Netflix, bilmiyorum haberdar mısınız? Geçtiğimiz hafta yaklaşık 200 bine yakın abone kaybettiğini ve toplam stok hisseleri üzerinden de 54.3 milyar dolarlık bir kayıp yaşadığını söyledi. Hatta kaça düştü? %30'a falan düştü toplamda. Öyle bir şey duydum. Kesin galiba. Olmayabilir. Yok, yanlış biliyor olabilirim. %30 düştü. Stok değeri %30 düştü. %30 düştü. Ama aynen. Bir şey değil mi? Tamamlayacaksan tamamla bir şey ekleyeceğim çünkü. Bu durum sonucunda çünkü insanların genel hani birazdan şeyi de konuşuyoruz. Aynen. Neden bu durum yaşanıyor? Buna ben de konuşuruz. Onun beraberinde isterseniz onu konuşalım. Ondan sonra Netflix'in bu duruma olan tavrını konuşabiliriz. Okey. Olur. Lütfen şunu ekleyeceğim. Bu stok düşme muhabbeti sadece Netflix için değil. HBO ve Disney Plus'ta da yaşandı. Hatta Disney Plus'ın düşüşü Netflix kadar var neredeyse. Ha o kadar. Hiç bakmadım streaming servislerinin genelinde stok düşüşü yaşandı. Bir dakika. Apple'ınkinde yaşanmadı da Disney'de şeyi gördüm çünkü Netflix'ten sonra Disney'in de ne kadar düştüğünü gösteriyorlar ve Disney'in de düşüşü var bayağı hani. Direkt olarak genel olarak streaming servislerine genel bir giriş oldu. Şeyin açıklamalarından sonra. Ama Netflix kadar değil herhalde. Sonra. Ya bilmiyorum ama. Yok. Netflix hiçbiri Netflix'in kadar değil zaten. Hani ne stok değeri olarak ne maddi kayıp olarak. Zaten Disney'de abone kaybı da yok ya. Netflix'te var sadece o. Netflix direkt hani ama... şeyi kesmiş abi. Tüm evet. Dijital platformlardan umudu kestirmiş insanlara. Abi Netflix'in yöneticisi direkt şey yaptı zaten ya. Çıkıp şey dedi ya.
hani daha ucuz ve reklamlı bir şey düşünüyoruz diye. Bu arada çok yaptığı açıklama da çok kötüydü ama. O olaydan hemen sonra düşür Netflix falan şey Disney Plus düşüşü oldu zaten. Ya şöyle Emre dondun mu şu an? Emre bitireyi zıplıyor. Ha okey. Birazcık zıplasın yapacak bir şey yok. Yok yok. Okey sıkıntı yok. Bitireyi aşağı doğru zıplıyor. Dur seni bozmak gibi mikrofon, olmasın. Mikrofon kapandı. Zıplamıyor düşüyor. Ha okey. Tamam ben beklerim biraz indireceğim. Şu an iyi. Çok sorun yok gibi ya yayında zaten. Okey. Şöyle bu kadar kaybın, bu kadar düşüşün tabii ki belirli sebepleri var ama yani şöyle de bir sebebi vardır bence. Rusya'daki kullanıcılar falan engellendi. Hani oradan ciddi atıyorum 300 bin 400 bin zaten sil kafadan. Ha, o büyük bir oran çünkü. Evet, evet, aynen. O büyük bir oran. Şeye bakarsan son 2-3 yıla kadar hani şey yoktu abi. Netflix dışında neredeyse platform yoktu ve insanlar bu kadar dijitalde değildi. Son 2-3 yılda 10 tane rakibi falan çıktı ve ister istemez Netflix'in bu içerik tarzı dağılacaktı. Yani pasta elinde dilimleri arttıkça elinde dilimler, aynen elinde sonunda dilimlere ayrılan o abone sayısı daha da değişkenlik gösterecekti. Yavaş yavaş tabii ki kan kaybediyor. Hani o açıdan normal bence. Şimdi mesela önümüzde çok az kaldı. Disney Plus Türkiye'ye geliyor. HBO Max gelecek evet, sonrasında. Evet. Daha burada ne? 2 ayı mesela var. Mesela fiyatlar artıyor. Netflix'in fiyatının en yüksek paketinin 70 küsür oldu abi. Hani evet 50-70 küsür diye artıyor. Bir şeyler oluyor. Mesela Disney Plus geldiğinde bence birçok kişi Netflix'i bırakmak durumunda kalacak. En azından o aylığına. Belki hani aynı anda bence olamayacak bizim için en azından. Aynı anda ikisini birden zaten hani ya sen ben belki alırız da hani normal kullanıcı asla ikisini birden beraber kullanmaz ya. Ya kullanır yine ama şey gibi. Hani daha seçmemiz gereken bir döneme giriyoruz. Son kullanıcı olarak. Çünkü hani hepsi olsun isterim de hepsinde de o kadar çok içerik var ki hangisini tüketeceksin? Ha, bir de o var para yani. Mesela taktik savaşları falan olacak hani kendi içimizde. Mesela Disney Plus'ta içerik olarak çok şey olduğu gözükse de şu an Netflix'e kıyasla çok da şey yok aslında ama mesela şöyle bir olay var. Mesela atıyorum 3 ayda 4 ayda bir biriktireceksin Disney Plus'taki içerikleri. Aha, sonra bir ay bırakacaksın. Bir aylık üyelik satın alıp o içerikle o bir ayda harbiden tüketebileceksin. Abi ekonominin bizi getirdiği hale bak ya. Hani harbiden öyle küçük oyunlara dönecek iş. Evet. O açıdan bir tık tadım kaçıyor benim. Sonra Reddit'te falan şey diyecekler. Abi Türkiye'de 3 dolarmış hemen hadi girelim oradan alalım. Ya o öyle bir mevzu var mıydı ya. Nvidia'nın şeyinde? Nvidia'nın vardı aynen onu kapattılar ama. Ha. O şey oldu abi ya. GeForce Experience var ya. Ay Experience diyorum. GeForce Now. Türkiye'ye ilk geldiğinde normal pahalıydı. Kendi üzerinden satıyordu. Pahalıydı. Fakat öyle bir karışıklık oldu ki. Türkiye'ye geldikten böyle bir hafta sonra falan bütün dünyada zamlanınca en ucuz Türkiye'deki falan ha, kaldı. Öyle değil mi? Evet. Bu arada Mert'in dediği Türksel'in çıkardığı Turkcell Plus adı altında çıkan ya o şey sunucularla Turkcell evet. Oyun bölümüyle anlaştıkları için hani, Turkcell'de var. O şey yoksa işte aynı ya. GeForce Now. Fiyatı duyurdular. Herkes çok pahalı dedi. Ama adamlar aslında zamlardan sonraki fiyatları duyurdukları için aslında birazcık kendi ayaklarına sıktılar çok ucuz olmasına rağmen. Ya bize giriş yani bize Türkiye'ye giriş fiyatları bir sonraki zam fiyatlarının evet. Karşılığı falanmıştı. Falan erken duyurmuşlar. Öyle karışıklıklar oldu da bakalım. Mesela ben şeyi düşünüyorum. Disney Plus geldiğinde yıllık üyelik düşünüyorum. Çünkü ne kadar 35 kalacağı yani evet. Ne kadar 35 kalacağı bilmiyorum. Evet evet. Şey evet. Belli. Benim açımdan şu belli. Düzenli olarak ben Disney Plus içeriği tüketeceğime eminim. Ve şunu da biliyorum. O kadar Netflix tüketmiyorum. Ama işte orada izleyiciyle arandaki çelişki şu. Sen mesela diyorsun ya izleyici Disney Plus'ı birkaç ay boyunca bekletip sonrasında alabilir diye. Aynen. Bahsettiğin izleyicinin büyük bir kısmı zaten Disney Plus'ı Star haftalık Wars için alıyor. Gerekiyor. Marvel için alıyor. Ve bu diziler haftalık yayınlandığı için ister i̇şte istemez bir güncel olarak kullanabilecek. Bir de şeyi tam olarak ben katılmıyorum. Türkiye'deki izleyici kesiminin bence çok 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 büyük bir kesime Netflix, Amazon Prime, Disney Plus yani bu tarz platformların en fazla ikisini eş zamanlı olarak kullanmaz. Yani ilk abi, Disney Plus geldiği gibi bence dediğim gibi o büyük kesim abi tamam Disney Plus'tan mı geçiyoruz yoksa Netflix'te mi kalıyoruz diye düşünüp
karar verir. Ya da birkaç ay sonra ya Disney Plus benlik değilmiş deyip Netflix'e döner. Veyahut der ki okey Disney Plus aslında iyiymiş falan. Bir de şöyle tamamlayayım direkt, sonra size lafı bırakacağım. Disney Plus'ın aslında kütüphanesi bence yadırganamayacak kadar büyük. Biz her ne kadar bir şey bakımından düşünsek de. İşte. Ama ben işte ona tam olarak katılmıyorum. Çünkü biz Disney Plus'ın kütüphanesi diye düşündüğümüzde Disney Plus adına çıkan yapımları düşünüyoruz. Ama Disney Plus'ın içerisinde Disney yapımları var. Tüm Disney yapımları var ya. Var. Düşünsene. Hani tamam evet, aktif olarak güncel olarak çıkan Disney yapımları da aylar sonra gelecek ama o noktaya kadar gelen tüm Disney yapımları var. Düşünebiliyor musun ya? Yani abi Netflix pay film ediyor abi. Netflix, ya bak bir şey diyeyim direkt resmen ya. Azımsanmayacak kadar bir içerik var Disney'de ama Netflix'le karşılaştırınca çeşitlilik ve hani sayı olarak çok fazla Netflix abi. Hani içerik yani kusuyor deyiminindeyse. Evet hani. İyisiyle kötüsüyle. İnsan o kültüre ama alışmış. Evet. Ondan çıkmak çok zor olmaz bu fiyatlarda. Sürekli yeni, sürekli yeni bir şey var hani ama tabii ki yani. Mesela Disney'de onu şeyde iyi kullanıyor. Disney'in en iyi yaptığı şey sanırım son 1,5-2 yıldır. Her hafta yeni bir şey var lan hani. Moon Knight'ı bitiyor, Obi-Wan'ı başlıyor. Araya bir tane vizyon filmi geliyor çat diye. Hani haftaları boş bırakmadığı için o üyeliğini sürdürebilmeni sağlayan bir yapıya sürüklüyor seni. O biraz Netflix zaten vari bir yaklaşımı var yine. Ama daha kalitelisi ve daha seçiciliği diyelim. Çünkü Netflix atıyorum her ay 30 içerik çıkarıyorsa Disney Plus daha az ama daha böyle seçkin şeyler çıkartabiliyor ve alabiliyorsanız bence bir yıllık üyelik almayı düşünün. Abi direkt şey yap ya, hani şey olduğunu varsayıyorum. Disney Plus'ın en büyük paketinde atıyorum Netflix'in paketi gibi olduğunu varsayıyorum. İki aynı paket anda var zaten ya. Ya aynı anda atıyorum kaç kişi girebiliyorsa artık neyse atıyorum 2 mi 3 mü her neyse. 6 6 aynı anda. Profil galiba değil. 6 çok iyi. Oğlum, aynı anda var. Aynı anda bilmiyorum. Gelsin görürüz. Aile hesabından mı bahsediyor? Gerçi Disney Plus aile hesabı duyurulmadı değil mi? Aile paketi. Yok yok. Hayır atıyorum Netflix'in şu an sadece aylık şu kadar, yıllık şu kadar. Ya Netflix'in 70 liralık paketinde atıyorum aynı anda 4 kişi izleyebiliyor ya. Hı-hı. Bir evdeymiş gibi 4 arkadaş Netflix şeyde Disney Plus'ta öyle bir şey varsa da bilmiyorum ben. Atıyorum ya en kötü ihtimalle Mert'in dediği gibi zaten hani yıllık almak gene mantıklı da hani aylık vereceğiniz atıyorum 2-3 kişi topladığınız zaman zaten yıllık almak hiç sorun değil. 3 kişi evet girdiğinizi düşün abi. 100 ya o da kişi başı ucuza düşüyor tabii bölüşürsen. Tabii canım çok ucuza düşüyor hatta. Ama genel bir şey kanısı oluyor ya. Hani arkadaş diyorsun. Abi arkadaş. Arkadaşım yok. Yok şey bulunur ya. Disney Plus alacak insan illa bulunur ya. Ya forumlarda onun neleri açılır tabii canım. Yok forum, yok. Ben forumdan kimseye güvenip girmem ona ya. Yok halen. Abi herkes yapıyor şey yapanlar var. Evet evet. Yapanlar için. Ya, yapan yapsın. Ya, Reddit'i bilmiyorum da ben. Donanima arşivi hala aktif arkadaşlar. Mert'in söylediğine buraya katılıyorum. Yani insanların adam hepsi var. Adam yıllık alık kiralar abi ben eminim yapan vardır. Tabii illa yapacak vardır. Ama yani bilmiyorum bu yeni fiyat politikasıyla, ücret politikasıyla bence insanların çoğu da şey yapmaz. Mehmet sen al ben de alayım abi 5 kişiye falan yayalım. Sen bir tanesinden kira gelir elde et. O kiradan biz yeni hesap açarız. Onu böyle şey izleriz falan böyle. Hani gereksiz o kadar komplikasyona bence gerek yok bilmiyorum. Ama şey yani şey oradan gelen kira parasıyla ayrı hesap alıyor gene. İşine yatırım işte oğlum. Onu kendi izliyor. Şeyden bahsettik ya, Netflix'in aslında izleyici kitlesinin büyük bir kesimini neden ele geçirdiğine. Çünkü evet, herkes bizim gibi abi dur şu yapımı izleyeyim ya da şu yapımı izleyeyim demiyor. Ben özellikle şimdi üniversitede yeni insanlarla tanışıyorum. Hani şu ana kadar edindiğim arkadaşların çoğu uzaktan yakından sinemayla alakalı olduğu için sinema sektörü, ya sinema sektörü demeyeyim de filme. Çünkü şöyle, zaten sizin gibi tanıştığım insanlar zaten sinemaya yakın olan insanlar. Sinemayla yakın olmayan insanlarla da yıllar geçirdiğim için onlar artık sinemaya yakın. Ama şimdi yepyeni tanıştığım insanlar da mesela sorgulayınca abi cuma akşam açıyoruz Netflix'e ne varsa bakıyoruz falan. Evet bak o açıdan hakikaten baktığında meşguliyet bakımından adam işinden evine tabii geliyor tak diye Netflix açıyor. O konuda Disney Plus birazcık dumura uğrasabilir o kişiye. Ama evet, şimdi olay da şurada başlıyor bak. Mesela bu Netflix'i neden şimdi biraz bayağı Disney Plus'la Netflix'i karşılaştırma sekmesine döndü de asıl sebebimize dönecek olursak Netflix'in bence abone kaybetmesinin temel sebeplerinden bir tanesi elbet Disney Plus diğer ülkelere geliyor, Rusya savaşı ve devam etmekte, fiyat zam geldi, yani çılgınlıklar devam ediyor. Ama bence en temel sebeplerinden bir tanesi de bu şey hani Disney Plus sadece gelmiyor. Diğer platformlar da ufak şey şafakta. Tabii yani, HBO, Prime. Oğlum şöyle
böleyim lafınızı. Türkiye'de hala en çok abonesi olan bildiğim kadarıyla Blue TV yani. Aa. Yerli platformlar da var. Blue TV'nin hayvan gibi abonesi var arkadaşlar. E, bizim aile de var şu an düşündüm de. Yani Blue TV Netflix'ten çok da en son hatırladığım benim. Türkiye için. Olabilir. Ben şeyi şaşırdım. Şimdi hani mesela... şey olarak yani. Hı-hı. Pardon özür dilerim. Yani global rakiplerden çok. Yerli rakipleri de bayağı Netflix'ten üye çalabiliyor hani. Baksana mesela Exxen'de hani laf atarız, bok atarız. Hala da atarım. Yani atacağım da muhtemelen ama. Atıyorum adam mesela Şampiyonlar Ligi'ni alıyor. Futbolu alıyor. Eski bir şeyleri remake'liyor. Yani oradan da bir kitle açılıyor ve oradan gelen de Netflix'i iptal edip geliyor falan hani. Tabii. Aynen. Yani iyice böyle bir platform savaşları olacak. Abi yani. Aile ya bir ailedesin. Küçük bir çocuksun. Netflix istiyorsun. Baban diyor ki Şampiyonlar Ligi var. Exxen alacağız. Netflix neymiş? Ya işte bak o noktada Disney birazcık işi ele geçirebilir. Çünkü yani bak şey bakımından düşündüğünde kaliteyi tamamen denklemden çıkar. Meçguliyet bakımından düşündüğünde evet Exxen, Netflix gibi platformlar elbet her zaman Disney Plus'ın üzerinde olacak. Ama bence şey yadırganamayacak seviyede büyük bir kitle de var Türkiye'de. Hani kaliteye önem veren, düzgün film izleyen. Elbet her seferinde Netflix'in trend şeyinde böyle sıralamasında çok tırt filmler, erotik filmler falan görüyoruz. Millet porno izlemekten saçıp onları izliyor. Ama yine de şeyde bakmakta fayda var. Mesela HBO Max gelecek. Mert söyledi. Evet Netflix ayda 30 yapım çıkarıyor. Disney Plus 15 yapım çıkarıyor. Ama HBO Max 8 yapım çıkarsa da o 8 yapım böyle göğü yükseltiyorsun abi. Yani işte. Anlatabiliyor muyum? Ya bir tane kötü Netflix yapım HBO yapımı aklıma gelmiyor ya. Yani şu an bakıyorum da böyle. Apple TV de öyle mesela. Yani mesela daha yeni 3. sezona gelecek Barry ya da mesela onun beraberinde başka de aklıma hiçbir örnek gelmedi ama yani genelde güzel yapımlar çıkarıyor HBO Max. HBO çok iyi oğlum dizi konusunda şu ya an. Ya bir yapımda olsa şey yapabiliyorsun en azından. Spesifik bir örnek verebiliyorsun. Netflix'te en son kaliteli ne izledin öyle? Netflix'te en son kaliteli ne izledim? Çok güzel soru lan bu arada. Galiba 2019 Marriage Story. Abi yani ne var Marriage Story'ya tik 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 boom belki. Aa tik tik boom. Aa tabii ca. Ya hayır ya ondan sonra. Summit of God. Ondan sonra da izledim Summit of God. Tamam. Küçük cevherler var şimdi. Film olarak yine az çok çıkıyor da dizi olarak daha durum vahim bence. Abi bilmiyorum Netflix'in ya ben şu an şey izliyorum mesela Selling Sunset diye bir drama izliyorum abi. Bir grup kadın ev falan satıyor. Drama falan. Hani Keeping Up with Kardashians'ı 10 sezon izlemek istemiyorsan bunu izliyorsun ama hani yani okey lan aslında böyle değil şimdi Netflix'i şey yapmak için bir sebebim oldu mesela şu an şey var ben henüz izleyemedim ama Apple TV Plus da bu açıdan hani her şey kaliteli gibi bir şey neredeyse ve Severance diye bir dizi var. Millet deli övüyor abi. Ben daha bakamadım bir o noktadan ama Apple'ın her şeyi kaliteli diye diyebilir miyiz? Ben direkt sezon finaline bitsiniz final sezon, abi, şey, sezon değil final mi? Versin. Sonra zaten bakacağım. Evet. Senin bu her hafta izleyip bize gömdüğün. Hayır abi Amazon'un da o. Wheel of Time diyorsun. Pardon. Aynı Amazon'da bambaşka bir dünya ya bu arada. Yani... Amazon vergi kesmek için bir şeyler yapıyor abi. Oğlum, Amazon biraz lan. Bana komik geliyor artık. Hani bu tarz Amazon, konuların içerisine dahil etmiyoruz ya. Hani. Amazon, bilmiyorum. Apple, HBO, Netflix, Disney, ya Amazon'da Blue TV, Exxen. Şey gibi abi hani. Hepsini almak istiyorsun. Bakıyorsun kenarda duruyor hani bir zararı yok kimseye. Abi, ama sesi de çıkmıyor çok. Bak bu kapışmanın şeyini harbiden böyle gelecek senelerde şeyler belirleyecek. Bu akıllı televizyonlar şunlar bunlar belirleyecek abi. Bak belli televizyonlar App Store yok mesela ama içinde abi, built-in Netflix de geliyor abi. Built-in Netflix de geliyor. Onu zaten yapıyorlar da. Hayır ya, bak şöyle düşün. Tamamen pazarlama şeyi. Bak bizimki şey değil abi. Bizimki hani akıllı diye geçiyor. YouTube var ama app kendi App Store'u yok. İçindeki programları kullanıyorsun sadece. Hı-hı. Ve Netflix var sadece. Kumandaları Netflix tuşu var. Yok abi özgür irade yerinden alırsan yani hiç kimse üzerine kendisine şey olmasını istemez. Hani zorla bir şeyi. Ya o şey senin dediğin sadece. Şey ama işte yani sen şey diyorsun vardı. Yeni bir bilgisayar aldın. İçinde atıyorum Blue TV veyahut HBO Max'e yükleyebileceğin bir platform yok. Ekstra bir uygulama yok. Sadece Netflix var. Hayır ya tabii canım o tarz bir şey ama bilgisayar için demiyorum yani şey televizyon ya, için aile... diyorsun biliyorum. Tabii yani aile atıyorum ailenin belirleyeceği spesifik bir şey olursa mesela bu çok kararları etkileyecek.
Yine çok kötü. Bak Ez Gaming The Office var Amazon'da ama o Amazon'da değil ki aynı zamanda. Ama Amazon evet hakları Amazon'da ama Amazon yapımı değil. Yani, yani bu arada bu yani konuyu ilgilendirmiyor. Benim demek istediğim şey şu. Dijital platformlar var olduktan sonra o platforma özel çıkardıkları yapımları karşılaştırıyoruz. Yoksa Office aynen gayet iyi dizidir. Gidin Amazon'da verin abi tabii aylık canım 8 liranızı. Uğraşmayın abi, ama en son kaçıncı bölümdeydim ya? Cehenneminden oğlum gireyim dur şuradan bakayım. Ah kumar reklamı. 8 liraya verin paşa paşa rahat rahat izleyin ya. Lan 8 lira tek hane lan tek hane. Bak, 8 lira oğlum 8 liraya yemek yiyemiyorsun. Lira. Şey diye bak. Taktiği söylüyorum. Daha pahalı lan. Taktiği söylüyorum. Ya kaç şimdi lira reklam gibi olacak ama çok da, çok da ucuz olduğu için söyleyeceğim. Alarko kombi gerçek kombi gerçek kombi. 8 liraya Prime'i alıyorsun abi Prime üyeliği. Amazon'dan patlamış mısır söylüyorsun böyle 2-3 liraya. Oo, Prime üyeliğin olduğun için bedava kargon oluyor. Mısır'ın da izliyorsun Prime'ı. Nasıl fikir bak? Oğlum müthiş gerçekten oğlum 8 oğlum oğlum şu kola 8 liradan daha pahalı lan. Ama şimdi podcast dinleyenler için ne kola o? Yani marka vereyim mi ister misin? Sponsor olur ben. Abi Le Cola var üzerinde 2,5 litrelik. Yalnız şey elimde değil üzerimde Le Cola var. Üzerimde. Bak şey diyenler var. Dark var, çok iyi. The Boys var. Evet evet. Ama yani ya var benim, da var arkadaşlar. Benim her kullanmayı şey sevdiğim var meşhur bir laf vardır. İstisnalar kaideyi bozmaz. Bu arada bak Yavuz Han demiş. Hazır hadi, onu da konuşalım aradan çıkaralım. Falan da Yavuz Han da şey demiş. Bak. Onun da yorumunu sabitledim unutmadan. Bir arkadaş Disney Plus alsın, diğer arkadaş Netflix alsın. Takaslarsınız arada. Eh işte şu noktada da artık oğlum, şu konuyu da konuşalım, toparlayalım. Çok uzun konuştuk. Ha, doğru, Netflix'te bu acı haberden sonra yaptığı konuşmada dedi ki iki farklı gelişme yaşanacak. Bir tanesi nasıl yapacağız bilmiyorum ama bir şekilde hani bunu doğrudan söylemedi ama bir şekilde parola paylaşmayı kapatacağız dedi. İptal edeceğiz. Yasaklayacağız dedi. Bu bir. Nasıl abi? İkincisi de bu işte tüm hesap varyasyonlarının beraberinde bir de reklamla ücreti daha düşük bir hesap versiyonu getireceğiz dedi. O tamamen Hulu versiyonu yani. Ya ikincisine bir açıdan bakıyorum da abi. Hulu ve Exxen kullanıyor onu öyle söyleyeyim. Parola paylaşma çok etik bir şey yine ya. Bilmiyorum vallahi ya. Abi şimdi şöyle ama 4 kişisi ya işin sonunda şey ne? 4 kişilik bir hesap aldığın zaman bunu 4 kişi aynı anda kullanma hakkın var. Sana böyle bir hak veriyor normalde. İşte artık vermemeyi düşünüyorum. Yok hayır eğer 4 kişilik bir hesap alırsan zaten herkes aynı şifreye girip 4 farklı profile girebilir. Tek kişilik hesap için galiba bu yapılıyor. Öyle biliyorum. Öbür türlü saçmalık mı olur? Her 4 kişi bir araya girip mi izlemesi lazım? Yok. Yok şöyle aynı webcam'den tarıyorsan aynı ya. Mesela aynı Wi-Fi üzerinden aynı evdeyken falan izin verecek diyorlar bazıları. Abi o geçen hafta şey konuştuğumuz IP meselesi. Aynen. Evet, aynen. Onu istese zaman abuse'larlar yani. Hayır ama ya bir aynen bir şeye bağlanırsın abi. LAN'a şeyden falan bağlı. Her türlü yaparsın abi. Bu şey hamaç yine bir yerden bağlanırsın ortak aynen, şeye. Aynen canım. Yani. Ya abi ama onu Emre açıklamıştı yani. Adam gitti abi yabancı bir yere. Telefonuna indirdiği zaman da bölümleri. Onu izlemek istiyor. İzleyemeyecek mi o adam? O zaten. Buna bu örneği Emre vermişti hatta. Yani. Orada bak, şeyi evet sormuş birisi. Onu da cevaplayayım. Hulu'nun içerikleri de Türkiye'deki Disney Plus'ta olacak. FX falan hepsini açıklamıştık zaten. Evet evet. Şey ama falan şey da diyeceğim. Onda. Bir şey yok mu ya? Ben yanlış mı hatırlıyorum? Ben Disney Plus'ı mesela ta WandaVision döneminde gereksiz böyle coşup abi ben ya VPN'le alacağım falan deyip hakikaten 2 ay böyle yok olduğum dönemde Disney Plus'ı alabilirsin veya Disney Plus artı Hulu bunu bulu falan bu paketleri alabilirsin yok tarzında. Normalde yok normalde sonra tamamlandı onlar ya. Sonra da kendi içerisine eklemeye başladı o ekstraları. Ha. Ama mesela Türkiye'de hani daha farklı bir paket anlayışı olacak muhtemelen çünkü yani cidden olabilir. Hulu'daki içerikler, FX'deki içerikler falan derken iyi bir havuz oluşturuyorlar ve yerli iş açısında evet mesela yeni yerli dizinin fotoğrafları falan yayınlandı hafta içi. Hani iyi girecekler o belli. Bak, ben FX'deki içerikleri istiyorum ya. Nightbot Race şeye saldırıyor. Netflix taraftarı galiba. İki tane Netflix'e güzel argüman üreten Kaan ve Nurican'ı engelledi. Bak Kaan aynen demiş ki saçmalık şimdi benim ablam şehir dışında farklı bir tane mi alacağız? Nurican da demiş ki ben üniversitedeyim ailem başka şehirde. Niye farklı hesap mı açalım? Saçmalık demiş. Evet. Ya evet katılıyorum canım tamamen ama işte evet, Netflix'in işte ya abi denemeleri diyelim abi yani. Ya Netflix tabii, tabii. Şimdi şöyle bir olay var. Bak mesela burası kanıyor ya.
Netflix şuradan da yarıyor, akan kanı akan kanı böyle temizliyor ama o kaynağa baskı yapman lazım ustam. Yani burayı temizliyorsun, evet temizleniyor da buraya yine kan gelecek. Senin orada biçim bakımından değil, hesabın böyle tüm versiyonları teknolojine değil, içeriğine yatırım yapman lazım. Stranger Things'in 4. sezonu nerede usta? Senin bel kemiğin nerede nerede? 15 şey yıl geçti. Çocuklar biraz... benden oğlum bir çocuğu, affedersin bölüyorum. Bir çocuğu ben istediğimde benden küçüktü, tamam mı? Ben öyle kaydetmişim hafızaya. Geçen gün 20 yaşına basmış. Ulan oha zamanı mı büktün lan? Benden nasıl büyüksün falan dedim. Yani buyur abi. Abi o kadar şey, fazla saçmalıklar ki. Abi şey de mesela teknolojiyi geliştirmesine gerek yok falan diyorsun da. Netflix'e ona da gerek var çünkü en ucuz paketi 480p abi yani. Ha, ama abi o tercih. Arayüz bakımından tercih. Bak. Ya onlar tamam. Onlar arayüz konfor her zaman daha iyi olacak. Platform Netflix bence. Arayüz bakımından yani güzel başına. Tabii. Şu an iyi. Ya bilmiyorum ya. Bu arada bak aslında diğer tüm platformların gelişim aşamasına baktığında of bayağı şu an dijital platform yayını oldu ama baktığında hepsi böyle farklı arayüzler deneyip zaman içerisinde Netflix'e benzemeye çalışıyor. Mesela Disney Plus'ın ilk arayüzünü hatırlıyor musun bilmiyorum ama böyle aşağı kaydırmalı böyle garip böyle bir şey böyle katalog gibi bir garip bir şey vardı. Şimdi hepsi yine Netflix gibi böyle thumbnail'lar yan yana aşağı indirdiğinde farklı kategoriler açılıyor. Tutan formülü bir daha keşfetmeye gerek yok. Aynen. Yani aynen. Amerika'yı yeniden keşfetmeye bir daha gerek yok. Aynen, o yüzden aynen. Belli ya. Anca onu zaman içerisinde kullanıcıların feedbacklerine göre evrültebilirsin hani. Aynen. Abi dur bakalım bu arada ya. Netflix demiş aklıma çok minik bir olay geldi. Çok minik bir haber sokacağım araya da. Hani bir önceki sonraki olaya da bağlanabileceği için. Abi şey olmuş gördünüz mü? Millie Bobby Brown için artı 18 subreddit açmışlar gördünüz mü? Yok. Yok. Abi şey vardı bak. 2 yıldır falan planlanıyor falan demiş hatta birisi ama tam onun ne kadar doğru bilmiyorum. Ben de Millie Bobby Brown'ın birisi sorduğu için gördüm. Normal bir subreddit zaten vardı. Bir de artı 18'i gelmiş. Hani ama bu 1-2 haftalık süreçte hani açılmış ve kapatılmış abi Millie Bobby Brown'ın açıklamasından sonra. Hani evet. Bayağı şey yani bayağı hani literally artı 18 subreddit. Şu an bulamıyorum linkini atmayı çok istiyordum ama artı 18 subreddit pek şey olmazdı hani uygun olmazdı. Usta niye bunu konuşuyoruz? Allah Allah. Murat yine Allah başladık ya. Hayır şey olduğu için diyorum yine ya. Yine çok random girdi. O da var ya hani Will Smith'in çocuğu Zoe Kravitz'ler çıkışta böyle sevişiyorlarmış falan diye böyle geçen yıl. Oğlum niye biz bunları konuşuyoruz bu yayında? Hayır oyuncuların çok hızlı büyümesi olayından dolayı diyorum ya. İlk sezona bakıyorsun 10 yaşında falanlar abi aradan o kadar geçti ki biri 18 oldu şu an. Tamam abi öyle söyle. Artı 18 sabrettir. 2 hafta sonra kapanmış kız açıklama yapmış. Var ya içeri giriyorsun böyle tüm manabalar ortada. Ben öyle bir şey demedim ama bir dakika hikayeyi çarpıtıyorsun. Neyse arkadaşlar bu kısa haberi yaklaşık 15 dakika boyunca konuşacağımızı düşünerek 45 dakika konuştuk. Bakalım önümüzdeki haberi kaç saat boyunca konuşacağız. Bu arada 1 saat olmuş. Bir şey diyeyim mi? Arkadaşlar biz genellikle haberler 12 ile 16 arasındadır. Bu hafta haber sayımız 5. 5. Ben dedim ki ilk 1 saat haberleri konuşuyoruz. 2. saat filmi konuşuyoruz. Oh kaymak. Podcast için de biraz sıkıştırmaya başladık gibi. İlk haberi 1. saatte bitirdik. Tamam, Allah'tan şey var. Haber 2 haber 2. Çekingen olanlar denemeyenler için söyleyeyim. Spotify'da da timestamplerimiz bulunuyor. Hatta böyle biraz deneme yanılma yönüyle yoluyla fark ettim. Etrafına parantez atınca doğrudan bastığında timestamp'e Spotify seni ilerletiyor. Bir normalde kopyaladım. Timestamp'e basınca seni YouTube'daki videonun linkine gönderiyordu. Sonrasında onu Google Docs'tan silip o link şeyini çıkartmasını silip parantez atınca otomatik Spotify'da şey yaptı. Onu da geçen yayından itibaren düzeltmeye başladım. Haberiniz ola yani. Güzel güzel. Haber arası yorum falan okumuyorum. Filmden önce iki tane okursak okuruz. Bir sonraki habere geçiyoruz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Tamam, sonraki şeye takarız da yayına saklarız. Yazanlara şey olmaz tamam, ya. Tamam hallederiz. Tabii tabii. Hallederiz. O zaman son birkaç gündür yine interneti kasıp kavuran bir PR savaşına dönüşen ve iki tarafında PR'ını müthiş bir şekilde yaptığı Johnny Depp ile Amber Heard davasında gelinen güncel konulara birazcık değinmek isteriz. Çünkü bildiğiniz gibi Terry'nin ilk günden beri bu gelişmeleri duyuruyor. Gerçekten ya biz haber yapmaya başladığımızdan beri abi bir şey diyeyim hakikaten biz bunun şeyi olabiliriz ya biraz böyle olayın hani başından beri Türkiye'deki olay yani konuştukça davada böyle 2015 çok 2010'da 2013'te başladı falan böyle ilk tokadı 2011'de attı falan diye böyle hani büyük bir milattan öncesine kadar gidecek ama bu ilk dava süreçlerini biz konuşmuşuz ben onu hatırlıyorum abi ta Jungle Cruise falan konuşuyoruz abi bu arada abi, Amber Heard'le böyle dava açmış falan filan diye şimdi Türkiye nereye geldik yani. Türkiye distribütörüyüz abi biz bu olayın.
İzlediniz mi bu arada duruşmayı? Ya 6 saat izlediğinizi düşünmüyorum ama böyle kesitlerini falan izlediniz mi? Hiç rastladınız mı? Gördüm işini tanım. Ben biraz izledim YouTube'da. Hepsini izleyemesem de hani genel iskeleti takip ettim baya. Okay. Ve şey, Twitter'da da şey yazdım. Amber Heard'ın çok mimleşen bir yüz ifadesi oldu dava sırasında. Böyle bir ekşi ekşi üzgün bakıyor yersen. Şey yazdım. Hayatının en iyi oyunculuğunu oynuyor ama o bile kötü yazdım. Yani... Oh my god. Abi Amber Heard artık ne derseniz. Amber Heard. Biraz Amber Heard. Yani şöyle bunlar önce şu anki dava burada şey. Bunlar zamanında birbirleri hakkında bir olaylar hakkında açıklama yapmayacaklar doğru hakkında böyle karşılıklı avukatlarla beraber anlaşmışlardı. Bak bu olaylarla ilgili artık konuşmayacağız, kapatacağız hani diye. 2015 civarı falandı sanırım, emin değilim. Hı-hı. Bu şu an mesela bu popülerleşen olay, bu anlaşma sonrası Amber Heard'un yaptığı açıklamalar sonrası Johnny Depp'in 50 milyonu açtığı dava mesela. Hani şey, sen anlaşmamızı bozup konuştuğun için ben sana bunun üstüne yani. Dava açıyorum. Ha bu tazminat davası yani. Aynen, onun üstüne tazminat davası ve aynı zamanda şey... Defamation suit diye geçiyor. Yani onun bir kalıbı var. Hemen. Hani öyle bir şey. İşte 50 milyonu açtı. Sonra karşı taraf 100 milyona karşı bir şey açtı. Ama şu an gelinen noktada bu arada davalar şöyle. İngiltere ve Amerika ayağı olmak üzere iki ayak vardı. İlkini bir süre önce diyeyim. İşte John Depp kazanılması çok kolay olan bir davaymış ama John Depp kaybetmiş. Ama mesela bu davada o açıklamalar sonrası açtığı bu yeni davada o kadar haklı bir şekilde kanıtlarla her şeyi yürütüyor kolay ki. Kolay kazanır. Hani cidden kamuoyu önünde müthiş yükseldi ve bunu PR ekibine de biraz borçlu bence. Çünkü inanılmaz bir sunum yapılıyor tüm dünyaya. Hani hı hı. Bayağı reklamını yapıyor ama şey hani şey görmüşsünüzdür. Ben bu dava açıldığından itibaren zaten her şeyimi kaybettim. İşte ben ölene kadar bu olay benimle anılacak. Tabii canım. Ama işte çocuklarım ben şeyden işte benim tarafımdalar tarzı zekiler tarzı bir açıklama falan yaptı. Hani duygu sömürüsü yapmıyor aslında adam. Çünkü cidden o 6 saatlik duruşma şeylerini dinleyin. İnanılmaz gaflar var. İnanılmaz olaylar var. İnanılmaz abi, açıklamalar ve inanılmaz video sesleri falan var böyle. Kanınız donar abi. Yani duygu sömürüsü değil artık hani. Hani Amber Heard'ın Johnny Depp'le yattıkları yatağa bir şekilde pisliğini yapmasını abi, evet. Johnny Depp bu kadar havalı açıklayamazdı. Yani bir Fetal insan matter. bir adam bu olay hakkında bu kadar hani... havalı olamaz ya. Ve şey gibi sorular falan da soruldu ve hemen tabii bence PR ajanslarının da işte oyunlarıyla mimleşen şeylere dönüşen malzemeler vermeye başladılar. Ben mesela şeye ekledim. Hani şeyler olur ya, öyle mimler olur ki her gördüğünüzde gülersiniz ve o kazınmıştır ya aklınıza. Hı-hı. Mesela şöyle bir soru soruluyor kız kardeşine John Depp'in. İşte Karayip Korsanlar'da hangi rol oynardı? O da şey diyor kız kardeşi. İşte Kaptan Jack Sparrow oynardı diyor ve mahkemede böyle şey oluyor. Böyle dururken yapıyor böyle bir piç gülüşü atıyor John Depp. Sonra işte Jack Sparrow klipleri falan geliyor böyle dıdın 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 falan diye. Müthiş abi yani her açtığında gülüyorum ve çok iyi. Bunun gibi bir sürü şey var. Ama ya işin zaten özünde, biliyorduk da işte sonunda dünyada öğrendi adamın haklı olduğunu. İşin özünde aynen öyle. Hani aşık olduğunuz herkes hayatınızı güzelleştirmez. Hayatınızı yerin dibine de sokabilir arkadaşlar. Böyle içinden de geçebilir. Ben ondan da önce şey söyleyeyim. Evlenmek kolay gelmez. Evlenmeden önce 5000 kere düşünün. Hayatınızın geri kalanını evet. Paylaşacağınız insan belki o zaman diliminde sizin hayatınızın ya. Odak noktası olabilir. Ama düşünün önünüzdeki 60-70 yılı birlikte geçireceksiniz. Yani, ayrıca kızlara güvenmeyin. Bu iş... Benim lafımı bir yerlere çekiyorsun sana bire bak. Ayrıca 4chan'da takılmayın falan diyor. Yani demem o ki evet ciddi bir durum. Ve hani bu arada ben de hani belirli bir kısmını izlemiş birisi olarak zamanında böyle hani bilmiyorum siz hiç yaşadınız mı? Ben her zaman böyle daha temkinli yaklaştım olaya.
Hani çünkü biz çok uzaktan bir izleyiciyiz ya, tam olarak içinde ne olduğunu bilmiyoruz. Belki Johnny ya, Depp bir noktaya kadar takip edebiliyoruz hani. Tabii, Johnny Depp belki ya haklıdır ama Amber Heard %10 haklıdır belki falan. Ama abi bu son duruşmayı izledikten sonra bu son yani duruşmada bu çat 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 o böyle kadar soğuk kalpli, o kadar oğlum ruhsuz. Yani çok şey oluyorsun yani, biraz şoke oluyorsun, soğuyorsun yani bu evlilik konseptinden ya baktığında. İnanılmaz bir şey. Yani kadın şey yapıyor, adamı delirtiyor, tamam mı? Delirttikten hemen sonra açıyor böyle videoyu, böyle hemen köşeye koyuyor. He Johnny en son beni dövüyordu, ne oldu falan diyor, böyle konuyu hemen çekmeye çalışıyor ortaya. Şey falan duydun değil mi? Bir ses kaydı var. Johnny biraz şakır keyif veya sarhoş gibi, tam emin değilim. O ama her zaman öyle vardı. Yazık adam. Aynen, o zaman dirimde böyle kaçıyor. Amber'la şey diyaloğu yapıyorlar. Amber şey iddia ediyor. Ben sana yumruk atmadım. Evet, ay, belki git vurmuş olabilirim ama elim o şekilde olması önemli değil falan diyor böyle. Ustaz Saktes, is. Hani bayağı şey diyor. Evet, bir dalaş başlattım, hani bir kavgayı başlattım diyor ama yumruk değildir ya falan diyor böyle. Ama onu dinlerken ki o donmuş kötü oyunculuklu yüz suratı her şeyi açıklıyor abi yani. Evet. Kadın bildiğin yerin dibine giriyor kaç kere yani. Kadın kendisi söylüyor. Evet of course I started physical fight diyor ya. I did not punch you, I hit you diyor. Ve şey falan da geçtiğimiz aylarda konuştuk yani. Hani çeşitli ünlülerle üçlüler falan olmuş, bir şeyler yaşanmış. Kim kimdi? Elon Musk. James Franco mi? Böyle o şey giriyor asansöre, tamam mı? James Franco, Elon Musk, işte Carmen Bicandava mı ne, öyle bir ablamız var mı? Bicandava. Bicandava aynen. Orji yapmadığı kalmış adamın yatağında, yazık abi ya. Evet. Yatağı bir şeyler pisletmeler ne ararsam var abi. Johnny Depp'in kafasında kırılan soda şişesi mi arasın, soda diyelim. Soda şişesi. Abi adamın üzerine şişe fırlatmış, tamam mı? Adamın parmağı kesilmiş. Evet, mahkemede evet diyor. Parmağınızı kestiğinizin işte farkındayız. Şimdi bu argümana sunmayacağız. Johnny Depp böyle bir ne diyor? Bir de şeyi duydunuz mu? Bak abi, Johnny Depp mesela şey gibi anlatıyor. Yataktan kalktım, işte Amber önümü kesti falan. İşte bana vurmak mı istiyorsun? Vur o zaman. Sonra tak diye Amber vurmuş, tamam mı? Daha sonrasında Johnny böyle god damn falan dedi. Daha sonra bir tane daha vur falan. Amber Heard köşede ağlamaya başladı, tamam mı? Bak Johnny Depp'in argümanı bu. Amber Heard'ın argümanı, Johnny Depp delirmiş artık adam. Dolaba falan vuruyor, tamam mı? O orada da adam artık delir uçmak istiyor. Senin dediğin gibi şişeyi döküyor, tamam mı? Daha sonra avukat diyor. So you pour yourself a mega pint glass of wine, ha? Johnny Depp de diyor. Mega pint? God damn. Yani, argüman bu, anlatabiliyor musun? Mega pint of wine. God damn. Johnny Depp'in o mahkeme heyetindeki işte görevlilere tavrı da çok şey. Hani sarhoş yürüyor olma diye bir adamın yaptığı şeye şaka. Evet, evet, sarhoşmuşsunuz diyor. Ne? Sen de mi o gece oradaydın falan diye cevaplar bile böyle. Yani bir de şey meselesini biliyorsun. Hearsay. Gönderdik yapıyor. Evet. Hani bir şey söylediğinde söylentiye veya objection olarak seçebiliyorsun. Onaylandı. Doğru söylüyorsun. Amber Heard'ın avukatı o kadar fazla hearsay diyor ki, Gönderdik şöyle diyor işte. Böyle oldu. Hearsay geliyor mu? Hearsay. Tahmin ettiğim gibi falan diyor. Ve bir şey diyeceğim. Amerika'daki yasal sistem bu kadar rahat mı bilmiyorum ama Johnny Depp'in avukatları akşam ekip olarak Twitch yayını açıp gün içerisindeki dava kayıtlarını izleyip yorumluyorlar. Helal lan Johnny, burada iyi yapıştırmışsın falan diyorlar. O şeyden dolayı olabilir. Bu şey diye public bir bu şey dava diye üzerinde mi? Oğlum aşırı rahat var. Şey şöyle, bilmiyorum. Eğer delil değil mi bunlar? Public record olarak yayınlanabiliyorsa ya, yani tüm İsteyen biri o an ona direkt olarak ulaşabiliyorsa sen de distribution şeyini yapabiliyorsun. Abi sonuçta YouTube'dan canlı yayınlandı yani. Hearsay. Yo o tamam da oğlum, bir insanlar da bahsedebilir de ne bileyim oğlum, Johnny Depp savunan avukat gece böyle dört, bizim gibi DC fandom yayını gibi köşeye dört tane facecam, işte abi nasıl burada bu objektifi sunduk falan filan falan şey yapmışlar, bir de hyperlapse'de Johnny Depp'le avukatı böyle takılıyorlar, gülüyorlar, Amber böyle dokümanları çeviriyor bana. Kalk. Yani evet, çok komplike, çok karışık. Bilmiyorum abi ya. İçinden büyük ihtimal hiçbir zaman çıkılmayacak. Ve hayalini izlemek istiyorum. Şeye de ben bir son bu konuyu kapatırken değinmek isterim. Tabii. Bu olayın yine böyle patlamasıyla ben de şöyle bir aydınlanma yaşandı yani. Üst üste yaşanınca şöyle bir şey toparladım. Aquaman 2 gelemiyor. Yani Amber Heard üzerinde bu film pazarlanamaz artık bence. Evet, tabii ki. Muhtemelen aynen değişecek oyuncu bence. Amber Heard'ı veya filmi koyarsan yok, film para kaybeder. Bir şey duydun ama değil mi? Shazam 2 ve Aquaman 2
Kingdom, Last hı-hı. Kingdom şey tekrar çekimlere başlamış. Ben onu ilk olarak şey yordum. Flash'tan ötürü, Ezra Miller'dan ötürü mü? Shazam'da belki Flash olabilir hani son sahnede falan filan. Shazam niye abi diyecektim ben. Shazam'ın sonu belki Flash dizi filmine bağlanabilir. Orada işte bir an portaldan geliyor. Aha. İşte Shazam'ın adı neydi lan? Shazam'ın adı Shazam değil Billy, mi? Billy, come on man. Hadi let's hop on in. Portala gidelim falan gibi. Hani belki Ezra Miller olabilir ama abi Amber Heard'den filmden çıkarılması bence çok çok zor. Filmi ben çok anlatamam. Zor değil bence çünkü abi böyle bir olaylara karışan bir oyuncunun yeni filminin PR yapılması bence çok imkansız. Evet, yanlış bir hareket olur bence. PR'a katılıyorum da filmden çıkarılması PR'de bence olmaz, posterde olmaz. Geç bile kalınmış bir şey bu arada. PR'de olmaz. Çünkü mesela olay zaten şeyden patlıyor ya. Disney ve Warner Johnny Depp'i kovup Amber'ı kovmayınca olaylar hani kızıştı ya bir. Çünkü Grindelwald rolünden de çıktı. Warner Bros'tan ilişkini kesti. Evet. Karayip Korsanları'ndan da Disney zaten attı. Çok ama Amber hala devam ediyordu. Üstüne şuraya geleceğim. Amber'ın böyle bir ton bir şeyleri. Daha geçtiğimiz hafta Ezra Miller'ın yine bir karakolluk olayları. Daha konuşacağız abi, evet biraz. Daha sonra Barry Keoghan'ın jokerleşmiş yine sapık sapık salak salak hareketler yapıyor. Abi DC'lere ne oluyor? Sırada bunlar dışında Black Adam ve Shazam var. Şimdi orada da Rock bir şey yapmaz. Drak bir şey yapmaz. Drak'la Shazam Levi'dan da bir şey çıkarsa yani Zekeri iyi adammış. Bak Zekeri kafayı yiyebilir bir noktada. O bayağı da sessiz olduğu çıkmıyor. Arkadaşlar Rock, iyi dediğimiz şey öteki yönü kötü çıkıyor. O kadar sana önerdim lan izleseydin. Michael Rosenbaum bunun podcast serisine çıktı daha geçen hafta. Aynen. İzleyin güzel bölümde. Bak Moon demiş ki DC'nin çektiği nedir ya? DC'nin çektiği tamamen Warner Bros arkadaşlar. Aktörler değil. Çünkü Marvel tarafına baktığında Simu Liu'nun işte şeye söylendiğini, kendi CEO'suna söylendiğini, Brie Larson'ın işte böyle ırkçılık üzerine eleştirmenlerden yola çıkarak ırkçılık yaptığını, Evangeline Lilly ve Letitia Wright gibi insanların protestolara katıldığını, anti aşı protestolarına katıldığını. Ya bu tarz olaylar tüm aktörlerde yaşanıyor. Bunu böyle tam olarak oğlum, izole etmeyi başaran, yapımdan bağımsız tutmaya başaran kaliteli yapımcılar ve stüdyolar var. Bir de Warner Bros gibi hani falan yapanlar var. Yani hani oyuncu seçiminden öte o oyuncuyu sahiplenme de çok önemli ve Disney bunu iyi yaparken Warner pek iplemiyor gibi. Özellikle zaten simüleyle spagetti falan yemiş abi geçen. Adam o kadar. Ya onlar öyle, onlar öyle. Warner Bros yıllardır hala Zack ve Zack'in kestiyle ilgili hakaretler, suçlamalar, bir şeyler yapıyor, kavgalar yapıyor yani. Abi evet ya. Bilmiyorum. Abi kaos abi. Yani Marvel Simula geçen gene sallamış Moon Knight'a. Evet. O da şöyle. Arthur Harrow Çince konuşmuş. Abi. Simulio da şaka yapmış. O ciddi konuşmuş ki Arthur Harrow'un Çince öğretmenini bir yeniden değiştirmesi lazım tarzında bir şey söylemiş. Kovsun öğretmenini falan yapmış. Abi internet abartmayı seviyor. Orada küçük bir dokundurma yapmış bence. Bilmiyorum. Ya bakalım ya yani DC evreninden ben umudu tümüyle kesmedim ama Marvel dediğim gibi 2008 hadi diyelim ki 2012'de galiba böyle bir şey onardık. Hadi bunun üzerine katman katman ilerleyip bir sinematik evren oluşturalım demişken DC'nin her yıl abi şimdi başlıyoruz. Abi şimdi harbi başlıyoruz veya falan deyip başlıyoruz değil de şey şimdi Marvel'ı yakalıyoruz. Şimdi yakaladık geçiyoruz. Abi bak o konuyla alakalı yıllar boyunca yorumlar geldi ya abi DC ne zaman Marvel'a yetişir? Evet. DC'ne bak en kıl olduğum soru ama aynı zamanda biraz daha kırıyorum. Abi DC ne zaman adam olur? Şimdi olay şurada bitiyor. DC bence kabullenemediği gerçeği kabullenmesi lazım. Böyle bağımsız belirli bir sinematik evrende tek bir parça olmaya çalışmayan harika yapımlar yapabiliyor bence. Evet. Bak, iyi veya kötü olması bir yana bak. Joker, abi. Batman. Evet, bunlardan devam et ya. Bunlar yani çünkü yapamıyorsun evet. Demek ki. Bir sinematik evreni sürdürmek için abi, direktörler şey oyunculardan daha fazla yapımcıya bence gerek var. Ve öyle bir yapımcı yok abi. Biraz evet. Şey gibiler işte. Marvel'a bakıyor. Ya pandemi döneminde Spider-Man 2 milyona yaklaştı abi. Bizim Batman niye o kadar evet üzülmedi ya? Bizim Batman 751 milyonda kaldı. Oğlum o da çok üzücü ya. Düşün hani Warner'sın tamam mı? Tam şey diyorsun. Abi şimdi başaracağız. Barry Keoghan tutlanmış. Onu da düzelttik. Şimdi başaracağız. Ezra 3. içeri giriyor. Şimdi başardık. Ulan oyuncumuz evde içine girdi. Şeyde yerin dibine girdi mahkemede. Ulan kim kaldı? Drag ama Marvel çok seyirciye oynuyor. Bak, o konuda da şimdi Marvel'a bir şey diyemezsin. Marvel hakikaten sanat toplum içindir Marvel diye bağırıyor.
Çünkü full safe oynuyor zaten. Tabii her baktığında filmi hemen hemen aynı. Hani senaryo bakımından demiyorum, biçim bakımından da gölgelendirmesi olsun, tüm renk paleti olsun, şeyleri olsun, besteleri olsun, bazı istisnalar olmasına rağmen. DC evet, Batman mesela Matrix çok çok daha marjinal bir karar aldı. Stüdyodan bağımsız bir şekilde yaptı. Ama şunu da hesap etmekte fayda var. Dünyada bak, bir tek Türkiye demiyorum ya da sinema izleyicisi demiyorum. Dünyadaki izleyicinin çok büyük bir kesime, abi cuma işten çıktım şu anda var ya geberiyorum, hadi bir filme girelim diyor. Ve daha sonrasında YouTube, Batman ya severiz diye YouTube'a giriyor. Ulan bu karanlık, bir şey göremiyorum falan diyor. Geçiyor, başka bir filme giriyor. Anlatabiliyor muyum? Yani Marvel gibi yapmaya çalışıyorsa eğer, hakikaten tümüyle izleyiciye oynaması lazım. Ama onu da beceremiyor. Mesela Shazam gibi. Evet mesela ki evet, okey kabul edebilirim. Shazam becerdi onu bence. Bayağı Marvel. Ya abi bu işte böyle çok ya, içinden çıkılmaz bir duruma giriyorsun yani. Ha bunu yapsın ama bu olmaz. Bunu yapsın ama bu olmaz. Discovery yeni yönetim falan çözsün. Ha, yani Discovery'nin bence toparlaması 2026'ya bulur, ben sana söyleyeyim. Tabii canım. Ya benim de şöyle bir teorim var. Son 2 yıldır falan söylüyorum, kimse de ip demiyor ama ben 2030 yılına kadar süper kahraman janrasının şu noktadaki öleceğini, kadar rağbet göreceğini düşünmüyorum. Hani elbet daha fazla çocuklara hitap etmeye başlayacak ama belirli bir noktadan sonra artık bizim gibi izleyicilerin de ilgisini çekmemeye başlayacak. O kadar fazla dalanıp dudaklanıp tekrar düşecek. Şu an öyle beklemiyorum yani. Ya yok yine, ben genel ya ben algı olarak söylüyorum. Hani, biz her türlü şey izleyeceğiz ya. Hani 6 Mayıs'a gideceğiz, Doctor Strange'imizi izleyeceğiz. Daha sonrasında devam filmlerini izleyeceğiz. Yani belirli noktada o kazandan kazıyacakları nostalji kalmadığı takdirde. Direkt gitmeyeceğiz diyorsun. Gitmemeyi düşünürüz diyorsun. Tabii bence gündemimizin zaten bile bir parçası olmayacak 6-7 yıl sonra. Tabii canım. Şeyle aynı paralellik işte bu. 2030 aylardır yani. Diyorum ya, o kadar hani başlık çıkıyor ki yan başlıklar. Evet. Biz seçe seçe izleyeceğiz artık yani, veya belki hiç izlemeyeceğiz. Çünkü canım, hani vaktimiz de önemli ve şey olacak abi. Bana ne Agatha'nın dizisinden, bana ne Echo'nun dizisinden. Aynen. Ben bu filmi izlemesem de olur. Aa, Fantastic 4 mü gelmiş? Bir merak ettim, bir gideyim belki diyeceğiz. Ona da geç, 8 yıl abi yani. 8 yılda neden ben 8 yılda öğretmenliğe başlamış olurum yani. Neyse geçen, daha 8 yıl var. Aman. Bir de geçen şeyi konuştuk mesela. Şu an öyle bir hani rotaya gidildi ki, Infinity Saga'daki gibi bir kapalı kutu içerisinde ilerleme yok. Bayağı açtılar artık. Ne? Gel falan. Oğlum geçen hafta konuştuk ya. Yani Doctor Strange sabah açıyor Sanctum'un perdelerini, atıyorum. Ya tamam. Üç tane evren giriyor. Daha mantık öyle. Ulan gökyüzü mü dönüyor Wong falan diyor mesela. Anlatabiliyor muyum? Yani ulan gökyüzü mü dönüyor, benim kafam mı dönüyor? Yani o kadar fazla çok büyük kavramlara işliyorlar ki, bir de bizim hani insanoğlunun, Türk insanı demiyorum, insanoğlunun bir şeyleri bir yere sıkıştırıp anlama hani şey kavrama çabası vardır ya. Şimdi Timekeepers, Kang, işte Eternals, Celestials geldi. Burada bunları gördük. Mısır tanrısı mı, bak, Celestials bugün mı? Şimdi. Bugün mesela şey, tam olarak şunu konuştuk bak. Neydi? Eternals'daki Athena'yla, işte Athena'yla her ne olsa konuşun şey, Moon Knight'taki Mısır tanrısı, ay pardon, Thor'daki Zeus bir bağlantı kurulur mu falan dedik böyle. Hiç düşünmedim. Hani toparlayamıyorlar abi falan olduk. Toparlamak da istemiyorlar ya, falan. Onda konuşacağız gerçi de, yani çok karışacak ortalık ya. Artık iplemeyecekler gibi geliyor ama yani hiç de Kevin Feige'nin yolu gibi de gelmiyor bana bu işe. İşte aynen. Sonra ben de iplemeyecek gibi geliyor dedi arkadaş. Ben de şey dedim. Tabii iplemeyecekler abi dedim. Şu anki filmlerin ismi Multiverse of Madness dedim yani. Bu başlıkta bir film çekiyor ve zaten iplemedikleri buradan belli bence. Sonra bir de ScreenX'te Profesör X'in kafasını görüyoruz falan. Sarı koltuk. Sarı koltuk X-Men 92'ye bağlanıyor. Instagram'dan da X-Men 95 le. Instagram'da kaydırmış suyutu aynı post. Ulan tamam, sarı koltuk, anladım ya. Sarı koltuk beni. Yani bir ama o açıdan baktığında Mert. Çünkü her seferinde hani belirli bir ölçütte düzgün bir kanal üzerinden vermen lazım ya yapanı. Mesela Infinity War her ne kadar içinde yeteri kadar karakter bulundursa da, ben eminim ki düzgün bir senaryo olmadığı takdirde insanlar bir süreden sonra filmden bile sıkılabilirdi. Yani o kadar karakter dinamiğini öyle inşa etmek kolay değil bence. Ve bunu ya şimdi Infinity Saga'ya bir şey demiyorum zaten. Bunu şimdi 8 yıl sonrasına vur. Multiverse of Madness kararında bir şey. Secret Wars. Secret Wars'u 2-3 saat, 4 saatte. 4 saatlik bir filme nasıl sıkıştırabilirsin ki? Yani işte şey gibi, yani orada da şöyle olacak muhtemelen.
çizgi roman Civil War'u MCU Civil War'u. Öyle bir downgrade. Hani öyle bir downgrade olmalı ki Secret Wars gibi bir şey yaşansın. İlla bir eksik, bayağı bir eksiğin olması lazım. Ki bence şu an şey de o yolda. Secret Invasion da dizi olmasının sebebi bence bu hani. Tabii ki ya 2-3 saat filmin yetişmezdi çünkü. Çünkü evren öyle bir şey hazır değil falan filan. Belki daha ileride tamamen dizi olur. Zaten dataları açık diyorlar. Sürekli dizilerden filmlere kıyasla daha fazla gelir elde ettikleri de belli. Bütçeler de artıyor dizilerin gitgide. Tabii. Endgame film geliyor, Part 2. 8 bölüm mesela böyle bir anda çıkıyor. Ulan 8 bölüm de yapma. Yap bir CW gibi 24 bölüm. Herkesin dalga geçtiği olaya dönüyor. Hakikaten YouTube kanalına dönüyor. Disney Plus'ta Marvel kanalına dönüyor. Abi zaten Spider-Man'de şeyler paylaşılmaya başlandı ya resmi sosyal medya hesaplarından. Şu sahnedeki Spider-Man'in şuradaki 23 detayı. Hani bizim geçen yıllarda çektiğimiz videolardaki şey gibi. Bayağı resmi hesap bunu çekiyor ve ben şey oldum. İyi falan oldu böyle. Tamam bunu çekmiyorum bir daha falan. Hani şey bizden içerik çalmayın. Biz yaptık o içeriği önce. O çok saçma bir meseleydi ya hakikaten. No Way Home'a da yapmıştı. İşte aynen. 23 tane ulan zaten senaryoyu sen yazdın dümbük. Hani eğer şey yapmak istiyorsan getiri kadar göz önüne sokmak istiyorsan filmi de şey gibi tutuk. Şey gibi pazarlıyorlar bir de o videoda. Bak burada da bu varmış. Wow. Hani hiç bilmiyorduk ama varmış. Yönetmen şey yapıyorum lan. Hiç kimsenin fark etmeyeceği bir yere koyayım da videoda bahsederim. Aynen. Bu ne ekle, bu ne ekle Samet. Belli etme. Neyse hazır Marvel demişken haftalık şey keyfimizde yapalım. Moon Knight keyfimizde yapalım isterseniz. Indiana Jones abi. Geçelim o zaman. Moon Knight durumunuz nedir arkadaşlar? Moon Knight sever miydiniz? Moon Knight tam olarak benim birinci bölüm videomuzda birinci bölümü konuştuğumuz kesitte dediğimiz bir yola evrildiği için kendimi alkışlamak istiyorum. Ben bu bölümde birazcık düştüm ya. Orada da hatırlatmak isterim. CGI'ların kötülüğünden dolayı şöyle bir fikir atmıştım ben ilk bölüm sonrası. Bunlar rüya falan da o yüzden mi böyle ki derken şu an her şeyin rüya gibi olabileceği bir ihtimaldeyiz. Yok oğlum söylediler ya rüya olmadığını. Gösterdiler be. Kardeşim nereden biliyorsun? Abi belki Lost gibi bitecek. Yani. Hayda. Ben bir şey diyeyim mi? Marvel'ın hakikaten bu kadar yürekli olduğuna 0.5 salise verdim. İhtimal verdim. Hakikaten çok dedim ufak ki ama yani. Böyle mi gidiyoruz gel dedim. Hani oha hani çünkü ilk başta dedim ki okey o kadını oradan bulmuş tamam demek ki bu Arthur Harrow'un bir kandırmacısı falan ama sonrasında abartmaya başladılar. Bak baston bak mekan bak buradan falan deyince artık dedim ki herhalde böyle son iki bölüm Steven'ın kendisini böyle Mark'ın kendisini tımarhanede çözmesine mi acaba şey olacak? Böyle tımarhaneden kendisi yok, kaçacak falan böyle bir şeyler mi olacak dedim. Ve bence izleyicisine güvenip bunu yaymalıydı. Belki de bölümün tamamına. Ve sonraki bölüm büyük ihtimalle öyle olur ya. Ya o kadar belli ki bu bölümün bu son 10 dakikaya yatırım yapmak amacıyla yapıldığını. Çünkü bölümün geneli o kadar temposu bölük pörçük. Bölümün ilk yarısı çok kötüydü ya. Hiçbir şey yok. Abi. Ya baktığında hani dediğim gibi herhangi bir şekilde gelişme kaydedilmiyor. Evet yani Great Alexander'ı görüyoruz ama o da hani kardeşim, gelişimi Büyük İskender desene. Büyük İskender. İskender abi. İskender abinin buhtanı falan parmak diyoruz. Okey. Ama yani bilmiyorum. Hikayeyi ilerletecek herhangi bir katkıda bulunmuyor. Çünkü tüm bölüm boyunca hikayeyi etkileyen temel olay Arthur'un Steven'ı vurması, Mark'ı vurması ve bir anda suya düşmesiyle o tımarhane sekansını görmesi. 5 dakikada ayarlanırdı o. Bölümün saati 5 dakikada ayarlanırdı. Ben genel kitleden şöyle yorumlar çokça görünce şaşırdım. Özellikle bölümün ilk başlarıyla ilgili hani Indiana Jones vari sahneler ve daha böyle korkuya yönelen şeyler vardı ya. Jump scare'ler falan vardı bir iki tane. Net şey olmuş abi. Hani işte MCU'nun en korkunç dönemindeyiz ve bu sahnede kalbimi hoplattım. Ölüyordum falan. Millet böyle hani millet çok etkilenmiş abi. Ben bayağı şey oldum böyle. İzliyorum. falan oldu böyle. Hayır ya bak ben şey yapmadım. Sarlan bunu. Okay, bölüm. Yani biraz
Tabii benimki de çok şey de çok da korkunç bir şey yoktu bence. Ha, korkmadım ama yani o kadar da şey değil şimdi, yalan yok. Ben sıkıldım açıkçası. Abi arada böyle minik böyle şey hikayesini okeyim yani. Minik bir Indiana Jones hikayesini okeyim. Tamam, çok abi ama o story arkında o minik aradığın da hikayenin tümüne bir katkıda bulunması lazım ya. Yani İşte Indiana hiçbir Jones... şey sağlamam. Tabii. Indiana Jones'un abi senaryosu o kadar aslında basittir ki dışarıdan baktığında. Conflict resolution, çatışma sonuç. İçeri girer, şey o ödülü almaya çalışır, ödülü başka bir şeyle değiştirir. Sıkı üzerine gülle yanar. Uzak olur. Kaçar. Aynen. Bak kaçmayı başarır. Yine artı yukarıda. Çalmaya çalıştığı şeyi mağaraya başkası. Beraber girdiği arkadaşı çalar. Düştü. Arkadaşı aynen. Tuzaklardan birisi tarafından ölür. Kazandığı alır. Çıkar. Kurtulur. İki defa kazandığı. Dışarıdayken Kızılderililer artık kimlerse hem öldürüp hem de elindeki tarafına alınmasını ister. Düştü. Kaçmaya çalıştı ve kaçtı. Kazandı. Uçağın içerisinden yılan çıkar. Düştü. Yani bak mesela burada da onu denemişler de. Uncharted'da da bunu gördük işte. Bak bu yükseliş alçalış var ya. Bu hikayeyi sürdürüyor. Buradaysa aynen. Neydi kadının adı? Leyla. Leyla ablamız giriyor. İşte o bacağımdan aldı çak yapıştırdım. Arthur'la dur iki konuşayım falan. Yani bu hikaye hiçbir şekilde sürdürmediği için hani tempo bozukluğundan ötürü ben o kadar fazla artık hani şey oldum ki tadım kaçtı ki bölüm çok büyük beni dumura uğrattı. Ama baktım diğer bölümlere. Evet her dördüncü bölümde bir nefes alıyor. Belki de 5 bölüm yapılmalı değil mi? Bu bölüm bana çok gereksiz geldi abi. Yani son bölüm ya finalinde vurulsaydı Mark ve sonrasında tüm bölüm boyunca tımarhaneyi görseydik. Buna böyle basa basa yatırım yapsalardı. Ben daha okeydim. Çünkü sonda böyle ah bak biz de Legion'ız. Dıngırıngırıngırıngırıngırıngırıngırın falan yapmayı çalıştık. Ha oraya girecektim şimdi. Bana çok tırt geldi yani. Bilmiyorum. Değil mi? Ben tımarhane olayları sonrasıyla ile ilgili biraz ümitliyim. Bu arada bu gördüklerimizin birçoğunda çizgi romanla cidden paralel yapıyorlar. Hani evet. En azından biçimsel olarak paralel yapıyorlar değil mi? Hikayede hala böyle harmanlar falan var ama mesela şimdi Legion'vari esintiler çok hissettim ben. Özellikle ikinci sezonun son yarısı gibi hatırlıyorum Legion'da. Tam bilmiyorum ama Legion'ı izlemediyseniz izleyin müthiş dizi. Mesela şimdi muhtemelen bir tane tabut gördük ya kapalı. Onun içinden üçüncü kişilik olan Jake çıkacak. Kesinlikle evet, o zaten. Jake Doctor yani. İşte Jake, Steven, Mark böyle hepsi birbirinin elini sıkıp birbirine işaret edecekler. Bu arada işaret ederlerse kesinlikle güleceğim. Evet abi. Hepsi böyle Spider-Man şey yapacak, meme yapacak. Ya sonrası için bir tık ümitsiz gibiyim ama bilmiyorum ya. Garip bir dizi benim için şu an. Abi hipopotam der susarım. Abi ben bir de şeyi sevmedim ya. Bu Marvel'ın genel olarak sahip olduğu bir sorun. Bunu bu bölümde mesela rastladığımda da çok fazla hani geçmişe dönüp düşündüğümde sürekli tekrarladığını fark ettim. Oluşturduğu hı-hı. Çatışmayı çok tırt bir şekilde çözümlüyor. Çok fazla dikkat etmediğinde sıkıntı olmuyor. Ama sonrasında insanların gözüne batıyor. Örneğin mesela Thanos'u ele geçirdiklerinde bir anda Star-Lord'un, yani mesela Thanos'u ele geçirdiler. İlk film bir şekilde Thanos'un hı-hı. O ayağın kurtulması lazım. Nasıl kurtulsun? Star-Lord çıldırsın ve kafasına vursun. Veya burada işte Steven mı Mark mı artık hangisiyse yerde üzerinde silah var. Öldü mü ya? Ölmüştür galiba ya. Sıkmayalım, emin olmayalım yine falan deyip. Ya arkadan ablam sen bize bir ateş et de hadi bakalım hikaye devam etsin diye bekledikler. Şey değil mi? Bu çok bana şey geliyor. Tembel yazarlık gibi geliyor. Bu şu an söyleyeceğim sahne bu bölümdeydi değil mi? Beni onaylayın be. Bir tane arabanın üstünde makinalı çölde kızı kovalıyor ve kız arabaya saklanıyor, etrafında dönüyor falan. Aynen. Burada. Abi bu başında sahne. Başında. Aynen. Hatırlamıyorum. Bu sahne neydi lan? Lan çöldesin. Tamam birini gördün, kovalıyorsun. Nasıl kaybedebildin kızı? Gidebileceği tek yer ortadaki araba ve arabanın etrafında dönerek şey yapıyorsun. Nerede bu? Oğlum evet. Onu diyorum işte. Yani o senaryonun yani aslında abi, senaryo 101'dir. İşte bir bak antagonistin protagonistine silah tutuyor, tamam mı? Şimdi bu durumdan öyle bir şekilde sıyrılman lazım ki protagonistin kurtarılma şekli yapay durmaması lazım. Çünkü eğer o durumdan kurtulursa adamın hayatına verdiğin, canına verdiğin, yaşamasına verdiğin önem bir anda silinip gider. Ve burada da öyle oluyor aslında. Motivasyonu yitiriyorsun direkt yani. Ya ben şeyi çok merak ediyorum. Arthur Harrow'un sıktığı şey acaba silah değildi, başka bir şey miydi? Steven'ın psikolojisiyle mi oynadı? Çünkü hani... Ama normal mermi gibi duruyor. Bayağı kanman da aktı ya. Kan da bu arada Disney kanıydı anasını satayım. Böyle küçük tomurcuk çıkıyor. Abi yok evet, olmaz. Ulan kalbine sıktın lan. Kan pompalayan yer abi. Dizi yani... için ilk defa öyle Disney kanı gördük garip bir şekilde. Bilmiyorum. Bana çok şey geldi. Ya bilmiyorum ya. O yüzden işte şey demeye çalışıyorum her hafta ama işte izleyiciler için...
konuşuyoruz. Dizi bitsin. Bir tüm ürünü görelim. Sonrasında yorumlayalım. Hele bir de bittiğinde ben baştan aşağıda izlemek istiyorum. Çünkü çok arka arkaya devam ediyor ya bölümler. O bakımdan da tempoyu nasıl yönetiyor onu merak ediyorum. Çünkü ilk bölümde böyle oluşturmaya çalıştığı atmosferden çok daha bağımsız, çok daha böyle Marvel vari bir konuma geçtik gibi. Diyaloglardan da pek az ettiğim söylenemez. Özellikle bu işte Leyla ablamızla Arthur'un karşılıklı oturduğu yerde hani çok 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 evet artık klişe olan babanı aslında bizim Samet öldürmüştü. Ne? İşte hislerine güven. Orada olduğunu Samet biliyorsun. Samet sen mi falan. Öldürdün? Doğru Samet söyle. Hayır evet gidelim. Ya. Samet söyle. Kızım manyak bana mısın? Gerçek çıkar, Samet'i göster. Bu arada tam olarak onu yaşadım kafamın içinde. Ulan öleceğiz. Bir gidelim anlatacağım. Ben o işte abi, biliyorsun işte. O işte bak bu bak güzel. Heh, yine tekrardan çatışmadan kurtarılma şekli ya da çatışmaya varma şekli artık çok yapay geliyor. Ve belirli bir noktaya kadar anlıyorum. Hani bunlar çok hızlı çıkarılması gereken yapımlar ki hani böyle bayağı şey gibi Netflix gibi böyle pompalıyorlar sürekli bize yapım. Ama dediğim gibi ya ben böyle şeyler artık çok takılıyorum. Yani böyle şeyler üretmeye çalıştığım için çok takılıyorum. Evet. Belki de takılmamam lazım. Belki hakikaten tamamen izleyici gözüyle izlemem lazım. Ama o da çok böyle bize koyun yerine koyulmuşçasına geliyor. Bilmiyorum yani. O şu an öyle harbiden. Benim için de öyle ve mesela şimdi chatte şey görüyorum. Hala izliyorlar. Abi işte sonda çıkan hipopotam ilk bölümdeki oyuncaklarla aynıymış. Bu ulan da tamam da o zaten doğurganlık tanrısıymış falan demiyor. Ya bu arada evet o hipopotam şey Taveret Mısır'da evet, evet, biliyorum. Doğurganlık ve işte, tabii canım işte Steven vurulduğu için Steven'ı doğurup öteki dünyada canlandıracak. Steven'ı doğurup. Doğurup evet. Doğuruyor değil mi ama? Abi işte bilmiyorum. Bak ruhsal anlamda Jake, Mark, Steven birleşip tanışacaklar ve ha hepimiz ayrıyız ve damn böyle de yaşayabiliyoruz diyecekler. Daha sonra hipopotam diyecek ki ben sizi öteki dünyada ben valla canlandırırım he, falan diyecek. Bu arada ben sana bir şey söyleyeyim mi? Özür dilerim lütfen tamamla. Ya öyle bitecek bu dizi işte. Bak çok çılgın bir fikir, çok çılgın bir düşüncem var. Ne kadar doğrudur bilmiyorum ama içimden bir ses şey diyor. Senaristler bu senaryonun son taslağını çıkarıp Kevin abiye gönderdikten sonra ya da artık yapımcıları kimse bu filmin yapımın. Burada yeteri kadar ilgi çeken bir unsurun olmadığını söyleyip geri döndüklerinde Jake'i eklediklerini düşünüyor gibiyim ben. Çünkü Jake'in şu anda oluşması hikayede o kadar fazla seyrek ve bağımsız yaşandı ki iki defa. Ve bilmiyorum sizde durum ne kadar geçerlidir ama benim için şu an hikayenin... Evet, hikayeyi devam ettiren temel etken Jake'in nasıl birisi olacağı, Jake'in kim olacağı falan da değil. Hani Oscar Isaac'in nasıl bir performans sergileyeceği, Jake'in nasıl yansıtacağını merak ediyorum. Hani en sonda tanrıların çarpışmasını Jake'i göreceğim kadar merak etmiyorum garip bir şekilde. Ya Jake'in şu noktada biraz daha şey olması lazım. Hani iyice duygusuz olması lazım. Hani Mark'ı duygulu yapan tek şey şu an aşkı. Yok yani oluyor. Tabii Jake'i zaten çıktığında konuşuruz da vurgulamak istediğim nokta şey yani. Şey biraz bana acı geliyor. Dizinin şu anda temel odağı olması gereken hikayeden çok bağımsız bir olay. Umarım yanılırım. Bak o yüzden diyorum dizi bitsin sonra inceleyelim diye. Belki de son bölümde Jake'in olması diğer iki kişiliğe kıyasla hikayede çok anahtar bir rol oynayacak. Oğlum belki de çok apayrı bir şey çıkacak. Bunu bilemeyiz. Biz şu an sanmıyorum. Güncel bölüme göre konuşuyoruz ve hani ben de senin dediğin paralel olarak şey yazmıştım bölümü izleyince Twitter'a. İşte bölümün genelinde kreatif ekip bakın biz o kadar zekiyiz ki damn işte böyle şaşırtırızcılık yapmış falan dedim. Hani kendilerini akıllı sandırtmışlar güya dedim ama yersen. Ya prodüksiyon dizaynı biraz... Potansiyel var mı işte? Prodüksiyon potansiyel var da. Memnun etmiyor beni de. Tam... Ya sinematografi bana biraz komik ya. Normalde hani atıyorum bir David Fincher filmi izlediğinde hani şey yaparsın 28. kere izlediğinde abi arkadaki şu Lego ne falan dersin ya burada yani bazı yerlerde evet pek göze sokmadılar ama yani Tomorrow'a girdiğimizden beri atıyorum mesela Steven'ın apartmanında bir top var tamam mı? Onun yansımasını göstermek için abi hani tamam Steven orada yürüsün mesela böyle ambale bir şekilde yürüsün biz arkada görelim. Ne sokuyorsun gözü? Insert shot var lan. Hani baya böyle bak burada bunu gördük. Insert shot. O bastonu o kadar çok gösterdi ki. Bastona insert shot yapma abi. Bak biz mal değiliz. Biz mal değiliz. Bir kere yapıyorsun. Abi bir şey diyeceğim. Şu an bazıları diyor ki ulan çok gereksizleşmişsiniz diyorlar. Ne bileyim abi ya. Yani bastona insert shot ne biliyor musun artık?
Fark etmedin mi? Pum falan diye böyle. Yani ya izleyici şey yapmak artık. Kanka sen salaksın, fark etmez. Abi bak, koyayım dedim ya. Dizinin bu bölümü dizinin bir önceki bölümlerine derin analiz yapıyor. bu arada. Evet. Yani ilk 3 bölümdeki 20 detay ama bu sefer beyaz falan. Ya abi bir de hani atıyorum ilk bölümde gördüğümüz bir şeyi bir daha göstermek isterim ki ben onu bile saçma buluyorum da neyse. Ya yapsan yapma. Oğlum bölümün başında diğer tanrıların hapsedildiğini gördük, tamam mı? Bölümün başında lan 40 dakika önce bölümün sonunda başka bir tanrı şemasını böyle insert chat koyuyor yani. Ne bileyim abi ya. Bak sürekli. Onunla gerek yok işte, mesela hipopotamı görünce, tuvaleti görünce anlıyorsun zaten, tamam o dünyadayız abi. Tanrılar nereye hapsedildiyse oradayız biz de. Onu anladık zaten. Aynen. Hani diğer insanlar da ölen şeyler işte. Ölen avatarlar neyse artık. Ya ama şey fark hani ediliyor. Onun izleyici o kadar da salak değil, anlar herhalde. Konşu falan da gelecek zaten muhtemelen. Ha mesela konşu şu an nereden atıyorum? Rastgele bir yerde dinleniyor mu veya? Konşu şu anda keyif yapıyor şeyden. O, abi bizim Jake dediğim şeyden o mu çıkacak? O çıkmaz o, belki de. Light'ten. Ha, o da çıkabilir gerçi. Çıkar, olabilir ama. Hani o tarz bir yerde hapishanede işte o çıkabilir abi. Ha, onda ama burada bir yerde yani, olması lazım. Abi hele hem biçim hem de içerik bakımından özellikle bu bölümde yani izleyicisine pek güvenmeyen bir dizi olduğu çok apaçık bir bak. Bu mesela her ne kadar sevsen de Peacemaker'da da yaşanan bir olaydı. Son bölüm kadar işte bunları buradan aldık. Şimdi buraya gideceğiz. Ama bunları böyle yaparsak kaybederiz. O nedenle buradan böyle yapmamız lazım. Peacemaker ama Peacemaker bunlarla kendince dalga geçebiliyor. Bak burada da bilmiyorum yani Jake geldikten sonra burada bana bırakın. Aslında seni burada alırsak Steven'ı tam şu işte şuraları okuması için burada devretmemiz lazım kişiliği. İşte sen buradan saldır falan. Aynen. Bakalım ya. Ya ben söyleyeyim. Şu an genel olarak şu durumdayım. İlk bölümde şöyle bir yorum demiştim. Ne yaptığını iyi bilen bir planları var gibi gözüküyor ama bir yandan da o plan her geçen gün tırt bir şey dönüşüyor ve hani filler bölüm ararız ya genelde dizilerde. Bak bu bölüm filler bölüm deriz. Bunda bence öyle o kavram çok yok ama her bölüm işte o kadar bir yok. Her bölüm bence o kadar aynı düzeyde ki birbirine. Ha. Hani her bölümün içinde fillerlık var. Anladım. Az kısım çok az var. Biraz o açıdan garip bir bakış açım var şu an diziye karşı ama yani genel olarak şeyim, o şeyi alıştırdılar bana. İşte yeni bir Marvel dizisi mi geldi? Bu Moon Knight bile olsa bak seviye bu. Güvenmeyeceksin abi. Moon Knight'a da güvenmeyeceksin. Hani yavaştan şeye hazırlıyorlar abi işte. İleride X dizisi çıkınca izlemeyeceğim evet. Onu hazırlanıyorum abi, şu an. Ya şu an yani. Şey ya başlangıcı şey tamam böyle. Ulan acaba Daredevil olmaya mı gidiyor? Şu an şey gidiyor. Yani şu an kafamda şey ulan inşallah Iron Fist gibi bitirmeyiz. Bak Yiğit Ali Çolakoğlu şey demiş. Affedersin Mert bölüyorum. Bence izleyicisine güvenmemekte haklı. Ben burada şeye inanıyorum. Hiçbir yapım izleyicisine güvenmemesi üzerinden herhangi bir senaryo ortaya koymamalı yani. Hiçbir aynısını düşünüyorum. Tabii ki. Senaryosuna güvenmeli. Oğlum izleyicisine yani. Güvenmeli. Aksine izleyicisine güvenmeli. Lan güvenmiyorsan ya, eğer yeteri kadar sürreal bir şey yaptığını düşünüyorsa bunun arkasında çıkıp kalmalı bence. Ki bunun örneklerini gör. Örnek Donnie Darko. Örnek Evangelion. Yani böyle yapımlar zaten eğer yeteri kadar oluşturduğu bilinmezliğin arkasında duruyorsa bırak o zaman izleyicinin 3 kere belki de 4 kere izleyeceğini düşünerek yapsın. Abi hani çok Evangelion'a çok girme. Ben Evangelion'u yapanların bile ne yaptığını bildiğini sanmıyorum çünkü çok. Ulan biz bunu yaptık ama. Abi ben bir İsa motifi koyuyorum ama. Bir anlama geliyor. Stajyer araya sıkıştır. Ulan şu taslağı da çeksin. Hadi bakalım falan. Abi şunu animate etsene be. Hadi bakalım. Peki işini gerçekten yapanlardan bahsetmek ister misiniz? Hayır. Daha böyle başarılı yönetmenlerden falan. Öyle biri yok çünkü. Sam Raimi mi diyorsun? Ha. Bence o biliyor ne yaptığını. Daha iyi yapıyor olabilir evet. Ya bence ama o yeteri kadar. Ya bilmiyorum. Sam Raimi bir şey yapmış. Sam Raimi'den ne izledik abi ya? Spider-Man 3'ten sonra. Spider-Man 3'ten sonra mı? Bilmiyorum bakalım. Ya da Reis bayağı Nadas'a mı bıraktı acaba kariyeri? 3'ten sonra. Oğlum eğer diyeceğim benim bir nasıl hatırlamıyorum bu arada. Bakalım. Allah Allah hiç de yani arada adını falan oğlum Spider-Man 3'deki 2000 tamam şey falan. Dur bir dakika. 2007, dur sayıyorum. 2009, sayıyorum. 99. Bak. Aa Don't Breathe falan var lan gerçi. Oğlum bir dakika. Spider-Man Don't Breathe ile Crown falan Tim Star'ın olduğu film bunun değil mi? The Crow. Yok neydi? Yok The Tim Star Crown. Crown. Aynen. Oğlum ben adamın IMDb'sinde Spider-Man'i bulamıyorum. Dur bakacağım. En yukarı. Pardon. Spider-Man'i yazmış çünkü sadece yönetmemiş. Yok yönetti. Yönetmiş şeyinde Spider-Man yok abi. Sam Raimi'den bahsediyoruz oğlum. Yönetti 3 filmi de kendisi yönetti. Pardon, producer lan bu bir saniye.
üstteki kategorilere gel. Ya bilmiyorum belki, yani şimdi bu arada şeyi de aradan çıkaralım da beri sonrasında Doctor Strange hakkında da konuşuruz. Doctor Strange Suudi Arabistan'da arkadaşlar yasaklandı. Ben bilmiyordum. Sadece orası değil bu arada. Tabii tabii. O İran, Irak, tüm o kesimlerde komple şeydi. O çevrede bayağı cici. Ben bilmiyordum. Şeyi öğrendim. America Chavez filmde yer alan karakterlerden bir tanesi. Çizgi romanlarda eşcinselmiş ki yasaklanmasından mütevellit aslında az çok anlıyoruz. Filmde de buna bu noktaya parmak basıyorlar. Ben şeyi bilmiyorum abi. Orayı şöyle düzelteyim. Filmde basıyorlar o noktayı dedin ya, onu tam bilmemekle beraber o haberde şöyle bir dipnot gördüm ben. Çizgi romanlarda böyle olduğundan mütevellit, filmde de böyle olabileceğini düşünerekten şimdiden ben öyle okudum o haberi. Abi artık insanların eşcinsel olmamasına da bakmıyoruz. Eşcinsel olma ihtimallerine bakıyoruz. Yani. Ya biri gelip Emre'ye diyor ki Emre sen gay olabilirsin o yüzden ülkemize sen giremezsin. Bu arada ilk defa bir küfür abi kullanımını o kadar yerinde buldum ki. Yani bir daha söyle falan. Abi şu an şeyde gibiyim böyle hani atıyorum Venom'larda falan gibiyim. Bir tane fuck hakkın var onu da güzel bir yerde kullan. Ama şu an podcast tayfı için Emre'nin yüzünde çok güzel bir gülümse var arkadaşlar. Evet, yani Emre'ye gururlu bakıyor kamera. Murat'a aynen ilk defa bir küfürden dolayı bir gurur duydu. Şey diyeceğim ya. Şeyi seviyorum. Bak Disney'in hakikaten bu tavrını seviyorum. O kadar çamur atıyoruz falan ama bu tarz küçük olaylar için çünkü bende hiç büyütülmemesi gereken saçma salak olaylar arkasında dururken Warner Bros'un sırf farklı ülkelere sokabilmek için 6 saniye dahi olsa sahneler kırıp hani o şekilde forma sokması bahsettiğim durumda geçen hafta bilmiyorum yayına katıldınız mı ama Secrets of Dumbledore'da Dumbledore'un Grindelwald'a aşkını ilan ettiği 6 saniyelik bir tek bir cümlelik bir şey varken o kırpılmış direkt. Koparılmış, atılmış falan filan. Çok kötü, çok kötü, çok kötü ya. Bilmiyorum ya, yani keşke böyle şeyler olmasa falan da demek istemiyorum. O da çok klişe duracak. Aman. Yönetim biçimi işte ya. Aman, yönetim biçiminden en çok üzüldüğüm taraf ne biliyor musun? İzleyici bu tarz durumlarda şikayette bulunamıyor. Çünkü ne kaçırdığından haberi yok. Aynen. Öyle bir sorun var. Önüne sunulanı tüketiyorlar gibi bir şey oluyor. Evet yani bu konuda herhangi bir sınırlandırma olması zaten kötü direkt. Çok merak ediyorum. Acaba şey falan da yapıyorlar mı? Ulan bu filmde kadın araba sürüyor lan. Bunu da engelleyelim falan diyorlar mı acaba? Bu filmde onu kadın var lan falan diye. Onu Irak veya İran yapıyor olabilir. Onunla ilgili yeni bir yasaları vardı. Kadınların ehliyet alması olayı yeni geldi onlarda çünkü. Evet öyle bir şey ben de hatırlıyorum bu arada. Yani yaklaşık Irak veya İran ikisinden bir tam hatırlamıyorum. Dur bakalım. 76 yıl iyi gene ya. Bilmiyorum. Neyse işini... Tamam buyur. Hani şimdi şey yapmak istemiyorum. Geçtiğimiz hafta konuşmuştuk. Doctor Strange 2 saat olacak. İşte bu konu hakkında şeyde bulunanlar 2 saat 6 dakika 32 saniye abi. 2 saat 2 saat 6 dakika iyi abi. Sorry. 32 saniyesi de var. Ya, yani evet abi bu kadar süre olacak. İşte doğru düzgün işleyemeyecekler falan diyenlere ben bayağı birazcık parlamıştım. Ben de. Hani konuştuk aşamasında ne olup olmadığını kim biliyor falan diye. Ama Sam Raimi'nin çocukluk arkadaşı hemen hemen her filmde cameo veya büyük role sahip olan insanlardan birisi Bruce Campbell geçtiğimiz hafta dedi ki Marvel birçok kısımda Disney yapımcılar Sam Raimi'yi belirli noktalardan sıkıştırdılar. Yeniden sahne çekmesini istediler ve biz burada az çok anladık hani tümüyle bilmesek de yeniden çekimlerin birçoğu Sam Raimi'nin kararının dışındaymış. Stüdyonun şeymiş yani tamamlanmamış kısım değil. Var olan kısmın değiştirilmesi adına da yeniden çekim yapılmış. Bilmiyorum yani. Ya bu ilk olan bir şey değil Marvel özelinde. O yüzden ben zaten bekliyordum böyle bir şey yani. Ama Sam Raimi be abi. Ya sanırım muhtemelen sadece Eternals'a falan karışılmamıştır. Cleoja yüzünden. Onun da çıkardığı işi zaten kimse beğenmedi Marvel tarafı olarak. Ben beğendim. Yani ya ben de beğendim de. Yani bilmiyorum. Ben beklediğim bir şey olduğu için çok şaşırmadım. Abi bilmiyorum. Ben şey bekledim ya. Yani onlar o kadar yönetmeni değiştirdin. Ana hikaye taslağını değiştirdin. Lan o kadar Sam Raimi'ye gittin getirdin. Oğlum Sam Raimi'ye karışma lan bari. Hani. Ya öyle konuşunca da böyle ümidini kesmiş gibi gözüküyorsun da. Yine çok kötü bir şey olacağını düşünmüyorum. Ya yani. Tabii ki de... bir Everything Everywhere All At Once beklemeyin ama. Ya şey üzüyor. Hayır şey üzüyor. Ya da bekleyin. Çünkü Screen X'te Doctor Profesör X'in kellesinin arkasında sarı koltuk var arkadaşlar. Hani insan şey diyor bak. Sarı koltuk. Sarı koltuk.
aynı konu başta mı biraz da ileride de konuşacağız. Hani çok az şey bile değişmiş olsa kafanda o şey fikir oluyor. Ulan stüdyonun karıştığı versiyon buysa karışmadığı versiyon nasıl acaba? Birazdan onu Northman'de konuşacağız. İşte ben de onu birazdan değil mi ileride konuşacağız dediğimiz konuydu onu hani oydu. Aynen. Ya bilmiyorum ya bilmiyorum inşallah sen benimle çok da şey yapmazlar. Yapmamışlar bunu. Peki böyle Warner'ın ayrı kafaları, Disney'in bazı kararları derken bir de saçma sapan kararlar alan bir filmimiz var. 50 Shades of Madame Web. Yani bir Sony'e de biraz zıplamamız gerekiyor bu noktada çünkü yayın takvimlerinde bir güncellemeye gittiler ve Madame Web'in de vizyon tarihi açıklandı. Nice. Madame Web filmi 7 Haziran 2023'te vizyona giriyor. Bununla beraber aynı anda duyurulan bir de Spider-Man Across the Spider-Verse Part 1 ve Part 2'yi 2 Haziran 23 ve 29 Mart 2024 olarak birer yıl ertelediler. Durum bu. Dakota'nın daha kötü bir fotoğrafını bulamadık mı Emre? Ya ben de ona baktım ama dedim ki pek kasmaya gerek yok. Abi Fifty Shades of Grey'den ekran görüntüsü falan atsaydı keşke. Valla uğraşamadım. Zaten Madame Web gibi gözüküyor burada. Aynen öyle. Bayağı yani, benziyor canım 60 yaşında bir kadına. Yani ben bayağı epey şaşırdım bu arada Madame Web'in bu kadar yakında gelecek olmasına ki muhtemelen ertelenir. Ben erteleneceğini düşünmüyorum çünkü Sony'nin kafasındaki Spider-Villain versiyonun ve MCU'dakilerin böyle hub'ı olacağı için yine evrenleri birbirine bağlayacak o ana kilit nokta bu olacağı için bir an önce çıkartmak istediğini düşünüyorum ve ben asıl şuna şaşırdım. Aceleyle yaparlar bir şeyler. Bittiğini düşündüğüm ve neredeyse emin olduğum Spider-Verse'ün ikincisi bu yıl çıkacak olan niye bir yıl erteleniyor abi? Evet, yani. Bir yıl ertelensin ya bilmiyorum. Madame Web'den ötürü olabilir. Bu arada evet. Olmamalı sanki. Ya Madame Web'deki hani Madame Web'deki herhangi bir şey Cross the Spider-Verse'ü etkileyecekse eğer işte şimdi ben ondan Strange korkuyorum. Olabilir. Doctor Strange, Love and Thunder'ı aynen görürsün. Love and Thunder olabilir. Ya bir takvim abi onlar veya Sony... post-prodüksiyon olabilir bu arada. Hiç ben sanmıyorum ya. Yani ama yayın tarihi bilmiyorum ya. Teori nedir ki? Benim Madame Web bana soruyorsan eğer. Abi benim korktuğum şu Sony kendi evreni büyütürken MCU'dan yararlanmak adına elindeki her şeyi birleştirmeye çalışıyor. Olabilir bu arada. Tek evreni topluyor gibi değil de hani multiverse kapısını Sony için açacak film Madame Web gibi olacak ve animasyonlara kadar etki edecek diye düşünüyorum. Yani belki de Madame Web'de live action bir Miles göreceğiz. Veya Madame Web'in aynı halini Spider-Verse'lerden animasyon olarak göreceğiz gibi. Veya Peter B. Parker'ın filmde Tobey Maguire tarafından canlandırıldığını göreceğiz. Gibi gibi var ya. Öyle bir şey çok güzel olmaz mı ya? Veya Andrew falan yapabilir işte. Belli olmaz. Abi bir çok de... güzel olurdu. Aa evet bu arada Andrew olmasa çok mantıklı No Way Home'dan sonra. Evet o daha mantıklı oluyor. Ve bir de şey var. Buraya eklemedik de hani Sony'den falan konuşuyoruz diye söyleyeyim. Craven setinden yeni çıplak ayak fotoğraflar geldi. Abi Aaron Taylor Johnson tüm filmde koşuyor. Evet ve gelen fotoğraflar yine çok benim bence cringe yani bilmiyorum. Abi o ya ben bir ikide gördüm üzerinde şey üzerinde kıyafetle gördüm normal ama hani böyle diş okay şey olan. Evet o okeydi bence. Kötü okey abi. Mert. Tam bir hayır ondan değil. Bak o fotoğraftan bile filmin biçimselliğinin Sony tırtlığında olacağı bence buram buram kokuyor. O tabii ki. Şimdi bunu oha oradan da anlayamazsın diyenler hak verir. Arkadaşlar hak verir ama. Oradan anlamana gerek yok. Fragman veya herhangi bir fragman ilk saniyesinden anlıyorsun abi. Sony logosu geliyor. Ya fragman yok zaten daha. Hani hayır, setten bile belli oluyor bence. Diyorlar yani görmeden yani. Nasıl anlıyorsun diye. Görmeden de anlıyorsun zaten. Bilmiyorum. Yani. Ha, bu arada şey olamaz. Andrew olamaz abi. Andrew Mary Jane'i tanımıyor. Mary Jane'i tanımıyor. Tanıyor bu arada. Mary Jane'i yok. Var. Hayır, bunu filmde bahsetmiyor ondan. Var oğlum. Karıştırma oraları var ya. Gwen öldükten sonra başka kız bulmuyor ama kendini. Başka bir versiyon. Var oğlum var. Var. Oğlum Peter B. Parker Mary Jane de şey yapıyor, ayrılıyor. Sonradan geri dönüyorlar olaylardan neyse, sonra. Hadi diyor falan. Peter B. Parker'ın evlenip şey olduğu Mary Jane belki Andrew'un Deleted Scenes'deki MJ belki. Nereden biliyorsun? Nereden? Neyse. Abi bir şey diyeceğim zaten Andrew'un MJ'yi var. Onu diyorum işte bir saattir. Evet. Ana tamam hani MJ var da evrenden şeyden bahsetmiyor ki. Ya evren yok oldu. Logan'ı bahsediyor mu abi?
Abi isteseler yapamazlar mı sence Murat? Bilmiyorum, yaparlar mı? Sony yapsın mı bunu? Yapmasın şu an yeter. Sony Morbius yaptı abi. Morbius'tan sonra bu arada tam da ona bahsedecektim. Güzel oldu. Morbius bari bir şey yaptı. Hayır, geçen onu şeyde izledim bu arada. Morbius'tan sonra izledim onu ben. Yani halen ısrarla devam etmesi, Craven, Madame Web geliyor. Çok garip bir tercih. Bir de Morbius'ta evet. Tüm hafta boyunca şey yorumları gördüm, bayılıyorum. Morbius hayatımda izlediğim filmlerden bir tanesiydi. Morbius kesinlikle yapıldı. Morbius'ta bu arada hakikaten şeye baktığınızda karakteri Jared Leto oynuyor. Yani bu arada Morbius bir film. Bak düşündüğünüzde hani film mi gerçekten? Morbius bayağı bir film. Hani çekilmiş bir film. Bayağı emek var abi. Bu arada şaka bir yana şeyi söyleyeyim, hani Morbius bayağı çekilmiş bir film. O belli zaten. Morbius'a gittim, kurbülü uğratmamış. İzledim ve hani salondan çıktım bittiğinde. But damn. Bugün onu dur Northman'e saklayacağım. Aynen Northman. Northman'di var ya. Bir salonda abi. Ölüyorduk ya. Northman'i çok farklı bir perspektiften izlersen hayatın izlediğin en iyi komedilerden bir tanesi. Ayda. Sen o zaman öyle puan verdin. Bak dur söyleyeyim, göreceksiniz. Neyse evet, zıplayalım. Hadi bakalım. Hadi. Aynen arkadaşlar, Thor Love and Thunder'ın ilk tanıtım fragmanı geldi geçtiğimiz bir hafta. Yok bu hafta geldi. Türkçe ismi de var. Neydi? Aşk ve gök gürültüsü mü? Aynen aşk ve gök gürültüsü. Aşk ve gök gürültüsü. İki i̇şte, tane poster geldi. Savaşmak için değil, aşk için yıldırım atan Thor'un hikayesi bu. Bir de Murat'ın hikayesine hasta oldum anasını satayım ya. Fragmana bakılacağında galiba bu filmde savaş için değil, aşk için, sevgi için gök gürültüsü, şimşek atıldığı görülüyor. Abi ya filmin adı aşk ve gök gürültüsü. Abi şey diyecektim tam. Savaşmak için yıldırım atmayı bırakıp sevmek için yıldırım atmaya başlamış diyecektim. Şey yani bir an Jane aldığına Thor. How fantasy come again man falan diye. Not again. Vietnam anıları canlanıyor böyle. Oh, Torture. Savaş esnasında sif kaldı. Tanıtım fragmanı çıktı ve evet bu kadar. Güzel gözüküyor. Ben çok beğendim. Şeyi de söyleyeyim, drone'ı hemen aradan çıkaralım. Meraklılar belki olabilir diye. 2024 saat içerisinde toplamda 209 milyon dolar izlen. Milyon dolar. O kadar fazla. Damn. Daha çıkmadan Morbius'u geçti. Şey var ya Michael Scott, 630'un %15'i nedir? 232 dolar. Niye dolar aynen diyorsun? şey, 209 milyon izlenme aldı arkadaşlar. Diğer büyük yapımlarla karşılaştırdığımızda No Way Home 355 milyon dolar izlenmişti. Endgame 289, Infinity War'da 230 milyon. Yine dolar dedim değil mi? Oturmuş abi, Lugat'a oturmuş. İzlenme almıştı. Tek bir solo bir karakter filmi için epey fazla. Şimdi diyeceksiniz abi No Way Home falan. No Way Home solo bir karakter filmi değildi. Değil, 3 tane var olmayan karakterden. Neyse. Yani güzel. Fragman hakkındaki düşünceleriniz neler? Faligar'ı konuşacaksanız konuşmayın. Ondan sonraki kısımda ona özel bir fotoğrafım var, sonra konuşuruz. Ha, okay. Tamam. İlk olarak ondan yani bahsederek bir var mı söyleyeceğiniz sana? Abi fragmanla çok eğlenceli. Ha söyle buyur. Sen mi gireceksin? Benim buyur hadi buyur. Sen belli ki. Murat Mertip. Abi okey, yani çok eğlenceli. Yani Taika gene şey yapmış abi, hani geçen filmden sonra şey demişler. Abi geçen filmden yine filmlere bağlı olmaya çalışıyor da başka filmlere falan. Çalışma abi, nasıl istiyorsan öyle yap demişler resmen böyle. Tamam abi, şey demişler. Evet o çok. Abi Endgame'de böyle bir şey oldu yalnız. Al sana birkaç oyuncu daha. Önce bir o kısmı kapat. Hani belli filmin ilk başında onu kapatacak. O yüzden bilmiyorum abi, ben gerçekten sinemaya girip wow gülüp çıkacak gibi hissediyorum böyle. Okay. Psikopat gibi güleceğim büyük ihtimalle ben. Çok da memnunum. Ben Thor'un şaklabanlık yapmasına bayılıyorum. Daha da fazla yapsın. Yana da Taika ile yapsın. Zaten büyük bir kısımda Korg da takılıyor aynen. Bende de şöyle Ragnarok'tan sonra oturttuğu yeni düzen diyeyim. Getirdiği hasılat başarısı diyeyim. Özellikle James Gunn'ın olaylarından sonra DC'nin James Gunn'a verdiği serbestliği Marvel'da Taika'ya vermiş belli yani. Hani Ragnarok'taki serbestliğin katsayıları artmış. O çok bariz bir şekilde hani gözüküyor. Aynı serbestlikle bütçe de artmış iyice. Tabii tabii. Ki ona kıyasla
al bir de yetmiyor mu? Guardians'ı da al falan olmuş. Hani zaten yollarını kesiştirdiler ya. James Gunn, oh shit, not again. Not again. BTS oluşuyor. Bir daha olmaz. Ya o açıdan hani bence Ragnarok'u sevenlerin çok çok daha seveceği yine güzel bir film geliyor. Tabii ama tabii ki. Yine ben bu dönüşümü sevenlerden değilim. Benlik bir film olacağını düşünmüyorum. Yani bir tek Jane Foster'a çok yükseliyorum hala. Sahnesini her ne kadar aşırı beğenmesem de. Filmin ciddi tarafı o büyük ihtimalle çünkü şu an. Jane Foster ciddi olacağını düşünmüyorum orada. Jane Foster'ın onun kısmı olur. Kanser hikayesini işleyecekler diye okudum bir yerde. Umarım işlerler. Abi bu atmosferde nasıl işleyecekler ben gerçekten merak ediyorum. Hayır yani ediyorum. Şöyledir. Öyle bir filmde işlenebilecek bir olay değil o. Yani Natalie Portman'ın devam edeceğini düşünüyorsun. Tabii ki canım. Tabii zaten yani, devir teslim. Bu hani, bir devir teslim filmi bence. Natalie zaten devam edecek. Çünkü yeni Thor olarak gelecek dediler ya. Hayır ben bir filmlik hop geldim kanserim hop gittim gibi düşündüm. Çünkü bak, kadının öyle bir şey yaparlarsa ya, cinsiyet eşitçiliğine sırf o yüzden gelmedi. Şimdi sırf bir kadının güceltilmesine ötürü geri dönüyor ya. Bir şey değil mi? Eğer bir filmde öyle yapıp o hikayeyi kullanıp öyle yaparlarsa püh yani. Bu arada öyle bir şey olsa ben de çok sinirlenirim çünkü Taika öyle şey bir adam değil ama ya. Taika öyle bir hikayeyi öyle bir minik bir şey. Ya Taika çizgi romanları da hayvan gibi iyi bilen bir adam zaten. Hani, fragman her yerinde biliyor ya, bu arada. Çok ama şöyle söyleyeyim. Biliyor ama nasıl diyeyim? 2010 ve öncesini ya. Çok iyi biliyor. 2010 ve sonrasını o kadar bildiğini belki göstermiyor. Bilemem o kadarı da. Adam sektöre girdikten sonra okumayı bırakmış olabilir. Sektöre yani, ağır girdikten sonra okumayı bırakmış olabilir. Günümüzde klasik denen Marvel Thor'larını çok iyi bildiğini söyleyebilirim. Mighty Thor falan direkt büyük ihtimalle bayağı bir göndermesi var. Mighty Thor'a katılıyorum. Zaten bu film yani demek istediğim şey aslında şuydu. Mesela Thor Ragnarok için röportaj yapıldığında podcast'ini dinlemiştim daha geçen. O zamanda da hani bahsetmiştim ben başka bir videomda Thor 4 geliyordu ama ne? Mesela adam çizgi romanları okuduktan sonra 3. filmde herhangi bir çizgi roman kaynağından esinlenmemeyi tercih etmiş. Hani işte I read a couple of comic books and said no we are not doing that tarzında bir şey demişti. Şimdi ise aşırı Mighty Thor'a böyle ayaklarını basa basa giriyor. Tabii canım bir yerin tane falan oluyor adam ya. Ama yani mesela şeyi sürekli duyuyoruz. Adamın kendisi de söylüyor. Ragnarok'a güldünüz mü? Gülmediniz asıl. Asıl bu falan böyle. Ragnarok'ta iki tane espri mi duydunuz? Espri değildi onlar. Asıl şimdi geliyor abi, falan. Bakalım yani. Oradaki esprileri de hatırlıyoruz bu arada. Neyse. Thor yani, eğer aşırı satirize, aşırı böyle komedik olursa içerisine arada nasıl drama ekleyecekler? Ya da içerisine en başına drama eklemeyi planlıyorlar mı? Ben merak ediyorum. Thor ölecek. Ama Ragnarok'ta olabilir bu arada. Abi Ragnarok'ta bazen çok ciddi oluyordu. Bazı yerleri çok komikken bazı ya yerleri. Ya şöyle söyleyeyim. Şöyle tamamlayayım hemen. Mersen'e atacağım. Ben bu filmde Chris Hemsworth'un MCU'ya veda edeceğini düşünüyorum abi. Top canım. Ben de benzer düşüncedeyim ilk günden beri. Gore şey yapar ama onu indirir yani büyük ihtimalle. Hah, Gore'a girecektim ben de. Yani fark ettiyseniz teaser trailer olduğundan Gore'la alakalı hiçbir şey görmedik. Oh daha trailerlarda ne göreceğiz onu? Sen bekle Disney'in pazarlama şirketi. Oh son bir gün kadar Instagram'da tamamen hepsini izleyeceğiz Gore'u. Aynen ilk trailer'da verirler. O açıdan kılıç muhabbeti falan derken o dramayı kılıç muhabbetine falan bağlarlar muhtemelen. Ve kılıçla da belki ölür bilmiyorum. Belki. Çünkü kılıcın tanrılarla işleri var falan. Söylemeyelim. Russell Crowe'u bir gibiyle gördük. Ay bu arada abi, iyi hatırlattın. İyi hatırlattın. Bastım galiba. Yani şey neydi? Arnold Schwarzenegger abimizin Zeus'unun aynısı olmamış mı ortamda? Abi evet. Zeus da şeymiş şu an. O kadar çamur attık ama hani bu proje için demiyorum. Arnold'un Zeus'unun bu kadar boktan olması normalmiş lan. Böyle komik bir elektrik araba reklamının için Zeus'u oynamış. Evet. Abi çok garip. Onu ben de şey ya yaptım da. Birebir oydu yani benim gördüğüm bilmiyorum. Ya onun bir an şey diye bekledim. Abi şey falan oldu ya. Flash'ın bilmem kaçıncı sezonunun bilmem kaçıncı bölümünde elinde tuttuğu şimşeği falan tutuyordu artık yani. O şimşek burada hiç şimşek değildi. O baya böyle karton piyer şimşek. Ben onu da bir evet işte 3D'den plastikleyip boyamışlar falan. Ha bu arada şöyle bir şey de var. Hani, bu ne lan? Bak çok zorluyorum. Farkındayım. Şeyi çok zorluyorum. Mitolojiyi çok zorluyorum. Wonder Woman'dan bağlayacaksın. Hayır. Normalde de şey mitolojisi. Hani İskandinav mitolojisinde şey var abi. Bu A3 ile Brock var ya. Evet. A3 ile Brock Odin için şey dövüyor abi. Dövüyor. Böyle bayağı makinalı tüfek gibi yıldırım dövüyor bir tane. Taşınabilir. Dövüyorlar muhtemelen sonsuz, o zaten. Sonsuz yıldırım onu atıyor böyle tık tık sürekli. Hatta ama bir meşhur tık 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 tık. Hayır. Böyle öyle bir şey var abi. Tutuyorsun ya böyle makinalı tüfek gibi tık tık onu atıyor.
Hani şey diyor, sürekli yıldırım yapma diyorlar. Sonra Odin onu çaldırıyor. Odin diyorum, Zeus çaldırıyor onu bir dakika. Aynen. Çok çok garip olaylar ya. Sınırsız yıldırım atabildiğin özel yaratıklar tarafından dövülen yıldırımını da atıyorum sarıp filamentle basmazsın filamentle hani. Bu arada sana bir şey diyeyim mi? Ha. Thor'la Zeus'un yıldırım kapışmasına girmesi yok mu? Ya Allah. Gel bakayım, sen mi daha iyi atıyorsun, ben mi? Görüyor ve arttırıyorum. İki Thor'la birlikte Zeus'un kapışması yok mu? İki Thor, Zeus'un tarafında Beta Ray Bill. İki şimşek artı iki yıldırım partisi. Abi aradan Beta Ray Bill nereden geldi? Ne bileyim abi, Beta Ray Bill de gelebilir. Bu arada şeyi de isterseniz konuşalım. Hani son zamanlarda hani içerik bakımından çok fazla çizgi romandan esin kaynağı olduğunu, kaynak meselesi olarak çizgi romanlara sırtını dayadığını biliyoruz Marvel Sinematik Evreni'nin. Ve hani belirli açılardan çok, çok işine yarayabiliyor. En temelde zaten olayı bu. Ama özellikle Infinity War'dan itibaren diyeyim. Hatta yok be, ilk Iron Man filminden beri zaman zaman yapılıyor ama artık çok fazla yapılmaya başlandı. Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi de merak ediyorum. Özellikle ki bu fragmandaki Faligar sahnesi başta olmak üzere artık çizgi romandaki sahnelerin birçoğu birebir uyarlanıyor. Sizce bu sinematografik bakımından, hatta bırakın sinematografiyi, tamamen biçim bakımıyla filmi yapan ekibin kreativitesine, özgürlüğünü, özgünlüğünü bloke mi ediyor? Yoksa çizgi roman karelerinde gördüğümüz şeylerin hayata geçmesi, birebir görmemiz izleyiciyi coşturması bakımından daha iyi bir şey mi? Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bence iyi ya. Bence iyi abi. Güzel, ben şöyle düşünüyorum. Teknolojinin gelişmesiyle üretimdeki detaylılığın azaldığı ve artık çizgi roman panellerinin mood board veya storyboard'dan öte bir şey olarak kullanılıp direkt hani kaynak şu an verdiğin mesela çizgi roman panelini atıyorum Blender'a koyup üstünde çalışabiliyorsun ve bu arada burnundaki kanlara baksan aslında. Evet, Blender'dan çok daha iyi programlarla çalıştıkları için birebir tuval olarak, hani eskiden şey vardı belki bilirsiniz. Karbon kağıdı mı deniyordu, böyle siyah kopya kağıdı oluyordu. Asetat tarzı şey, aynen. Üstüne koyuyordun, çizdiğini geçiriyordu. Şu an aynısını dijitalini yapmışlar ve ya, birebir değil ama birebir yani, abi birebir. Hayır, yani altta kuyruktaki şeylere, detaylara falan baktığında bazı gene eksikler var da. Ya o kadar Murat, da birebir şey anasını satayım ya. Opaklığı düşürüp üst üste koysana bak. Şuna. Hayır, kuyruktaki şeylere bak. Arada bir şey eksik abi. Murat ya, kayalar tamam, aynı lan. Tamam, sırf o yüzden birebir değil anasını. Ya eksik var mı var? Usta var mı, kaya birebir? Aynı kaya. Kaya aynı. Lan şeylere bak, şeylere. Şu diken ya, Murat, şeyler var ya. Ya Murat, şu nasıl birebirine yakın diyemiyorsun. Hayır ya. Bak, şey, katılıyorum. Senin şeyine tamamen katılıyorum. Tuval argümanın ne dur? Burasının argümanını epey merak ettim. Hayır, şu an çünkü ben farklı bir şey göremiyorum resmen. Oğlum, hayır, olay zaten... İki kişi var abi. Podcastler dönenin. Hayır, benim derdim kıllık yapmak zaten de. Hani... Şey de değil ya, bilmiyorum, ben güzel gözüktüğünü düşünüyorum o yüzden. Ya hani, kötü gözükmüyor bence de. Tüm filmi öyle bir noktada eğer çok fazla yapılırsa tabii ki söyleriz. Her şeyin fazlası zarar. Ama tabii ki atıyorum fragmanda olur, şurada olur, burada olur. Filmin başında anlık göstermek için olur. Bu tarz herhangi bu tarz sahnelerin kullanılmasına okeyim ben. Ben de okeyim ama mesela meğerden böyle bir sektör, böyle bir yola açıldı hani, bir dalı. Mesela DC film yapamıyor falan ya. Sen kuyruğu savundun. Mesela Alex Ross'un bir tane çizgi romanı birebir böyle yapsın abi. Watchmen yani. Ayarında bir şey yap aynen. Birebir yap. Yap abi, yapsınlar. Ha, bu arada bir şey diyeceğim. Olabilir. Biz zaman zaman söyleniyoruz. Özellikle son yapımlardan hangisi olabilir diye. Bilmiyorum ama. Hani tamam, evet, çizgi romandan filmi uyarlıyorsun. Ama aynı zamanda filmi uyarladığında eline geçen özgürlükler de var. Tamam, hatırladım. Long Halloween için söylemiştim ben bunu. Hani keşke doğrudan çizgi romandan kopyalayıp filme yapıştırmaktansa filme yapıştırır için eline geçen özgürlükleri de verimli bir şekilde kendi avantajına kullanabilseydin. Bir şeyler ekleyebilseydin doğru düzgün karesi karesine çevirmektense. Wow, aklıma Killing Joke animasyonu geldi. Ama mesela artık DC öyle bir noktada ki bence Warner Bros. Doğrudan çizgi roman karelerini uyarlamaları bile bence o kadar kötü durmuyor ya. Ve kulağım abi, şu an dehşet çınlıyor oğlum. Wow. DC de uyarlasın. DC bir şey eklemesin. Kulağının çınlamasını şimdi duymuyor. Fuck, duyuyor. Kulağının çınlamasının sebebi podcastçiler görseli göremiyor ya. Ama ondan... podcastler zaman yolcusu herhalde. Dereden tabii. Onlar hissetti. Preemptive abi. Hissediyorlar böyle.
Hadi ama zaman... şöyle de bir son not bırakayım. Zack Snyder is the blueprint çünkü Zack kopya kağıdı olmadan birebir aktarıyordu arkadaşlar. Bunu da böyle belirtelim. Ne alaka? Watchmen'i izlemediniz mi? Birebir son aferin. Hariç. Kaliteli kopya çekiyor. Oğlum asıl Zack Snyder kopya kağıdının ustası lan. Watchmen'i izledin mi? Yani bu iyi ve kötü anlamı söylemiyorum. Kopya kağıdına kastım şu. Kullanmadan. Buradaki gibi paneli blender'a atıp blender'dan modellemiyor Zack. Set kurup sahne kurup green'de falan her şeyi oluşturuyor hani. Şöyle güzel bir şey var. O konuda sana katılıyorum. Oluşturulmuyor. Herkes diyor mesela karesine aynı, evet katılıyorum. Ama mesela bak bu sahnenin aksine Watchmen'de şöyle bir farklılık var. Bilmiyorum sizin gözünüze takıldı mı? Evet, kompozisyonların çoğu aynı. Komedyenin ölüm sahnesi falan vesaire. Ya da işte Dr. Manhattan'ın var olması sahnesi, dönüşme. Ama her sahnede ufak ufak detaylar var ve en büyük farklılık unsurlarından bir tanesi hepsinin gölgelendirmesi farklı. Evet. Zack Snyder'ın hepsinde daha farklı bir şey ışıklandırma kullandığı apaçık belli oluyor. Emre'nin gölgelendirme fetişi var. Mesela ben burada onda, burada gölgelendirme de aynı. Şey olabilir. Canavarın yüzüne burada, düşen burada şey abi. De aynı. Direkt birebir ya. Bayağı böyle hani filmin tamam böyle olur demiyorum ama Taika Waititi artık nasıl etkilendiyse bu şeyden, bu kareden, bu panelden hani wow bunu alıyoruz falan deyip hani usta korku ekleyelim mi? Hadi ekleyelim tam bir tek o farklı abi, olsun falan demiş olsa gerek. Cilt 2 okurken şey yapmış. Damn, bu paneli işaretle yırtıyor böyle. Aldım, ekleyeceğim. Kesin öyle şeyler göreceğiz ya 3-5 tane. Belki de. Ya bilmiyorum. Thor Ragnarok'ta da şey muhabbeti de vardı ya. Böyle farklı diyar falan gösteriyordu ya. Yani oradakiler de benziyordu biraz falan. Ya belki yine onun gibi bir şey yapmak istemiştir. Ragnarok'un başındaki gibi olursa ben okeyim gayet. Bu arada kimse konuşmuyor ama Thor'un seyahat eden uçan keçilerini gördük. Ve mitolojik etkenler açısından o klasik Thor'lara çok güzel bağlantılar evet, olacak mitoloji, gibi. Mitoloji bayağı gelişiyor mitoloji tarafı ya. Güzel oluyor gibi ama bakalım. Abi genel şey vardı. Karışık biraz benim için. Bayağı Stormbreaker'ı takmış abi geminin başına. Çok güzel yani, yaratıcı düşünceler. Ne bileyim, Olympus'u falan biraz daha iyi görsek iyi olacak ama. Şu İnşallah gene random bir gezegene çevirip yani random bir gezegene çevirmemişlerdir inşallah. Olympus daha böyle süslü sakar gibi geliyor bana ya şu an. Hani öyle de olması lazım teknik olarak. Hani neyse dur abi bakalım, bakalım ya. Bir fragman. Asgard'ın durumu da düşününce hani şimdi. Ben bu arada şöyle oldu. Tanıtım fragmanında o kadar artistik falan yaptım ya. Dedim hani sözümün arkasında durayım dedim. Hani tanıtım fragmanı çıktı izlemeyeyim dedim. Anasını satayım kaydırıyorum Instagram'da. Oo izlemedim be. Dur bakalım paneller diye herkes paylaşıyor zaten. Yani belirli bir noktada artık izlememek gibi bir şey fırsatım kalmadı. Hani belki kurulu esnetebilirim. Hani mesela bak şu açıdan söyleyeyim. Northman'ın fragmanını şey izlemedim. İyi ki izlememişim. Bir şey diyeceğim. Bu Thor, yani Marvel filmleri diyeyim. Yani Marvel filmleri özelinde bir iki belki özel yapım dışında bu izlememe kuralını uyguluyor musun? Gerek yok abi, gerek yok. Veya neden uyguluyorsun? Merak ettim sadece. Ya Miss Marvel'dan beri uyguluyorum. Çünkü Marvel sadece var olan sahneleri değiştirmiyor. Aynı zamanda filmde veya yapımda göreceğimiz sahnelerden bağımsız sahneler de koyuyor fragmana. Homecoming'den beri gördüğümüz bir mevzu bu. Aha. Ve sen yapımı izlerken kendi beklentilerini ona göre şekillendiriyorsun. Veyahut en azından benim için öyle. Hı-hı. O nedenle hiç izlememek bence daha yerinde. Ve şoke olmak bana daha şey geliyor. Nokta atış geliyor. Bilmiyorum ya. Bana öyle ya ben şöyle ekleyeyim seninkine. Mesela bende de durum şu. Mesela Northman'le hadi Thor'u örnek vereyim, karşılaştıralım. Mesela, güzel karşılaştırma bu arada. Mesela Thor'u ben izlememezlik etmem. Çünkü bana ne, zaten az çok olan şeyler belli ve o kadar da hani saklayayım da hype'lanacağım bir durum yok gibi. Ya, çünkü tabii. No Way Home'daki Sinister ekibinin olup olmayacağını bilmediğimiz bir noktaya kadar ben izlemiyordum hatırlarsanız ama sonra belli olunca ha iyi böyle olacak dedim, açtım izledim her şeyi. Aynen. O yüzden Marvel filmleri artık hani benim için öyle çok şaşırtacak bir şey olacağını düşünmüyorum ki, keza filmde dahi olmayan şeyler konuyor artık. En büyük, en yakın örneği de Secrets of Dumbledore'da yani eski Harry Potter filmlerinden sahneler falan konmuştu fragmanlara. Abi, yaşlı Dumbledore'la PR'lar falan yapıyordu. Abi yani çok yani fan tribute mi yapıyorsun? Ne yapıyorsun abi? Yani cidden olta atıyor hayranlarına ama mesela Northman'de cidden ben de posterleri dışında böyle ilk fragmanının 10 saniyesini falan izlemiştim ve Robert Eggers falan demiştim. Bu arada ben de fragmanları izlemeden gittim sizin şeyinize. O yüzden tavsiyenizi uyup hani Marvel ve diğerleri gibi benim için durum.
Okay. Yani bilmiyorum, evet. Fragman çıktığında bir bakalım ya. Yani Doctor Strange için zaten bir şey demiyorum da Thor Love and Thunder'ın ilk fragmanı çıktığında belki izleyebilirim. Bilmiyorum, bakacağız ya, belli olmaz. Evet, yani neyse. İzlerim, açarım ve gömerim yine. Ama yok, şimdi erken konuşmayalım. Güzel olursa güzel deriz arkadaşlar. Gömerim, vay be. Benlik bir film olacağını düşünmediğimi şimdiden söylüyorum. Ama iyi bir film olacağını düşünüyorum. Bir şey diyeyim MCU ben. Için. Bence bu son haberi konuşmayalım. Hayır, no. 10 saniye. Hayır. Okay, normal arkadaşlar. Bir tuvaletim var. Arkadaşlar tamam. Biz bunu konuşalım, istersen sen tuvalete git. Bu arada even better, okay. Arkadaşlar, Ezra Miller'ın akıllanacağını mı sanmıştınız? No. Çok yanıldınız. Daha yeni başlıyor. Mert, habere girmek ister misin? Ben habere mi gireyim yoksa Ezra benim kafama bir sandalye mi fırlatsın? Yani... kadına kafa göz gelen Ezra gibi sen de habere gir Mert. Abi Ezra Miller yine 26 yaşındaki bir kadının kafasına sandalye fırlatıyor. Abi yani sorunlu musun lan? Bir de haberlere çıktığı sırada... Aynı ortamda eğlenmesi falan videolar çıktı ya. Abi evet onu ben de izledim ya. Böyle şey, Ezra Miller tutuklandı diye haberler son dakika geçiyor. O sırada onun gösterildiği bir ortamda haberi çeken biri kamerayı bir çeviriyor. Var ya, aynen Ezra Miller arkadaşları. Ezra Miller şey yapıyor. Abi şu Flash filminin sonu da hiç istediğim gibi olmadı falan diye muhabbet yapıyor böyle. Bilmiyorum abi, Ezra Miller yine sektörü ayakta tutan hareketleriyle herkese örnek olmaya çalışıyor. Abi tam Toby kameralara böyle mutlu bakmaya başladı. Hayran, bak şimdi peynir ekmek de güzelmiş. Ezra Maguire oldu abi. Evet yani, bu arada. Şey mi oldu acaba? Hani aralarında bir muhabbet falan mı geçti? Hani... Ben şey gibi düşünüyorum. Yani Secret of Dumbledore'un Ezra özelindeki şeyi, hayır reklam değil. Yani Ezra'ya öyle bir şey vaat etmişler ki, abi bak bu film bu kadar sürede çektik, çok bekleyenlere var. Müthiş kişi yapacak ve deli para kazanacağız ve sonraki filmlerde de müthiş senin karakter şeyin ilerleyecek diye böyle bir sözler verilmiş de tutulmadı. Film başarısız olunca üzülerek böyle ya yine tutmadı sandalye fırlattım falan olmuş gibi. Hani çok salak salak şeyler oluyor abi. Yani cidden bence böyle bir çevresi tarafından garip adam ya. Bir desteklenmeye mi, bir tedaviye mi, yoksa bir şeye sokulması lazım çünkü normal sayıda değil yani. Çok kısa sürede çok fazla halka açılan evet. Anormal olayları var. Yani ya, Ezra zaten garip bir adam. Hep garip bir adamdı. Ama tabii, tatlı ve garipti. Şirin ve garipti. Ya yani bilmiyorum, katılmıyorum bence ya, egzantrik, ama egzantrikti genel olarak. Abi 5 yıl önce falan fanını dövmüştü falan, bir şeyler olmuştu. Tokat atmıştı, bir şey olmuştu. Adam hep bir sıkıntılıydı da artık biraz hani ulan biz ülkedeki ekonomik sorunlardan başka şeylere o kadar deliriyoruz ki yani biz ne yapalım evet. Hani senin derdini edeyim yani, anladın mı? Derdini seveyim. Ben de tam onu söyleyecektim. Seveyim. Nokta atış geldi. Derdini yandan okşayayım böyle. İnsanlar da şeyden dalga geçiyor. Hani usta ben hani şey kiramı ödemeye çalışıyorum. Hayatımda böyle sıkıntılar var. Okulu yetiştirmeye çalışıyorum. Aynı zamanda ailem para veremiyor bana. Gidiyorum işte farklı bir işte çalışmaya çalışıyorum falan. Bir sürü böyle dertler. Sen milyon dolarlık projelerde çalışıyorsun. Bilmiyorum ne kadar kazanıyorsun. Hayatındaki derdin o bara giremediğin için güvenlikle kavga etmen. Ya bu kadar düşük olamazsın ya. Ya bilmiyorum. Mert sen söyledin. Kesinlikle katılıyorum. Evet. Belki mental problemi var. Belki sıkıntıları var. Evet abi yani şey kesin var yani. Yani kişiliğine ötürü belki yargılamak doğru olmaz ama en azından sergilediği eylemlerden ötürü şunu söyleyebilirim. Abi git kendine bar al lan. Yani bu ne abi? Ama dur hayır, git Bruce Wayne'den bar almasını iste. Abi benim son onu düşündüm. Tamam, yok ben signal man. Falan diye. Abi bu arada evet, Kaan çok güzel söylemiş. Yani bu cidden çok hızlı olduğunu falan mı sanıyor Ezra acaba? Hani birinin söylemesi lazım abi, o kadar hızlı değilsin. Kaçamam. Ya bir noktaya kadar Reverse Flash'ı hayatında metot oyunculuğu olarak devam ettirdiğini düşünüyordum. Yalnız sonra bir şey diyeyim mi? Bir anda aslında öyle öyle bir açıklama yapsa çok komik olmaz mıydı? Düşünsene Flash filminde Ezra'nın yaşadığı tüm olaylar aslında filmde de varmış. Reverse Flash Barry olarak her şey, böyle şey falan fırlatıyor. Her şey aslında bir çekimmiş değil mi? Çekimin yansımaları böyle. Abi bu arada sana bir şey diyeyim mi? Aslında Flash filminin yazarlarından biri olsam var ya. O sırada ek çekimleri çağıracaksın. Ezra'nın yaşadığı ne kadar olay varsa filmde bir daha yaptıracaksın Barry'e. O sırada Flash filmi. 3 taraftan Batman, 5 taraftan Flash. Bir yerden Supergirl, Batman var mı? Yok. Ölüyor mu? Ölmüyor mu? Ama Ezra şey yapıyor değil mi böyle? Büyük bir düşman geliyor, şey yapıyor. Sandalye var mı? Var. Ben hallederim. Sandalye atıyor düşmana da. İkinci bir BVS vakası değil mi sonra? Lavabo ile şey dövüyordu.
Burada hani sandalyeyle artık, reverse flash dövüyoruz. Artık sandalye adamı alıyor, adamla sandalyeyi dövüyor artık. Hani. Beyaz neyse söyle, bu espri yapmayacağım, vazgeçtim. Yap. Sandalyeyi ters çeviriyor ve 4 tane flash'ı birden öldürüyor. 4 tane reverse flash'ı oturtturuyor böyle. Aynı anda hani karıştırıyor böyle. Abi çok hızlı. Nasıl her birini bir bacağına. Sandalye. Ne oluyor abi? Neyse. O zaman Warner şey Bros'un yine oyuncusuna sahip çıkamamasına bir örnek daha işte bu. Abi mükemmel ya. O zaman ben şöyle bir önerim var. Siz birkaç şey okuyun. Ben bir su doldurup geleyim. Nasıl fikir? Susadım ben çünkü. Yorumları okuyacak adam da gitti. Geldim. Suyu... Neyse ben biraz chat'e bakayım. Yok, sen git al. Ben bir su doldurup geliyorum arkadaşlar. Okay, sen git bir su alayım. Tamam. Hadi siz bir şey alayım. Benim arkadaşlar soruları Mert'siz başlamayız. Benim ya da Mert'i ilgilendirmeyen soruları alırım. Şey, soru cevap sekmesine eklemek istiyorum. Çünkü bu program diğer yaptığımız ya da kişisel olarak ürettiğimiz içeriklere kıyasla daha fazla izleyiciyle bağlantılı olduğumuz bir program. Daha en azından o tarz bir formatta içerik üretiyoruz. Evet. Ve sizin bence geri dönükleriniz bu konuda normal yaptığımız videolara kıyasla daha değerli. Zaten her türlü değerli. Daha etkili. Etkili demek Emre, daha yerinde olur. Emre, bir soru versene kanka. Soru vereyim mi? Ver. Tamamdır. Ben chat'in şeyi olacağım. Chat'in enerjisini yansıtacağım. Sana da gel. Yok sadece de gelmiyorum. Genel olarak şeyi söylüyorum. Bundan sonra hani elimden gelince soru cevap sekmesi yapmaya çalışacağım yani. Ama hani şey gibi planladım. Biz hani bu program kısa olur. O nedenle şu aralığa soru cevap sıkıştırırız dedim ama zaten harbiden. Program şu anda 2 saat 15 dakika oldu. Kim bilir ama 50 dakika 40 dakika gene iyi, gene iyi. Neyse evet. İlk sorum şu. Mert'in gelmesini bekliyorum. Çünkü genelleme var ya. Nice. Mert gelsin. Evet arkadaşlar yani. Herkesin sorusunu cevaplayamayacağız. Bundan sonra eğer soru sorarsam Instagram sayfamda BİM ihtimal sorabilirim ya da teori yığınının topluk sekmesine sorabilirim. Haberiniz ola. İlk soru. Berk sormuş. Çöp yığını devam edecek mi? Şu an zor. Çöp yığını genelde benim kurgulamam gerekiyor çünkü. Arkadaşlar hayır, çöp yığını şöyle. Hayır o sorumluluğu sen aldın çünkü. Evet ben o sorumluluğu ben takım arkadaşlarıma kesinlikle herhangi bir şey çatmıyorum. Kendi isteğini gidip aldın. Hani, evet zamanda ben derim hani oğlum çöp yığını yapalım. Ben hani ilgilenirim onunla dedim. Hatta görüyorum yine arttırıyorum. Çekilen bir bölümümüzü kurgu yapmadan sildi arkadaşlar. Evet ona gerçekten üzülüyorum ya. Onu almak için program falan da kullandım. O zamanda. Hayatım ben boyunca. Evet yani. Güzel bir bölümdü o. Evet. Hani bu arada Kaşa Güzelsin'in şeyi de çıkarayım. Eğer Rex Washer olarak aramıza katılmış. Hoş geldin dostum. Hoş geldin. Evet bu şekilde de hemen aradan çıkarayım. Sonra unutmayayım da ayıp olmasın diye söyleyeyim dedim. Okay. Filmden önce söyleriz genellikle. Evet arkadaşlar çöp yanı birazcık emek ve zaman istiyor. Şu anda bizim o kadar fazla ikisinden de pek yok. Yaz tatili sürecinde belki olabilir tekrardan. Zamanı bulabilirsek bulabileceğimize eğer. İnanıyorum ben de. Öyle birkaç tane yorum geldi çünkü başlayayım. Marvel yanı devam edecek mi? Marvel yanı neden yapmıyorsunuz? DC yığını yapacak mısınız? Türk filmlerini konuşacak mısınız? Çöp yığına neden gelmiyor? Çöp yığına devam edecek mi? Çöp yığına çöp yığına da cepimedik. Çöp hayda. Çekim. Ha yok tamam bu başka bir filmmiş. Morbius'a çöp çekin. Yani dediğim gibi evet bu biraz şey meselesi. Zaman harcı çünkü beraber izliyoruz. Murat daha sonrasında tüm o izlediğimiz 2 saatlik belki de 3 saatlik kesiti tekrardan kurguluyor. Hani şu an pek muhtemel görünmüyor ama elimizden geldiğince ya, bakmaya çalışacağız. Ona bir bakarız arkadaşlar. Onu biraz böyle optimize edebilirsek eğer oturup böyle gerçekten. Hı-hı. Bir şey yaptıktan sonra olur aslında. Hani ben gerçekten atıyorum. Kaydın şu noktasında şöyle bir şaka var diye not alsam aslında izlerken. Ha. Olur işte onun için dediğim gibi biraz daha işte optimize etmemiz lazım onu biraz daha. Ben de bir şey söylemek istiyorum. Çünkü. Tabii. Ha. Yoruma bazı yerli müthiş filmlerimiz yazılıyor. Görüyorum. Bunlara değer vermeniz çok önemli ama izlememeyi seçmekle beraber izlesek de yayınlayamayacağımız filmler evet, onlar. Evet, Nuh. İzleyemeyiz onu kanka. Onu izlesek de YouTube'da siz göremezsiniz o kısmı. Yani o bize üçüncü strike'ı attırabilir. Hani ya hakkında ama çok kültürü de bence çok yanlış anlaşılıyor yani. Murat affedersin lafını kesiyorum ama ya, biz çöp programını biraz şey için yaptık. Hani bir şeyler değil. Çabalamayı deniyorlar. O çaba esnasında ya bir şeyler ters gittiği için kötü sonuçlanıyor. Bayağı ters gittiği için. Ya hani ama sizin şu anda bahsettiğiniz yapımlar hani kötü olması değil. Zaten bazı insanlar başta biz olmak üzere kötü olduğunu düşündüğümüz
yolla zaten çıkış yapıyorlar. Hani film ona göre tasarlanıyor. Tabii tabii. Bizim o tarz filmleri izleme gibi bir niyetimiz yok zaten. Gerçi şey de yok, öyle. Yok ben o film özelliğini de söylemedim bu arada. Genelde bizim kayıp bölüm, bizim kayıp bölüm de öyleydi. Ya mesela bak, mesela bak aynen. Scary Movie için de aynısı geçerli. Wicker Man için aynısı geçerli. Hani Disaster. Özür dilerim. Disaster Movie için aynısı geçerli. Yani olay biraz şeyde bitiyor. Bu filmlerin bir alt kültürü var, anlatabiliyor muyum? Yani onu deşmeye çalışıyorsun. Ama sizin bahsettiğiniz yapımlar, hatta şu an bahsetmek bile, söylemek bile istemiyorum. Onları doğrudan istediğinde sonrasında bahsettiğimiz hani konuşma sekmesi var ya, bu film neden kötüydü? Ne kötü gitti? Yani burada konuşabilecek bir malzeme vermiyor film bize. Orada sıkıntı var. Çöp Yanış'ın bizim programımız var. Ya bırak abi, bizim Kült Yanış'ın bile programımız var da o programı tamamlayacak daha şey yoksa olmadı. Daha... Ben şeyi çok isterim abi, ben Çöp Yanış'ın Siccin konuşmayı çok isterim. Dubbe izlemeyi çok isterim bunlarla yani. Bu tayfayla. Çok güzel olur yani. Mehmet demiş Emre ki hepiniz... Düşünsene. Zıplıyorum artık, bu kadar sürmesin. Hadi. Zıpla. Mehmet demiş ki hepiniz ileride planladığınız ya da yapım aşamasında olan videolarınızdan bahsedebilir miyim? Murat'a sormuyorum bu soruyu. Scream videosu 2. Part 2. Ben Mert abi yapayım. Video atacak mı? Mertel Mert neden video atmıyor? Mert. Haydi. Mert. Ben... Mert'e biraz açıklat durumu aslında. Şöyle açıklayayım. Yani bir daha açıklayabilirim kısaca. Ben uzun bir süredir video içerik tarzımı biraz değiştirmek üzerine yeni bir şeyler arıyordum. Ki bu yandan da bir yanda çift anadal yaptığım için bir tane bölümümün mezuniyet yılı ve mezuniyet projesi ve çift anadal aşırı yoğunlaştırıyor beni. Üzerine bunlar bir de eski bilgisayarımı kullanıyordum ve benim kurgu aşamasında cidden geriye çekmeye başlıyordu. Hani üretmemi düşürüyordu, üretim şeyimi, enerjimi. Üstüne şimdi yeni bilgisayara geçtim. Anca alışıyorum, programlarımı kuruyorum. İki ay sonra zaten mezun oluyoruz bir sıkıntı çıkmazsa. O açıdan da rahatlayacağız. Yavaş yavaş böyle biraz rahatlayayım, şey yapayım. Yeni içerik fikirleri zaten şu an böyle adım adım başladı. Bir şeyler gelecektir bir ara. Ama şöyle söyleyeyim, şu an bir hafta sonra bir hareketlilik olur. Midterm'lerim bitince, vizelerim bitince. Ama video olarak mı, yayın olarak mı bilmiyorum. Mayıs'ta hepimiz bir şeyler yaparız. Mayıs'ta bir şeyler olur. Emre aç. Sinema muhabbetleri... bu galiba bana gelmiş. Sinema teknoloji muhabbetlerini malı anlatır gibi anlatıyorsun. Onu biraz düzeltsen daha iyi olur demişler. Böyle bir durum var mı? Hayır hayır hayır. Malı anlatır gibi anlatmasa daha iyi olur. Çünkü pek bir şey anlamıyorum diğer türlü. Ya o şeyden kaynaklı olsun. Ya o kadar şey mi yapıyorum? O kadar. Bak ben şöyle düzelteyim. Mala anlatırmış gibi değil de çok akademik bir dille anlatıyorsun. Anladın? Professional. Anladın. Professional bir şekilde anlatıyorsun. Abi bak şu öyle arkadaşlar yani. Emre bir şey anlatırken bir Mert'e dikkat edin. Bir bana dikkat edin. Mert kalbinden olayın içinde olduğu için bilen birini temsil ederken. Ben oğlum. Ben dışarıdayım hani. Ben harbiden onu dinlediğimde öğreniyorum bir şeyler. Hani bilmediğim şeyler duyuyorum ben orada. Oğlum bak öyle değil ya. Muhtemelen Emre'nin anlattığı kısımlarda sadece bana baksalar ben şey olurum bak. Ay yine başladık ya falan. Yani çünkü sen zaten biliyorsun hani, bana bakıyorsun ben şey yapıyorum böyle. Evet evet. Lan lümen öyle bir şey var, bir dakika Geiger sayacı mı, bir dakika dur Geiger radyasyon ölçüyor. Geiger sayacı mı? What? Chernobyl dizisini izliyoruz. Abi Emre şeye basıyor, bilmem ne sayacı var aslında abi, onunla gidip aslında sinemanın bilmem nesini ölçmek lazım. Ulan akşama ne yesem ya falan diye böyle. Evet bu arada IMAX derslerinde ıkınıyorum anlamak için. Aynı şeyi çok tekrar ediyorsun. Buldum. Ya hiç dikkat ettiğim bir kısım değil ama okey şey yaparım. Bir bakmaya çalışıyorum. Ya ben olabildiğince şey yapmaya çalışıyorum işte. Mesela bu tarz terimleri, bu tarz teknikleri ben nasıl öğrendiysem insanları da o şekilde öğrenmeye çalışıyorum. Abi, örneğin şöyle. Ben mesela bu konseptleri abi okey tamam şu kaynaktan okudum artık biliyorum olmuyor. Ya da tamam şu kaynaktan izledim artık biliyorum olmuyor. Belki 30 kere okumam gerekiyor. Belki 20 kere izlemem gerekiyor. Yani çocuk iyi anlamda söylemiş. Ha? Çocuk iyi anlamda söylemiş. Hani malı anlatır gibi anlatmak iyi olur yani. Ben o anlamda dedim. Yo. Hani onun sebebini açıklıyorum işte o yüzden. Yani bazı insanlar beğenmiyor. Çünkü biz temel olarak burada filmlerden konuşuyoruz. Filmlerin nasıl yapıldığını konuşmuyoruz. Ama artık onu da yapıyoruz arkadaşlar. Yani bu program... Ben mesela bak çok güzel bir yoruma sebep oldu. Eskisi kadar teori üretmiyorsunuz. Genelde haber tabii, bu da süper ama... Ya bir de yazıma dikkat etseniz. Çılgınca teoriler özlendi be. Yani arkadaşlar şey değişim insanın doğasında var. Bu program da elbet değişecek. Elbet farklı noktalara evrilecek.
Hani bu noktada değişmememizi beklemek bence biraz absürt olur. Evet, geri dönütlerin sayesinde belki geliştirebileceğimiz noktalar vardır. Ama eğer sahip olduğumuz geri dönüt bizim değişmememiz yönündeyse, o zaten bizim yapabileceğimiz bir şey değil. Zamanla yani her insan değişiyor. Program da elbet değişecek. Bir de şey de söz konusu, bak az önce bahsettik. Bilmiyorum siz ikiniz ne kadar katılırsınız. Evet veya hayır derseniz gözümde gram değişmezsiniz. Ben hiçbir şey bilmiyorum o konuda. Ama arkadan anımıza sövecek. Şimdi mesela ben şey yapmak pek artık içimden gelmiyor. Wow, Thor'un fragmanı çıktı. Hani No Way Home gibi. Gelen akıla bir saat yayın patlatalım falan. Abi bak şu kadraja gölgelendirdim, yine arkaya gölge attım falan. Yani o mesela söyledim ya, No Way Home inanılmaz bir istisnaydı. Yani abi. Oğlum 100 yılda bir olan bir şey o yani. Tabii canım. Ki şimdi arkasında da Endgame vardı yani 10 yıl o da. Şimdi dediğim gibi tekrardan şey olduğu için arkadaşlar, hani film paletinizi genişlettikçe tek bir janraya duyduğunuz ilgi de ister istemez dağılıyor. O dağıldıktan sonra tek bir yerde toplamak zorlaşıyor artık. Ben o kadar şey yapamıyorum. Ben hatta artık şeyi falan da saldım. Onun önüne çok fazla yorum geliyor. İçim burkuluyor ama kendime verdiğim sözden ötürü yapamıyorum onu. Abi işte Moonlight'ın 4. bölümü incelemesi geliyor mu? Abi bu geliyor mu? Emre 2 aydır video atmıyorsun. Yani farklı şeyler deniyorum. YouTube kanalında denediğim şeyler farklı oluyor. İster istemez burada bir tek bunu ben yaşamıyorum. Bu iki insan da yaşıyor. Bak Murat nereden nereye geldi video bakımından. Mert için aynısı geçerli. O nedenle program da değişiyor yani. Yani program da değişiyor. Bilmiyorum ya. Bana biraz ya mesela bak, bu tarz yorumlar. Ben kendimden şöyle bir örnek vereyim. Mesela artık ütopik teoriler üretilmiyor falan dedin ya sen. Ütopik teori gibi bir şey. Mesela bunun gidişatını biraz da benim yüzümden olduğu için hani şöyle görebilirsiniz açıkça. Benim kanalın WandaVision ve Loki arası dönemine bakın ve sonrasına bir bakın. Hani o teorilerin sıklığının ve ütopikliğinin artışı ve azalışı gibi böyle bir grafik aşağı iner. Tam burnout oluyor. Burnout oluyorsun aynen, yani tükeniyorsun ve şu örneği vereceğim. Şimdi bu yayın bitecek 1-2 saat sonra bir şekilde. Ha. Ve ben bu yayından sonra mesela Haneke filmi izleyeceğim. Hani ulan Haneke filmi izledikten sonra fulları da çekmeyiz ne yaptım ben? Bak şimdi ben bu yayından sonra Haneke filmi izleyip ertesi gün sete çıkacağım ve bunlardan sonra da gidip Moonlight'ın 4. bölüm teorisi videosu yapmak istemiyorum ki bunu yabancı kaynaklardan copy paste yaparak bence hiç etik olmayan bir şekilde fabrikasyon video atan bir sürü kanal türedi yani. Yani zaten bunu biri yapıyor. O yüzden ben niye yapılan için bir daha o kadar uğraşayım ki bunu bugün şeyde konuştuk. Özür dilerim bölüyorum ama Murat dedi ya hani artık bu şey bu tarz içerikleri stüdyonun ta kendisi yapıyor diye. Daha geçen zaten gün rastladım. Ethan Hawke, Oscar Isaac ve işte o ablayı oynayan kişi 4. bölümde kaçırdığınız 3 gerçek diye böyle Instagram videosu yani, yapmışlar. Yani öyle bir şey olduktan sonra ben video yapmam abi. Yani zaten daha üst yok onların yaptığını yani. Bir de Türkiye'de var, yurt dışında var. Senin dediğin gibi hop Reddit'ten böyle avuçlayan. Ki belirli noktalarda ben de yaptım abi. Hani ulan ben 2018'de direkt biçimi aldım ya. Her ne kadar yasal olsa da ki artık yasal değil. Çünkü mükemmel telif hakları 1976'dan kalma telif hakları şeyimiz var. Anayasamız var iki. O da bize ait değil, Amerika'ya ait bu arada. O da daha da kötü. Bizimki büyük ihtimalle 1802'de falan yapılmıştır en son. Yani affedersin böldüm ama evet dediğin gibi biraz olay ona geliyor. O kadar fazla artık geniş perdede şeyler yapıyorsun ki dönüp dolaşıp... Yanlışlıkla durdurdun mu? Tamam, ben çok OBS kesildi ve şimdi geri geldi. Okey geldik galiba. Okey yani öyle miydi Emre? Aynı feed'den yani verdiğim için yayın kesilmeyecek. İki parçaya bölünmeyecek, sıkıntı yok. Bölünmedi. Tamam. Nice. Arada bir gittik geldik bir şey oldu arkadaşlar. Bayağı bitrate azalması gibi oldu. Hiçbir şey olmadı. Drop oldu gibi aynen. Oho, çünkü bende Windows OBS'i kapatıp açtı. Wow. Oo. Evet. Tamam. Ama şey olmadı. YouTube'u donmadığı için hani YouTube hala feed almaya çalışıyordu. Evet. OBS kendine tam kanka ben geri veriyorum ya. Aynen. Yayın kesilmedi ya. Bir şeyler oldu geri geldik. Okay. Yani ben de şeyi de kapatacaktım bu durumu işte. Benim de minik bir analojim vardı aslında. Hem genel olarak hem böyle şey kapatıp olarak sana atayım o zaman. Olur. Yani bende de durum şöyle işte. En son şurada patladı diyeyim hani. Hala kararsızdım çünkü. Doctor Strange filminin No Way Home'un sonunda yayınlanan değildi. Bir sonraki yayınlanan bir fragmanı vardı. İkinci fragman. Uzun olan. Ha. O fragman için ben yine eski tip derin analiz videosu hazırlıyordum. Fragman incelemesi tarzında. Ve o gün hani hızlı hazırlamamız falan gerekiyor ya o tarz içerikleri. O gün ben tam olarak 10-11 saat bir video için uğraştım ve
ses kaydına girmeden önce son bir metin okuması yapıyordum. Baktım biri çoktan yapmıştı videoyu. Ve birileri çoktan bazı şeyleri çorlayıp sağdan soldan çorlayıp çok daha benimkine kıyasla özensiz diyebileceğim bana göre bir yolla sunmuştu ve şey oldum yani okey abi. Ama en azından mesela o 10 saatin boşuna gitmesin diye ben o akşam yayın açmıştım ve yayında 2,5 saat her şeyi anlatmıştım ve en azından o emeğin boşa gitmediğini hissetmiştim. Hani o noktadan sonra şey oldum. Okey. Daha iyi yapanlar var, yapsın da izlensin. Ben bunu bu şekilde daha fazla yapmayacağım hani demiştim. Abi aynısını ben de yaşadım yani. Kenobi'ye de yaptım. Hani fragmandır, şudur budur, tepkidir falan filan. E biliyorsunuz ondan sonra bir ay sadece shorts geldi. Mental çöküntü. Denedim hani her türlüsünü denedim. Ulan shorts da denedim, fragman da denedim. Mert'in o az önce bahsettiği özensiz kanallar gibi içerik zaten bir süre denedim. En son dedim abi tamam yeter, o shortsları ben bir haftada yaptım. Hı-hı. Hani bir grupunu yazdım. 30 tane falan bilgiyi rastgele yazdım. Seslendirdim. Kurdum, bir haftada bitti. Hani ben bir ay boyunca YouTube'a dokunmadım direkt. Ve o bir aylık süreçte gerçekten oturdum düşündüm hani ben ne yapacağım, ne yapayım, ne edeyim. Beni de biliyorsunuz artık hani zaten durum belli, bariz ortada artık. Çok da böyle gizlemiyorum yani. Ha onu boş verin, eski teori muhabbetini yapanlar için diyorum. Abi bir ilk videodaki bizim muhabbetlerimize bakın. Bir de bu videodakilere bakın. Hani biz de birbirimize fazla şey olduk artık. Hani o kadar hani doyduk. biz de birbirimize o kadar ısındık ki artık zaman içinde. Şey olarak doyduk yani. Marvel konuşma açısından çok doyduk. Evet evet hani ya ilk videoya bakıyorsun hani ilk video harbi profesyonel olmaya çalışan bir grup var. Hani birbirimize söz vermeye çalışıyoruz. Özellikle ha pardon seni böldüm ben tamam sen devam et falan. Burada artık şeye dönüyor. Ah gene mi Mert'i böldük ya dur lan bir daha ulan, yine Murat ne diyor anasını satayım yine yok ediyor bizi ya. Ulan Murat gene bir küfretti. Ulan Murat senin de buradan falan böyle. Hani o muhabbeti bir yerden sonra ısınınca şey olmuyor hani eskiye geri dönemiyorsun. Ama biz de şey gibi de anlaşılmaz. Abi yeni o hani o muhabbetin yenileri de organik olarak oluşmaya da devam ediyor abi. Şu anki muhabbetler çok daha iyi zaten. Çok daha tabii, organik tabii. Hani harbi muhabbet eden bir grup arkadaş yani işin sonunda. Aynen ya, öyle. Aynen ben şey gibi demek de istemiyorum hani bakın işte Marvel'dan sıkıldık. Marvel videosu bu saatten sonra yapılır mı falan değil. Abi elbette hani Marvel her zaman büyük bir ihtimalle kanalın hayatın bir parçası olacak da. Ya, tabii ben her zaman çizgi roman okuyup Marvel filminin bir köşesinden evet. Devam edeceğim ya, yani. Ya, kesinlikle tabii, de. Olay işte şeyde bitiyor. Atıyorum hayatım yani şu hayatın çok büyük bir kısmının boyunca paten kayıyorsun atıyorum. Artık belirli bir noktadan sonra bir şeye geçmek istiyorsun. Farklı bir şey yapmak benim istiyorsun. Veya bırakmak istiyorsun pateni. Veya bırakmak istiyorsun. Aynen. Hani o noktada o patenin çok kötü bir spor türü ya da eğlence faktörü olduğunu göstermiyor. Sen sadece üzerine çok fazla odaklandığın için onu. Değişim ya. O mesela benim kurguda da metin yazımında da senaryoda da mesela bak şey hı-hı. Mesela bu tarz bahsettiğim alanlarda kendimi halen geliştirmeye devam edebildiğim için bunu yapıyorum. Çünkü bir süren sonra bilmiyorum siz yani herkes ve geliştirmek istiyorsun da çünkü. Evet çünkü bir şey tümüyle öğrendiğin zaman bence insan sıkılıyor artık. Çünkü evet geldim son level. Yani bir oyunda son level'a geldiğinde hani biraz takılırsın ya ulan son level'ım dur ilk bölümü de bitireyim falan dersin ya. Sonra bir şey olur. Okey hani bu kadar herhalde. Ve ben Elden Ring'de 150 level kasıp son level'a tek attığında ben işte bu. Ya son boss'a işte tek atıyorsun. Çok bayılırım JRPG'lerde onu. Maksimum level'de boss'a gidip tek atmayı. Sınırlamalar zaman içerisinde değişmiyor ya. Hani her seferinde ilk 6 saat içerisinde o videoyu yapman lazım. Video iyi veya kötü olmak fark etmek sizin aynı derecede izlenecek. Senin ortaya hep koyduğun psikolojik ürün... mental yorgunluk da aynen. Oluyor yani. O. Çok çok tekrarlamaya çok repetitif oluyor. Yani çok tekrarlanan bir şeye dönüyor. Evet. O zaman da sıkıcı oluyor. Hani fabrikasyona ki... dönüşüyorsun abi. Ben de Marvel Studios gibi çalışmak istemiyorum. Evet yani. Hani abi yok, ben bunu izlemiyorum. Ben bunu başkasından görmüyorum. İzlemek de istemiyorum. Lan ben hadi bak, kendim beğenmeyeceksem niye yapıyorum bunu? Bak şöyle bir parantez açayım. Hani ben Marvel Studios gibi fabrikasyon çalışmak istemiyorum. Artı bana evet, kazanmıyorum. Kazancını verseler belki tekrar düşünür müyüm? Bak, bilmiyorum. Da... Bir sonraki soru. Nokta atış. Çok bağımsız bir şey söylemeyeceksen bir sonraki soruya zıplıyorum. Devam. Buyur. Teori yığını hakkında ileriye dönük planlarınız nelerdir? Daha büyük işlere girişmeyi düşünüyor musunuz? Ah mom ha demiş. Kanka ben evlenince veya harbiden böyle tam zamanlı öğretmen olunca büyük ihtimalle bırakmak zorunda kalacağım. Hayda. İleriye... Oğlum Allah Allah. Ya oğlum. Bir dakika bak. İkinci programa giriyoruz. Seninle aynı dili konuşmuyoruz resmen. İleriye dönük planlarınız var mı diyor abi. Tam işte ileriye dönük planı var mı? Bitirdiği an değişti arkadaşlar. Hayır bak yalnız, bak soruyu nasıl anladığını görüyorsun değil mi? İleriye dönük planım şu. Belirli bir noktada bırakmak.
Hani ben şey düşünüyorum. Abi her güzel şeyin bir, hayır bak, her güzel şeyin bir sonu vardır. Arada tabii ki bir sürü güzel proje yaparız. Ama biz de repetitif olmamalıyız. Abi ben kesinlikle bak, canım. Teori yanı benim kanalımdan artık çok bağımsız bir noktaya evrilmişti ya belirli. Hani çok büyük hani alt bir şey oynatma listesinden artık büyüdüğü için böyle bir kanal açtık. Dedi ki hani bu işleri büyütürüz, farklı seriler oluştururuz, belki markaya çeviririz, merch işine gireriz. Manyak şeyler aklımıza geliyor ulan. Yani sinema sonuna kadar var. Belki uçmuyoruz ama daha var da var. Sonrasında abi kanal olan talep geldi. Biz bu kadar düşük olmasını beklemiyorduk. Çünkü ben ne yalan söyleyeyim, ben hep şey gibi düşündüm. Bu programın arkadaşlar Türkiye'de var yine bir iki tane. Hatta söyle bir yatay bakış vesaire var ama Amerika'da 5 milyon tane varyasyonu var ve o yani. O türü bayağı bayılıyor insanlar. Hani millet diyor ya bize, abi programı çok uzun yapıyorsunuz, izleyemiyoruz lan. Yani oğlum, insanlar bunu işte Kanal D cumartesi akşamı muamelesi yapıyor bu tarz programlara. O kadar fazla var ki Sinema Blend'den tut JX Takes'e kadar hayda. 35 milyon tane var. Ve Mert yorumları ok. Şey yani belirli bir noktada artık hani ben şey dedim, okey böyle bir kanal açarsak zamanla gelişiriz, böyle çılgın şeyler yaparız ama artık bu vergi işlerine falan pek girmek istemiyorum ama onlardan bir türlü dahi bu şey kanalı aynı kalitede sürdürmek çok zorlaşıyor. Ve bunu geçtiğimiz hafta mı, iki hafta önce mi ne söyledik? Bazı insanlar için evet belki cumartesi akşamı oturuyoruz, kamera açıyoruz, hoppala iki haber konuşuyoruz, kapatıyoruz gibi görünebilir. Ama işin arkasında olay bundan ibaret değil. Hani ya şöyle... Hani şöyle söyleyeyim. Bak her ne kadar bir mime dönüşmüş gibi olsa da bizim aslında biz uzun bir süredir yayınları tam saatinde açamamamızın nedeni arka planda dönen bir uğraş yani. Uğraşlar hani sürekli daha iyi nasıl yapabiliriz? Ve, nasıl daha iyi sunabiliriz? Hani bazen gerçekten aksaklıklar yüzünden geç açıyoruz. O da oluyor ama genelinde hani en basit bir şey için bile uzatabiliyoruz o süreyi. Ha tabii tabii. Oğlum Emre şey diyor mesela, abi gölge atacağım daha güzel gözüküyor gölge atınca. Abi mesela yayına 3 dakika kalmış 30 tane görseli gölge atma kararı ben alıyorum mesela bazen abi. Ve kötü de olmuyor şimdi. Emre'yi de yargılamıyorum. Bence de çok güzel oluyor ama. Bir şey diyoruz abi, Emre yetiştirebilecek misin? Emre diyor ki abi erteledim bile ben çoktan. Evet yani hani. Aynen abi. Kırda şey yazıyor tamam mı? Attın sen. Beni mi silledin? Abi bir gölge ne kadar uğraştırır falan, ne alaka falan demeyin. Oğlum öyle demeyin. 30 hani, tane görsel atınca uğraştırıyor. Küçük detaylara önem veren bir yani. Üçlü olduk yani. O yüzden aynen öyle. Birçok şey olabilir. Önemli olan boyutu değil işte. Abi mesela düşünsene, atıyorum 6 yıl sonra teori yanı ne olur bilmiyorum ama dağılır, bir daha toplanır, bir şey olur. Reunion. Böyle biz gelir modeline gelir modeline dönüştürdüğümüz bir halde teori yanının stüdyolu versiyonu falan olsa bence abi mis gibi olur işler yani. Ben şaka maka şeyi çok isterim ya. Hani ya gerçekten bir stüdyoda böyle birebir yan yana yaptığımız bir şey. Ya da böyle gerçekten bir noktada şeyi görürüz böyle belki. Hani teori yılının bir filmi atıyoruz. Kısa film gibi bir şey böyle. Yok. Ha. Hani eğlencesine olabilir. Eğlencesine aynen. Kısa bir film böyle, ne bileyim skeç gibi falan, hani böyle bir yerden skeç falan. Skeç gibi aynen. Toplandık bu hafta, hani diyorum bugün çekim var. Toplanmışken bir de skeç çektik atıyorum gibi. Mesela Otobot Darcy. Yalnız biz bunları söylerken de çok yürek ısıtan yorumlar falan geliyor yani. Evet evet ya. Arada yanında yorumlara da bakıyorum, daha bir şey falan diyeni gördüm ya. Abi boş ver, evlenip kanalı bırakacağına Mert abiyle evlen, bırakma yazan gördüm ben. Gölge Emre. Gölge Emre. Something. Neden Leleley'in yazdığı zaman çizelgesini kopyalayıp videonun açıklamasına yapıştırmıyorsunuz ki? Ya şöyle. Çünkü onun emeği bir noktada. Ya onu ben düşündüm. Mesela Spotify için de aynısını yapmamayı düşündüm. Çünkü sonuç olarak ne zaman Leleley bir yorum atsa o yorumun Leleley'e ait olduğu belli oluyor. Evet. Açıklama yapıştırmak, belki açıklama yapıştırıp altına kredi olarak eklenebilir. Ama bir de Leleley'in jeneriği diğer timestamp koyan insanlara kıyasla daha spesifik demeyeyim de, hani bazen böyle bahsettiğimiz daha kastım ya. Böyle abi daha karakterize. Gelişen bir hani komik durumu da şey yapıyor ya, böyle timestamp atıyor ya. Evet, onlar evet. Belki yorucu olabilir böyle zaman çizelgesinde görmek ama editleyip Spotify için aynısını yapıyorum ben mesela. Editleyip kredi verebiliriz. Bilmiyorum, bazı insanlar o kadar takılıyor mu aşağı inip yorumlardan basmaktansa zaman çizelgesini ya, göreyim öyle şey kaldım falan. Ya Leleley şey yapmayı o kadar takılıyorsanız yapayım ya, yani. Bence de olması mantıklı ama Leleley şey falan da koyuyor ya abi. Hani onunki biraz daha böyle hani karakterize de olduğu için. Mesela onun timestamplerinde şey görebilirim ben. Murat Emre'ye kapak yapıyor falan gibi hani bir şey yapıyor. Bir de şöyle bir
YouTube alışkanlığı var bütün dünyada. O seviyor öyle şeyler yapmayı. Aynen. Bunu da YouTube'da, hani YouTube'da şöyle bir alışkanlık da oluştu izleyicide. Timestamp yoksa otomatik olarak bir yorumlara ineyim de biri yazmıştır. Ha, evet, olayı evet. Var yani. Bende var mesela artık. Biz teori yayından önce de vardı hani. Giriyorum videoya, timestamp seven, kullanan biriyim. Hani bakıyorum, aa aşağıda kesin biri yazmıştır diyorum. Kaydırıyorum, evet. Yazmış ve tıklıyorum gidiyorum. Hani çok, bence çok zor bir şey değil. O yüzden bilmiyorum. Çok da büyük bir olay değil ya. Leyler arkadaşlar her yayın sonrası zaman çizelgelerimizi belirleyen biricik takipçimiz. Bak konuk, evet. Konuk meselesinden bahsedilmiş. Of, bu arada bu yayın 4 saat olacak galiba. Neyse okey. Konuk evet, meselesinden evet. Bahsedilmiş. Ona da yorumum şu arkadaşlar. Konuk için bazı planlarım var. Disney Plus bildiğiniz üzere Şafak'ta. Disney Plus geldikten sonra bazı projeler var. Tekrardan buraya 4 kişi ama Türkçe olur mu bilmiyorum. Bakacağız. Yani. Türkçe olmasa ben artık spontane çeviri falan. Valla senaryo tarafından incelerken neleri dikkat etmemiz gerek? Sinematografi anlayışı falan bunlar çok derin sorular. Uzun uzun konuşulacak şeyler ama küçük şeylere geçiyorum. Küçük güzel uyum oldu. Aydın demiş ki küçük şehirlerde az sinema salonu olduğu için çoğu film buralara gelmiyor. Ne yapmalı? Filmograf arkadaşlar bildiğiniz üzere kanalı bilmeyenler için kendisi de bir sinema kanalı. Kendisi zamanında başka bir sinema kanalında Kütahya'da galiba yaşıyordu. Ali bir sıkıntı yaşamıştı ve o sıkıntıdan sonra o sinema kanalıyla bayağı haşır neşir oldular. Hani doğrudan iletişime geçebilecek durumdaydılar. Everything Everywhere All At Once gibi filmler gösterime girmeyince o tarz yerlere ulaşmak Ali için bir WhatsApp mesajına döndü. Ama bizim için her ne kadar ben defaatle Cinemaximum'la iletişime geçsem de halen doğrudan kendilerine ulaşamıyorum. Ki dolaylı yoldan Everything Everywhere All At Once için ulaşmaya çalışsam dahi herhangi bir şekilde geri dönüş yapmadılar bana. Ki en sonunda artık biraz sinirlenip Instagram hikayesi attım. Hani influencerlara davet ediyorum. Hadi bir şey oluşturalım falan dedim. Sonrasında tanıdığım 8-9 influencer hikaye görüldü attıktan sonra hiçbir şey yapmadı. Yapmasın harika. Tabii. Kendi tercihleri de. Ya spesifik olarak isim vermedikçe kimse kolay kolay şey yapmaz. Başta Mehmet. Sakin ol. Yok yani dediğim gibi ben bilmiyorum. Şöyle şu satirik bir yorumum var. Şehir değiştir. Başka yolu yok abi artık. Çünkü yani şöyle yani evet alternatif. Orta vadede bunu şöyle çevrilebilir bu. O tarz az gelen filmlere bütün seanslar full salon gidip daha da seans yok mu talebinde bulunmadığınız sürece onlar bu sistemde artmaz. Ama o da çok insan ve şey istiyor abi. O da çok böyle production istiyor harbiden. Hayır, cidden bir sinema kültürü istiyor. Eğitim işte, istiyor. Hani bak zaten o adam akıllı sinemanın bulunmadığı yerde o filmi merak edecek bir sürü insan zaten bulamıyorsun. İşte o yüzden zaten kısır bu. Kısır döngüye giriyor. Kısır döngüdeyiz aynen. Yapalım. Yani her ay bir takipçimizin şehrine alan götürelim film izlemeye. Ayasati demiş ki biraz izleyicilerin... uzun vadeli iş. Tabii. İzleyicilerin istekleri yerine kendi isteğinizi konu alarak yaptığınız yayınların izlenmesi bayağı düştü demiş. Ha? He? İzleyicilerimizin istekleri dediği... Oğlum bizim isteklerimiz... Ha, galiba bu yine şeyden ötürü. Marvel meselesinden ötürü herhalde. Arkadaşlar derdimiz izlenme olsa şu an böyle 4 saat yayın yapıp Northman konuşuyor olmazdık. Yani evet. Genel olarak... İzlenme arasında ben çok garip bir denge yakaladığımı düşünüyorum. Bakalım ne ama kadar... Ama ben şu an memnunum hani 3 saat boyunca 150 ile 200 arası insanı tutabiliyoruz ve... Yani önceki durumlara göre çok daha iyi. Yani şu an şeye bakıyorum mesela Northman'i izleyen insan sayısına da bakıyorum. Eğer hala büyük bir bölümü buradaysa hala izleyen bir sürü insan var demektir bu. Hani yani nereden baksan yine 60 kişi. Aslında bir durum olabilir mi? Otobat tersine yapalım. Haydi teorisini yapalım. Bu tarz yorumlar gelmiş bak. Berke demiş işte eskiden daha çok teorileriniz ve fikirleriniz vardı. Çok daha haberlere ve yorumlara döndünüz falan filan diye. Ama bunlara bahsettik zaten. Aynen. Bakayım başka. Çok da şey yapma. Hani hepsini okumuyorduk ya. Özür dilerim aynen. Bak güzel. Şu an devamlılık olarak iyisiniz. Bunu sürdürün yeter bence. Program çok iyi gidiyor. Teşekkürler. Adamsın. Nah. Wow. Semih galiba türünün tek örneğisin. Aslında daha çok teknik bilgi içeren öğretici bölümler olabilir. IMAX'i anlattığın gibi. Bir IMAX eğitim videosu üzerine çalışıyorum ama sadece fikir aşamasında şu an. Teknik yığını. Ona da şey yapıyor değil mi? Ona da Nolan Strike atıyor değil mi o videoya da? Ve son darbe değil mi? Bam! 6 yıl. Atom bombası gönderiyor direkt. Program devam etsin. Önerim budur. Ay kıyamam.
Böyle ya. Yani evet. Hepsini arkadaşlar çok daha kapsamlı, iyi olduğunu düşündüğüm ve derin sorular da var. Önümüzdeki programlara atabiliriz bunları. Çünkü bunları şimdi başlı başına konuşsak en az yarım saat sürer, ben biliyorum. Program devam etsin. O hafta kanal kapansa çok komik olmaz mıydı? Çocuk onu yazdıktan sonra. Ya bakalım ya. Şimdi belli olmaz. Evet, iki tane de burada şey gelmiş. Yakamoz'u izleyecek misiniz? Yakamoz izledim, beğendiniz. Ben Yakamoz'u izleyeceğim. Ben Yakamoz'u izleyeceğim. Yakamoz ve Halo tarafında çok fazla istek var. Çok abi, fazla demeyeyim de belirli bir kitle istiyor bunu. Halo olmamış. Hiç güzel gelmedi. İzledin mi Halo'yu? Halo'yu izlemedim de hiç güzel, izlemeye korkuyorum şu an. Ya Murat bak. Milletin kıl olduğu şeyi yapıyorsun abi. Ya. İzlemediğin yapımı eleştiriyorsun. Hayır bak. Ama diyorum ki bak millet beğenmemiş işte. Peki bir şey soracağım. Hiç kimse beğenmemiş. Bir şey soracağım. Benim sizle şey muhabbetim gibi bir şey mi bu? Morbius'u izlemeden gömmüştüm ve Emre biraz şey demişti ya. Abi daha doğru izleyeceğiz yahu. Hani. Evet. Oğlum, haklı olarak. Hayır bir dakika. Haklı olarak tabii ki dedin de. Ve sonra Morbius'un harbiden öyle çıkması gibi bir şey mi bu sence peki? İzlemedin ama hani. Halo'da o kafada bir şey mi sence? Abi. En başından beri olmaması gereken bir yapımdı zaten. O yüzden hani ben de birazcık yalan negatif bakıyorum. Ama hani. Ben lan, o kadar kötü yorumlar görmedim. Son Halo oyunları da iyi değildi zaten. Hani. Ya Halo'nun hikayesi hiçbir zaman çok çok iyi değildi zaten. O ayrı konu. Ya başlarda o kadar da kötü değildi de işte. Bir oyun. Yani. Neyse. Halo'da onu da isterseniz bozdu. Filme geç. Filme geçerim. Northman. Yaşlandık ya. Ya bu arada Northman'e de enerjik girmek istiyorum. Gerçi biraz enerjim var. İyi. Northman. Var ya var. Sahur yayında. Neyse arkadaşlar bu hafta. Bu arada epeydir film konuşmuyoruz. Yanlış mıyım? Hop hop hop. Ne oldu be? Ne oldu? Sen poster verdin işte. Introya dönüyorduk galiba az kalsın. Tamam. Oha. Robert Eggers'ın arkadaşlar 3. filmi. Kendisi daha önce sinema sektöründe çok başarılı bir prodüksiyon dizaynırı olarak görev alırken bunu da yeni öğrendim. Bu filmde ise 3. direktörlük projesini ortaya koymuş arkadaşlar. İlk iki filmi bilmeyenler için The Witch çok daha böyle art house olarak, sanatsal olarak nitelendirebilecek kendi kendine oluşan bir kubbe, minik bir filmdi. Lighthouse daha minik da minik canım. Bir filmdi. Abi. İki tane deniz feneri. İki tane yürüyen deniz fenerinin iki yani. Tane deniz feneri bekçisinin birbirine yani. Osurup gülmesi ve benim etimler diye bağırması evet. Ve geğirmesi. Bak osurup geğirme Northman'de de var ince bir şekilde. Güzel bir adam seviyor erkek diğeri kadar da zort aferin be güzel etmişsin falan ziyafet çekmişsin falan. Burada ise Northman çok daha Robert Eggers'ın kendi isteğiyle daha büyük bir işe girişmesi ve yüksek bütçeli bir proje ortaya koymasından ötürü koyması isteğiyle ortaya çıkan yapmış. Çılgın bir iş. Bu arada oylamayı da bitirmeden öncesinde şimdi Murat'ın yine kaba taslak matematiğini de dinlemeden önce ben bayağı hesaplamak istiyorum tam olarak. 573 çarpı 13. Ne yapıyorsun? Ha. Şey 5 nokta abi 5 nokta 74 bunun işte 74 kişi izlemiş Northman'ı. Yani bu o 75'in tamamı burada işte çok güzel bir Northman sohbeti dönecek birazdan. Wow. Northman izleyenler bir spam atsın bakalım. Yok spam atmasın spam atmayın. Sadece evet biraz. Spam değil her şeyin fazlası zarar. Evet öncelikle film ama Lighthouse izleyenler de var. Film hakkındaki genel düşüncelerinizi bir alayım ben. Sonrasında yaklaşık birkaç saat önce yaptığım çok garip bir tespiti söyleyeceğim. Sonra da ufaktan başlayalım. Abi bu film... bu film böyle değil. Bu film... hani filmden çıktım ve dedim ki benim erkekliğimi kanıtlamam lazım. Bu arada bir şey diyeyim mi? Ben de 6 ay sonra spora başladım tekrardan. Yok ben filmdeki gibi. Murat ay. Ne diyorsun? Genel hakkında ne düşünüyorsun? Ha, ben... Genel hakkındaki yorumun bu muydu yoksa? Hani abi girdim ve dedim ki yani ben bu arada hani ben bugün izledim filmi. Hani öğlen gittim. Hani ondan önce Mert'in yorumunu görmüştüm doğal olarak. Mert'in Letterboxd'ını falan da görmüştüm doğal olarak. Hani biraz da beklentiyle gittim o yüzden. Çok zaten çok güzel duruyor. Zaten bunca zaman hani konuştuk ettik o kadar hani hakkında da konuştuk zaten. Bir tık çık beklentili gittim. Benim yorumlarım etkiledi mi o beklentini? Evet iyi anlamda. Ha, okay. Hani işe girdim dedim ki tamam abi ben bunları her şekilde mutlu ayrılacağım. Hani ne kadar mutlu ayrılacağım önemli. Abi filme girdim ve dedim ki başta tamam çok güzel başladın.
hani herhalde fazla düşmez dedim. Sonra düşmekle kelime yükseldi hani. Aa yükseldi ya. Abi film gittikçe açıldı, 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 biraz da açıldı. Bir sonlara doğru aralarda bir yerde lan bir şey oldum. Lan ne güzel gidiyordun ya. Biraz düşüyor musun? Son gece gidiyor musun? Sevmiyor Allah ölüme. Tekrar bir yükselmeye başladım yani. Wow. Ben de gittikçe gitti ya. Ben başta çok şey başladım. Dedim hani herhalde tamam intikam hikayesi. Şey falan var. Hani prophecy var. Tamam prophecy kesin anlatıldığı gibi olacak. Bir iki şey zaten iki baştan okeydim. Sonra da elindeki şeyleri çok güzel sundu ya. Hani. Hı-hı. Dedim vay arası. Okay, ama işte şey üzüldüm. Teori yanını yaptığımız için de kafamda bir düşünce olarak hep şey kaldı. Ulan bu stüdyo tarafından bastırılmış versiyonsa acaba adamın yapmak istediği ana şey nasıldı? Benim evet. Kafamda kaldı. 5 veremedim o yüzden ya. 5 vermeye içim el vermedi. 10 10. 5 5 yok. 5 5. 5 10 5 yıldız 10 gümüş platin bana. Tampon. Tampon. Ama gönül şey. Yani. Gönül. Gönül gümüş değil gönül. Okay. Mersan'dan tampon. Öyle yani. Bende de ben de şöyle ben filmin ilk sanırım bir 30-40 dakika ilk act'inin sonuna kadar sanırım beklediğimden çok emin adımlarla ilerleyen böyle hiç boş yapmayan deyim yerindeyse evet. Elindekileri tak 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 diye girip ve oha ne oluyor şu an hani bu kadar şeyi beklemiyordum bu kadar bütüncül bir yapıda beklemiyordum ve bu beni çok etkiledi çok iyi başladım filme sonra ilk perdeden ikinci perdeye geçerken kendimde şey yaparken hissettim o yapıyı görmenin şaşkınlığı yerini şeye bıraktı bende. Koltuğuma şöyle bir düzelttim ve şey oldum. Ah falan oldum böyle. Bir rahatladım hani bir keyiflendim. Bayağı bir süre öyle giderken ikinci perdenin son kısmıyla üçüncü perdenin büyük bir kısmı senaryo benim için çok sancılıydı ve o boş yapmayan kısımlar yerini boş yapan kısımlara böyle uzata uzata geçirmiş ve harbiden Murat'ın dediği gibi stüdyonun müdahalelerini aynı Batman'de olduğu gibi burada da hissettirebildiğimiz bir konuma geldiğini hissettim ben. Ben tam hissedemedim abi. Ben çok hissettim onu. Ben, özellikle kurguda o kadar belli etmişler ki ben, onu. Ben bazı yer ben stüdyonun tam olarak nereye müdahale ettiğine gerçekten emin değilim. Bu arada iyi bir şey ya. Eğer yani hissettiremediyse bunu sana. Ya ben çözemedim abi. Başta şey dedim. Ulan dedim hani tamam İskandinav bu adamlar bayağı vahşi. Ulan dedim acaba kandan falan mı kustular? Yo dökülen bağırsaklar da var. Kesilen kafa da var. Kanı yo. Da gösteriyor. Oğlum zaten film artı 18. Vahşet konusunda evet, evet. Şey değil. Hikayenin hani prodüksiyon şey, olarak bir şey yoksa. Yani, senaryo işte hani, konusunda. Ulan onda da hani en fazla şey diyebilirim. Ulan herhalde finale büyük bir kavga sahnesi eklemek istediler özellikle. Dedim herhalde onu stüdyo bir şekilde eklettirdi. Ama ona da okeydim yani. Sen çok şeye bayağı okeysin yani. Başladık spoiler. Kadının bir anda wow demek ki hamilesin ya o zaman ben işte bu adamı potansiyel tehditten ötürü öldürmem lazım sek kısımlarında falan. Işte, hayır senin için aktı gitti orası. Hayır ya o zaten şey derdi. Olabilir bu arada. Bu arada olabilir abi. Tabii ya. Saçma mı olur ya? Yani? Baya burayı mı kaçırdın ne falan kesinlikle yargılamıyorum yani saçma mı olur? Evet, hayır. Evet. Öyleyse şey daha bir şey iyi. Lazımdı. Bak diyorum ya ben olaya zaten şeyle girdim. Ha tamam prophecy yanan bir göl. Ulan yanan bir göl nasıl olabilir? Alkol dökmeyeceklerine göre. Öyle lavanı. İşte. Yani şey hani adını unuttum. Yanardağ şurası burası la hayır. Yanan bir şey işte. Ha bir kehanet var işte canım. Kehanette yanan bir gölde öldüreceksin diyor ya. Ha, yani benim kafam ona gidiyor lan tamam kehanet tam birebir hani olacaktır bir şekilde o kehanet. Bu adam bunu filmin sonunda kapatacaklar. Bunun için bir sebep lazım. Orayı bir final fight araya diye başta konumlandırıyor hani, zaten. Zaten ikisi kaçtığı zaman ben şey dedim. Hani kaçmaya başladınız da sen bir şey için döneceksin. Dönmen için bir sebep lazım. Niye olabilir? Ha tamam kadın hamileymiş. Kim, çocuğunu koruyacaksın hani. Hani Viking intikam hikayelerinde bu klişedir artık. Yıllar sonra uzakta başka yerde doğup büyüdüp oranın kültürüyle gelişip vatanına dönüp intikamını alır falan. Yani. Ben bir şey bekledim. Ben mesela çocuğun hayatta kalmasını bekledim yıllar sonra onu gelip öldürmek için. Film o konuda biraz daha farklı davrandı. Okay. Ama yani ben onu unuttum gayet. Abi öncelikle ben şeyi söylemek istiyorum. Dur. Sen şu olayı bir anlat. Aradan bir çıkaralım. Bu arada bir saniye. Yo, senin olayın çok büyük. Senin olayın çok büyük duruyor. Bir dakika. Konuşacağız. Sonra senin olayın büyük duruyor. Ben şeyi size attım mı bilmiyorum. Ben size biletimi attım mı abi? Attın ha. Hani malum. Fiyat olarak mı? Aynen. Hem fiyat hem ücret. Şey hani malum geçen hafta da ücretleri ücret. Konuştuk ya.
Hani onu konuştuktan sonra ben de hani baktım etrafta ne kadar sinema var diye. Gerçi aynı fiyat. Mesafe, aynı yakınlıkta bir farklı bir yer daha buldum. Onu denedim de. Hani yine ya aynı. Biz arkadaşlar ekipçe gidiyorduk işte. 60 lira olduğu için birçoğu satış koydu, öyle söyleyeyim sana. Ben 31 lira verdim abi. Ama yani sinema öğrenci salonun büyük müydü senin? Aa, sinema salonu gayet iyiydi. Perde iyi miydi? Dediğim gibi. Seyir zevkin iyi miydi yani? Yok, seyir zevkim gayet iyi. Koltuklardan da o yaslananlardan yani şeyde değildi. Hani yaslana da biliyorlar. Akasya'da bak işte mesela Akasya'da French Dispatch'i de benzer boyutta bir ekranda izlemiştim Akasya'da. Ve bilet fiyatı neredeyse gene iki katıydı yani. Akasya'da ben French Dispatch'i 47 liraya izledim. Çünkü Akasya. Ha mesela yer çok fark ediyor. Ekran aynı. Ulan koltukları daha bile iyi hatta 31 lira verdiğim yerdekinin. Hmm. Ama işte Akasya. İlginç. Güzel. Yani ya, bunu deneyim. Sen gir abi boşver. Şimdi şöyle bir durum var. Ben bahse varım ki benim gözüme Mert'e kıyasla daha da fazla basmıştır stüdyo müdahalesi. Yani o kadar bilmiyorum, fazla... merak ettim. Ya, evet, gerçi puanından onu çıkarıyorum şu an, evet. Ya bilmiyorum, şöyle söyleyeyim. Bu arada seyircideki bakımından benim için çok ayrı bir dünyaydı. Biz hani başta birkaç fazla ağır derse girdik. Sonrasında ekip olarak gittik. Ve hani öyle bir şekilde konuşlandık ki hani film öyle bir... salonda izledik. Öyle bir zamana denk geldi ki hani biraz kafamız ambaleydi, böyle şeydik falan. Yorgunluk falan. Aynen, yorgunluk falan da çarpmıştı. Hani film epey iyi. Öncelikle şunu söylemem lazım. Belki halen duran olabilir diye şey söyleyeyim. Hani belki spoiler için kalıyorsunuzdur ama bu film zaten senaryosundan ziyade hani görsel bakımdan bence deneyimlenmesi gereken bir film. O nedenle ne yapın edin. Kesinlikle bir sinemada deneyimleyin arkadaşlar. Hani canınızı ortaya koyun, işte sınavınızdan kesin falan demiyorum. O kadar arşa göğe çıkarabileceğim bir yapım değil en azından benim için. Ama yine de imkanınız varsa eğer, hele bakın yarın pazar, bence kaçırmayın ki hele söz konusu durum bu tarz sinema salonlarının bu tarz filmleri erken vizyondan kaldırmasıysa bence haftaya hafta sonu olmayabilir. O nedenle gidin deneyimleyin. Ve özellikle şeyi de beğendim yani. İlla Dolby veya IMAX olmasına gerek yok. Normal bir iki boyutlu sinema salonu içinde güzel bir ses miksajı, ses kurgusu vardı. Özellikle çok filmin başlangıç aşamasında koyunların işte meylemesi olsun, kargaların kanat çırpışları olsun. Evet, evet. Bu tarz hepsi mesela sol arka hoparlörlerden böyle şey yapıyordu yani. Birazcık dürtüyordu senin kulak memeni. O noktada bir şey diyemem. Ama güzel betimleme. Filmin başlangıcı, bu arada filmin ilk yarısı, filmi sonradan gittiğim için, basın gösterimine gitmediğim için evet, oldu tabii ister istemez. Ama ha, şey doğru. Açısından da hani her şeyin işte bardağın dolu tarafını görmek deyimi vardır ya. Yani o açıdan da şunu söyleyebilirim. Filmin ilk yarısıyla ikinci yarısı benim için o kadar fazla birbirinden kopuktu ki. Hani belki evet atmosfer ve şey bakımından buna katılmıyorum. Evet, film bir bütün olarak bence yine sağlam duruyor. Ama en azından hikaye akışı ve karakterler bakımından o kadar fazla senaryoda değişiklik oluyor ki ilk yarı ve ikinci yarı arasında. Onu en azından ayırt etme konusunda daha fazla gözüme soktu bu gerçeği. Çünkü filmin ilk yarısı bence çok başarılı. Hani ben bir şey sormak istiyorum bilmediğimden. İlk yarı nerede bitiyor ve ikinci yarı nerede başlıyor? Ben arasız izlediğim için. Hamlet'in köye gittikten sonra, İzlanda'ya geri döndükten sonrasında ufaktan işte amirlik işleri yapmaya başladığı zaman bir şey. Ha, o ortamlara kölelik rolüne. Işte evet. Falan, annesini falan görüyor ya bir yerde hani. Aynen. O civarlarda aynen, bir yerde bizden ara giriyor. Hani sırtında adamla giriyor ya, şey yapıyor. Okay, git lan işe yapıyor böyle. Ben bir de sen Mert az önce söyledin, hafiften beni bozdun aslında bu işte şey Nordic klişesidir falan diye, de benim Nordic klişesiyle gram alakam yok. Ben Vikings dizisini falan izlememiş adamım. Abi. Olabilir. düşünüyorum. Çocuk çok varlıklı, kuvvetli bir ailede, tamam mı? Daha sonrasında babası diyor ki oğlum en güçlü birlikte olman lazım diyor. Daha Bruce sonrasında Wayne. Amcası babasını öldürüyor, tamam mı? Daha sonrasında çocuk kaçıyor, yıllar içerisinde geçiriyor falan. Daha sonrasında geliyor ve amcasını öldürüyor. Vasmanya garagazami jogara vajabum. Aslan kralı ya. Direkt aynı film. Oğlum. Evet bak. Ah! Aslan kral lan bu. Ve bunda sıkıntı yok. Ama fark edince o kadar güldüm ki. Yani bilmiyorum, bana aşırı komik geldi. Yani bak harbiden o şeyden dolayı hissetmemen normal. Çünkü cidden bu Vikinglerde çok klişedir artık hani. Baya Viking klişesi bir senaryo vardı ortada, öyle söyleyeyim sana. Şey olarak giriş gelişme sonuç fikirleri olarak klişedir. Ama sen böyle deyince harbiden Aslan Kral'la da baya baya aynı yani.
Yani bilmiyorum, bana aşırı komik geldi o. Ama yine de belirtmekte fayda var. Yani o klişeleri belirli noktalarda, özellikle annesiyle son finalde paylaştığı o yoğun sahne başta olmak üzere birçok noktada kırdığı noktalarda olabiliyor. Yani Robert Eggers bence, bilmiyorum ya, bu senaryoya odaklanmaktan çok biçime bence fazlasıyla yatırım yapmış bu filmde. Yani kalemi... Bütçe çok arttı çünkü. Çok iyi ya. Ha, evet, olabilir. Bütçe ne kadar burada? Bakalım. Ya ne kadar olduğunu bilmemekle beraber Lighthouse ve Witch'ten çok çok fazla olduğuna eminim. Ya, 90 milyon. 90 milyon mu? Wow. Bu arada ya İyi. Şey diyor, Wikipedia 70 ile 90 arası diyor. Direkt Google'a yazınca da 90 yazıyor düz. Ya dediğim gibi işte filmin... 80 diyelim hadi, ortası. Aynen, okay. 80 diyelim. Ya filmde senaryo bakımından benim yakındığım yerler oldu. Ne yalan söyleyeyim ya. İçerik bakımından, biçim bakımından yani tek böyle gözüme batan nokta, bazı sahnelerde mesela hayvanların görsel efekti veya işte kanlar içerisinde yatan insanların görsel efekti göze batmayacak seviyede şeyde sıkıntılıydı, ama onun haricinde yani bana hiç batmadı ben, orada ben, ya. Ben iki kere şey yaptım. Yani özellikle dedim ki tamam, bu görsel efekt belli oluyor. Biri ilk şey mavi tilki diyorlar ya. Gece bir tane görüyor böyle. Çok o mavi iyi, tilki, aynen o da benim gözüme çok, takıldı. Çok belirgin koşuyor. Bir de abi köleleri filmin sonlarına doğru kurtarırken bir adamı kesiyor. Adam döke döke giriyor böyle içindekileri. Hı-hı. Orada artık fazla belirgin dökülüyor hani. Dökmeye katılmıyorum da tilki de okuyayım. FPS'i çok şey yani, dökülmenin FPS'i çok düzgün yani. Hiç şeyle akmıyor bu. Çok akıcı dökülüyor. Ben biçimsel olarak şeye çok etkilendim bu arada. Sizde durum ne bilmiyorum ama ses miksajı olarak belki salondan kaynaklar izledim ama ben cidden Dune kadar özenli bir iş olduğunu düşünüyorum. Ben sesler beni çok yükseltti filmde. Bu arada evet, sesler beni de gaza getirdi. Ses ve müzikler çok çok iyiydi bence ya. Müzikler direkt İskandinav şeyi olduğu için otomatik olarak beni daha fazla gaza getirdi zaten Dune'dan da. Hani bir de şey hani ister istemez şeyle de kıyaslama yaptım yani izlerken Vikings dizisiyle beraber. Çünkü tabii. O da bayağı benzer şeyleri ve benzer hikayeleri bile işledi çünkü zamanda ve iyi de yaptı. Yer yer ona da çok benzerlik gösterse de Eggers farkını ve bütçesini konuşturmuş yine yani. Bayağı evet, biçimsel ya. Olarak içinden çıkmak istemeyeceğim bir Viking dünyası, bir pagan mistikliği. Yani nasıl desem, ben de bir Viking gibi hissettim gerçekten. Hani o yüzden de şey dedim. İncelememe Alexander Skarsgård'ın oyunculuğu tam bir hayvan gibi olmuş. Game falan yazdım böyle. Hani cidden adamın izlerken böyle hissediyorsunuz abi, bir şeyler oluyor. İçiniz böyle kıpır evet, kıpır oluyor. Bir etkileniyorsunuz. Bence çok iyi oynamış lan hani. Evet ya. Ben bu arada bu kadar iyi oturacağını hiç düşünmüyordum. Beni çok bir ters köşe yaptı. Herkes mükemmel ya bu filmde oyunculuk olarak. Ben yani, bir kişiyi hiç sevemedim ama. Ben de bir Nicole Kidman'ı sevemedim abi. Nicole Kidman o kadar yapmamış. Abi sana bir şey diyeyim mi? Bak bana yani, bana gelip şeyle sen bu arada. Ne işin var kadın burada? Bak, başka bir stüdyo, şey oynayalım. Stüdyo sizce neyi değiştirmiş olabilir deseniz derim ki abi Nicole Kidman'ın karakteri. Nicole Kidman'ın karakteri mi kendisi mi? Direkt karakterinin oyunculuğundan mı bahsediyor gelmiyor şu an, yoksa karakterin kendisi mi? Hani bana şey gibi geliyor. Sanki Nicole Kidman'ın karakterinin hani yaptığı şeyler, diyaloglar, hani olaylara etkisi çok daha farklıymış da sanki stüdyo sonradan bir şeyleri değiştirdiği için öyleymiş. Ben direkt Nicole Kidman'ın varlığıyla alakalı şikayetteyim. Bir dakika, ya, ben anlamıyorum. Oyunculuğundan mı bahsediyoruz? Karakterin yok, hani... bu filmdeki bu casting yani direkt. Direkt abi. Ha, oyunculuğundan karakter... bahsediyorsun. Okey. Çünkü ben karakterin hikaye içerisinde bulunduğu anahtar role bayağı okeyim. Filmi taşıyan en büyük bir tanesi oldu. Benim ona da biraz sıkıntım var. Ben casting'i hiç okey değilim sadece. Ama ya evet, casting bana da biraz garip geldi. Abi tamam, Nicole Kidman oyuncu hani iyi falan filan da yani oğlum o kadar da olmamış bu filme ya. Bir şey diyorum, bu kadar iyi oyuncu arasında okeyim ben ona. Bir tane sırıtan olsun yani. Allah benim gözüme yani. İlginç. Abi ben sadece bir sahnede bir şey hissettim. O da sonda bir bağırmaya çalışarak bir yükselendiği bir sahne var ya, iyi sahne. Evet. Bir tek orada bir okey ama yani 2,5 saat oldu artık. Yani şimdi mi aklına geldi oyunculuk yapmak falan dedim. Çünkü yani, çok dümdüz oynamış yani. Eski şeyinden hani, eser yok ablamızın. Nicole Kidman hani Nicole Kidman olduğu için getirmişler ama vaadini verdiği şeyi çok verememiş gibi. Yani vaadini yani, bulduğu şeyi çok verememiş gibi. Hani karakter yazımıyla da ilgili tabii ama belki Aquaman'deki de gibi oynamış. Aquaman'de de anne rolünde ya. Ya tam oradaki gibisin. Burada da karakter, ben karakterle de saf sıkıntılıyım bu arada. Karakter çok şey değişiyor. Karakter hani abi Nordik bir kadın için fazla şey geldi. Kimse bir anda. Görünüş olarak mı? Yo, görüntü değil, karakter, kişilik olarak direkt.
Hadi o zaman hani... karakterleri teker teker konuşalım. Nicole'la başlayalım istersen. Okey. Nicole tamam abi. Amlet'in yani... annesinin ben burada şey paralelliğini bayağı sevdim. Normalde işte aslan kral mevzusudur işte dönersin onca zaman boyunca işte sırf çocuklarını farklı bir adamdan dahi olsa çocuklarını kurtarmak adına adama iyilik gösteren bir kadının bir anda tam tersine şu anda birlikte olduğu adama zaten zamanında asıl eski kocasını öldürmesi aynen. için yani yalvardığını görmemiz ve bir de bunun üstüne bir adım daha gidip eğer gelenek gereği şu anda sahip olduğum kocamı öldürürsen bayağı utanması çocuğunun taşaklarını avuçlayıp arada o zaman sen kralsın koçum deyip öpmeye çalışması wow abi yani o hani kadar fazla bence bu arada hikayede hiç böyle alakasız bir şey de değil bence. Çok da güzel oturuyor hikayeyi. Çünkü karakterin onca zaman boyunca isteği o kadar fazla tekrarlanıyor ki. Yani bak karakter gelişiminde iki anahtar rol vardır. Bunu doğru ki bunu kendi de tekrarlıyor karakter. Teşekkürler. Yani bak bize şey, söylüyor yani hatırlatıyor. Bayağı Spider-Man'a yarıyor. Mesela Spider-Man hoş geldiniz. Benim hikayemi biliyor musunuz? Ben bu kıza çıkmak istiyorum. Bu çocuk da aynısı. Hop babam öldürüldü. İşte Avenge Father, Save Mother, Kill Fiona. Avenge Mother. İstek bu. Çat 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 çat. Ve her seferinde düzgün bir hikayenin anahtar rolü nedir? Ne ya isteğin ihtiyacınla kesişir ve isteğin kaybeder, ihtiyacın kazanır ki filmde bu asıl gerçek bu oluyor. Ya da isteğin ihtiyacının bir formuna bürünür. Senaryoda bu tarz olayları işlemek filmin ta kendisini izledikten sonra çok basit duruyor. Ama o basit yapıyı inşa etmek, tecrübeyle sabit birisi için konuşuyorum, çok zor. Çok zor. Çünkü her zaman bir şey yapmaya çalıştığınızda bir yerinden bir şey kaçıyor. Veya mesela şey yapmaya çalışıyorsun. Burada aslında böyle yaptım çünkü izleyicinin yorumuna bıraktım demeye çalışıyorsun. Ama aslında içten içe sen de biliyorsundur ki bir bok yapmamışsın. Ki mesela filmde de bazı noktalar var rahatsız olduğum. Biraz ona değineceğim. Ama yine de o konuda hani birazdan anneden Amlet'e kaydık ama o noktaya parmak basmak isterim. Bak babasının intikamını almak, annesini kurtarmak, Fionnir'i öldürmek istiyor. En temelde burada anahtar rol babasının intikamını almak ve o şekilde annesini kurtarmak. Yani babasının intikamını almak aslında Fionnir'i öldürmek belirli bir noktada. Aynı şey yani. Ama onca zaman boyunca aslında annesinin yaptığı açıklama göz önünde bulundurulduğunda gördüğü şeyin asıl sevgi olmadığını görüyoruz. Ve ona asıl sevgi gösterebilecek kadının Anya Taylor-Joy olduğunu görüyoruz. Ve Anya Taylor-Joy tarafından asıl sevgi gördüğünde aslında kaçtığı kaderin gerçek kaderi değil... O adamı öldürmek, halen adamı öldürmek asıl hani amacı. Ama bu noktada aslında babasının evet. Asıl isteği burada değişiyor. İhtiyacına göre değişiyor. Ve bu senaryo yapıyor. Ona da karakter gelişimi diyorum. Evet. Aynen öyle. Yani, ama bak Emre sabah anlatır gibi anlatıyor. Ya birçok ama yani bak birçok yapım bunu anlatacağım. Şey mesela işte. Bak ben bunu geçen gün Murat'a söyledim. Sonra da sana söyledim. Ayrı ayrı söylediğim için belki hani birlikte söylemediğim için şey yapmamışsın. Hatırlamıyor olabilirsiniz. Hani mesela X filmini daha işte daha yeni izledik. Hani bazı insanlar diyor abi bu çok iyi ama böyle şey falan. Karakter gelişimi yok çünkü. Karakter gelişimi o kadar yapı taşıttır ki hani senaryonun. Senaryodan mesela karakter gelişiminden bağımsız bir senaryo düşünülemez. Evet böyle filmler görürüz zaman zaman X gibi. Ama düzgün ve bence verimli bir şekilde kullanıldığında da ne kadar iyi yapımların ortaya çıktığını görüyoruz. Ben bu filmin senaryosunu epey beğendim. Dediğim gibi bazı sıkıntılar var. Mesela hazır Amlet'ten konuşurken Amlet hakkındaki düşüncelerinizi almadan önce onu da söylerim. Ya da sonrasında söyleyeyim. Daha çok zamanınızı almayayım ama. Dediğim gibi istek ve ihtiyaç arasındaki paralellikler, karakter gelişimi, hikayeye çok 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 iyi bir şekilde entegre edilmiş. Finalde biraz göze batıyor. Hani olmak için olması gibi bir söz konusu durum var. Ama yine de filmin bütününe baktığında Amlet'in karakter gelişimi bence nefis. Ve aslında baktığında Black Snyder'ın bayağı kediyi kurtar senaryo dökümüyle de bayağı uyuşuyor her bir kısmı böyle teker teker. Yani o noktada da bayağı beğendim. Robert Eggers iyi yazıyor ya. Yani içeriği biçimi kadar iyi olmasa da içeriği de yine iyi bence. Diğer senaristlere kıyasla bence iyi piyasadaki. Tabii canım. Tam yazarlara girmek istiyordum ben de. Robert Eggers dışında Lamb'in de yazarlarından biri olan da bir yazar eşlik ediyor bu filmde. Wow. Sjön diye bir abimiz. O direkt hani bir ihtimalle mitoloji database'a sunmuştur Reis'e. İşte o bir garip hissettirdi çünkü Lamb'e çok olumlu yorumlar hiç görmedim ben. Ve Lamb'in senaryosunda iyi olmadığını çok gördüm. Onun üzerine bu filmde böyle bir yardımcı yazarlık olarak iyi bir iş çıkarmaları hoşuma gitti ama birazcık. Ama hangi konuda yardımcı olduğu da önemli ya. Hani. Ya tabii de yani şey sanmıyorum ya hani
stüdyo kısımlarının bu abiye yüklenilip onun üstündeki onun yazdığı kısımların kötü olduğunu falan belki düşünmüyorum. Belki de bilemeyiz onu. Ama bu şeyde arada... unutma lafını. Şeye mesela Emre'de katılıyorum. Sonda o hisset... Mesela sen dedin ya hissetmedim o kısımları diye. Mesela ben stüdyonun müdahalelerini şöyle hissettim. Paganlık... filmdeki paganlık, mistik olaylar ve mitolojiye bağlı bütün yöresel şeyler diyeyim hadi. Çok kısa kesiliyor. Çok kısa kesilmesiyle beraber çok fazla şey gösteriliyor abi. Yani tamam Vikinglikte bu da var bu böyle yapılır. Bunun adabı budur derken o kadar şey kısa gösteriyor ki yani klibe dönüyor sonunda ya. Ben abi... orada biraz şey oldum. Ve bunu şu yüzden eleştiriyorum. Filmin uzun bir film. Filmin zamanı var ve film upuzun süreyi şeyde kaybediyor abi bence. Köye girdikten sonra köle olarak çok fazla kılıcı alıp kılıçtan sonra olayları başlatması arasına kadar inanılmaz bir böyle sancılı sürece giriyor film. Ve burada biraz daha böyle bütüncel bir yapı olsa o sondaki o kat kat attıkları yöreselliklere belki daha çok iyi bir vakit ayırıp bu yapıyı bozmayabilirlerdi. Yani kurtarma şansları varmış bence. Ki o yüzden de hani Director's Cut'ının geleceğine eminim neredeyse. Abi ya. Umarım gelir. Ben gerçekten böyle side by side comparison yapmak istiyorum ya. Yani 137 dakika abi film. Midsommar gibi. Gerçi Midsommar demişken şeyi de bayağı bilmiyorum fark ettiniz mi? Sinematografi. Ritüeller. Yani böyle Green Knight, Midsommar böyle çok... Green Knight şey değil mi? Evet. Green Knight esintileri... Oğlum direkt şeyi bile belliydi. Çok vardı. Hani bu film direkt şeyi açılıyor ya işte direkt ilk şeyi gösteriyor. Böyle bayağı kaleyi gösteriyor, etrafı gösteriyor, mekanları gösteriyor falan. Sonrasında ilk defa işte Nicole Kidman'ı giydirirken falan odaya dalıyoruz bir anda. Hop çocuğum ne yaptın falan diye. Green Knight böyle ilk olarak gösteriyor şehri. Yavaş yavaş pan yapıyor, zoom yapıyor, sakin duruyor, stabil tutuyor falan. Sonrasında bizim karakter de ding ding bu akşam festivale gidiyor musun? Cingin 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 falan gibi oluyor. Yani... onun için hem sinematografi hem prodüksiyon dizaynı bakımından bence Green Knight ve Midsommar... dan fazlasıyla esin kaynağı alındığını düşünüyorum. Artı ama olarak Robert'ın kendi filmlerinden de birçok şeyi geliştirerek devam ettiriyor. Evet. Ben ona da çok hayran kaldım. Yani sunum ben çok geliştirmiş kendine. Bu film öncesi Witch Taker izledim. Lighthouse'u zaten hani güncel izlemiştim. Bir de şey yaptım hani bulabildiğim kısa filmlerini de izledim adamın ve Witch'i çekmek için çektiği, finans bulmak için çektiği bir Brothers diye bir filmi var. Mesela ondan bile hala bir şeyler bu yeni filmlerinde var adamın ve o çok etkiledi bak, beni, güzeldi. Diğer filmlere girdiğin çok iyi oldu. Chat'lere çünkü onunla alakalı bilgi verdiler abi. Hani bu film 90 milyon dolar dedik ama hani önceki işlerle kıyaslamayınca çok da bir şey anlamayabilir insanlar. Lighthouse 10 milyon, Witch 4 milyon dolara çekilmiş. Lighthouse'un 10 milyonun 8'i oyunculara. Ki yani evet bu arada hani Lighthouse'un 10'undan 8'i şeye gitmiş olabilir. Willem Dafoe'ya falan gitmiş olabilir yani. Evet, çok büyük bir bölümü veya. Hani sen şey demiştin. Senaryo hakkında bahsetmiştin. Ona tamamen katılıyorum. Bu arada gözüm de sürekli şeye kaçıyor ya. Bitrate'e kaçıyor. Bitrate şu an yayın düşüyor mu? Abi şu an Bitrate'i boş ver. Yayın güzel gözüküyor. Okay, yayın bir yok. Dondu gibi de devam ediyor gibi. Aynen. Bir drop yayın oldu şu an, gibi. Drop oluyor şu an. Arada ben bir çarpa 1.5'da izleyip 2'de izleyip yetişeyim. Gecenin hatırına 1200'e çekiyorum. Bayağı düşürüyorum şu an. Abi sesi iyiyse sıkıntı yok arkadaşlar. Yo direkt duruyor gibi sanki de. İşte onun için sesli dinleyenlere şey yapmak lazım. Sesimizde sıkıntı var mı yok sanırım. Seste sıkıntı yoksa hiç sıkıntı yok. Görüntüyü boş ver abi podcast. Aynen. Tamam. Şu an çok görüntü vermiyor zaten. Okey. Seste bir sıkıntı yok gibi aynen. 1200'e çektim. Şey konusuna evet, tamamen katılıyorum ya. Bak şey de sancılı kısımlara mı? Evet. Birinci yarı ile ikinci yarı özellikle hadi birinci perde ile ikinci perde arasındaki farkı şöyle de aslında ister istemez fark edebiliyorsun. Çünkü olay şurada yatıyor. İkinci bu arasındaki fark ikinci perdenin sadece böyle senaryo kısmında tökezlemesi değil, ilk perdenin senaryoda muazzam bir iş çıkarması. Yani evet, bildiğimiz klişeler mesela normalde bir outline çıkardığında şöyle yaparsın. Çocuk işte babasıyla arasındaki ilişkiyi görürsün, babası öldürülür, çocuk kaçar, çocuk daha sonrasında çok büyük bir adam haline gelir, güçlü bir adam haline gelir, çocuğun güçlü ve büyük bir adam olduğunu vurgularsın ve daha sonrasında şehre döner. Ve bir şey diyeyim mi?
Adam outline'ı senaryoyu direkt atmış. Senaryoda aradaki boşlukları doldurmamış. O kadar fazla hızla ilk yarıda özellikle. Senaryo beatlerini görüyoruz ki arka arkaya. Çocuk ölüyor, babası kaçıyor. Ben hani çok sevdim bunu bu arada ya. Hiç oyalanmıyor. Hani normalde şey olur ya, çocukla babasının arasındaki ilişkiye yatırım yapılması için. Dinlenmiyor, 20 dakika köyde gezerken babasının işte çocuk için kurt avladığını görürüz. Çocukla kurt göz göze gelir. Babası bir gün sen de bu kadar güçlü olacaksın evladım falan. Hiç. Diyor ki hadi bakalım osur osurdum, erkek oldun artık, çocuk değilsin ya falan. Bak, onun tek bir kötü yanı var. Vurgulamıyorum. Bu çok daha farklı. Bence marjinal ve benim özgün için, bir yok. Benim için kötü olacak bir yanı var bu arada. Baba şeyden bahsediyor ya, ben yakında ölebilirim, bana şey olabilir falan filan bir şeyler. Abi onu diyorsun da ulan onun hani silmesine izin vermeden öldürüyorsun adamı zaten. Ya, hani evet işte. Sonrasında zaten birazcık babasına şey yapan yatırımla biraz şey oluyor zaten. Zamanla geçiriyor da. Demem o ki şey, hani hikayede çok fazla hani nokta atışlar görüyoruz. O nokta atışları gördükten sonrasında ister istemez şey yapıyor insan. Hani bu kadar hızlı gidiyorsa hikayenin devamı da umarım bu kadar hızlı olur diyor. Ve hikaye sana ilk yarı kadar hızlı olmayacağının sinyalini şurada veriyor. Wow! Direkt öldürmemem lazım. İlk olarak şehri talan edeceğim ve adama işkence edeceğim. Evet. Evet. Ve hikaye boyunca mesela bilmiyorum bu stüdyonun itelemesi midir yoksa şey midir, ama hani zaten aslında rahatça görsel olarak anlayabileceğimiz şeyleri Amlet film boyunca tekrarlıyor. Mesela kılıcı kanından dediğim gibi almadan önce mesela Anya Seyder-Joy arasında bir muhabbet geçiyor. Yani orada utanmasa lense dönüp söyleyecek. Şu anda babamı işte amcamı öldüremem. Şu an birazcık şehri talan etmem lazım falan filan diyor. Ve de hani gece de hani şey bir monolog yapıyor kendince. Ve ilk giriş artık o kadar fazla nokta atış olduğu için işte tak 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 ilerlediği için hani savaş sahnesi adam hep onu bekliyorsun. Gördü falan. Hani bir anda dönüp amcasını öldürdüğünü düşünüyorsun ki ben öyle düşünüyorum. Amcasını tak diye öldürecek ve izleyiciyi dumura uğratacaklar. Ah film bitti falan. Sonra daha büyük bir risk gelecek gibi düşündüm ben, hep öyle hayal ettim. Ama orada diyor ki frene basıyor, diyor ki şimdi duruyoruz haydi bakalım dıngırı dıngır her gece birisini öldürelim falan diyor. Bambaşka bir tona sürükleniyor. Bir de şeyden de hiç memnun değilim. Ve çok vakit harcıyor abi orada ya. Evet ve abi orada sürekli her, ya bak vakit harcıyorsun. Orada görsel olarak bir şeyleri yani anlatma fırsatın da varken hani böyle ısrar olarak çatıda mesela kılıcı kınından çıkarırken kılıcı kanından çıkaramıyorum. Onu sadece gölde öldürebilirim. Doğru. Van diye böyle kendi kendine söylüyor. Veya adamı mesela kılıcı alıp amlete tutarken bağladığın şey en sonunda işkence yapıyor falan. Seni burada öldüremeyeceğimi biliyorum. Gölgenin işte gölgenin hani son bir kez daha VS atalım falan. Mesela, gölgen orada bak, seni öldüreceğim falan deyip böyle gitmesi. Ya, o zor, hani, mesela o zorlamaydı hani. Abi adamın göğsüne kılıcı tut, sokmaya çalış, girmesin ya da girsin veya amlet ölmesin. Wow, yani orada etkile. Ve bu tarz durumlar artık film boyunca belirli bir noktada o kadar fazla gözümüze çarpmaya başladı ki bizim arkadaşlarla. Hani izleyici de yoktu bu arada Allah'tan. Hani bizim haricimizde, yoksa çok büyük utanırdım ama bir süreden sonra artık biz bu durumları fark edince gülmeye başladık. Çünkü ne zaman çok önemli bir olay olsa bir karakter bu önemli olayı anlatıyor ve bence hikaye, bilmiyorum, benim için etkileyiciliğini yitiriyor. Örneğin final sahnesinde mesela tüm salonca gürdük orada. Orada bazı galiba bizim haricimizde önlerde bir iki çift olabilir, hatırlamıyorum ama annesinin kılıcını, kalbini kılıcı saplıyor ya ve annesi kalbimden teşekkürler falan diyor ya, ama orada bir beat atıyor ya, annesi bakıyor kılıcı adama bakıyor. Ben orada bir şey dedim. Damn son dedim. Tüm salon gülmeye başladık. Daha sonrasında bir de şeyde güldüm. Ona hatta Letterboxd'da yazdım. Köylüler en sonunda özgürlüğünü ilan ediyor ya. Abi kurtulduk kurtulduk diye şeyi yakıyorlar. Aynen. Ama tüm köydeki evleri yakıyorlar. Hani Samet abi yakıyoruz da bu akşam nerede yatacağız ulan? İzlanda'dayız. Geceleri -16 olmuyor mu? Hassıktır tulumları getir tulumları. Falan yani. Oğlum bunlar çok çok küçük detaylar. Ama yani dediğim gibi bir de şey yapıyor ya mesela askerler mesela kılıcı kınından çıkaramıyorum. Ulan. Oo demek ki çıkaramıyorsun ha falan diyor. Yani kendi kendine. Bu kadar bilmiyorum. Bunlar çok kör göze parmak gibi geldi. Göz bana. Göre göre hata yapmak gibi. Bence ki o da stüdyo müdahalesine yoruluyor bence benim ve tarafımca. Ve hani dediğim gibi kafam bazı şeyler çok zorlama olduğu stüdyo belli oluyor. Yaptırmadıysa bile. Ya ben mesela Emlet'in amcasının işte güvenini kazanmak için şey yapıyor ya. Hani oğluna saldıran bir adamı ağız burun gidiyor ya. Mesela orada çocuğun alana atlaması bence çok, çok şeydi yani. Ama. O kadar yapar çocuk geldi ki. O alana nasıl, o çocuk o alana nasıl? Hani şey dedim. Abi ya bu kadar şey bağırdı, olmaz. Mal görür dedi falan. Hepimiz yine gülmeye başladık. Yani o kadar fazla şey ki bilmiyorum ya. Bunlar küçük şeyler ama. Abi, bir de mesela şey. Ya zorla senaryo ittirmiş işte o sancılı alan çıksın da. Hani öyle bir şey koyalım ki atlasın ilerlesin hani. İttirelim abi.
İşte story beatler dediğimiz olay orada. Birisinden biri diğerine aynen atlamaya çalışırken o hikayeyi ittirecek bir olay olması lazım. Ve o noktaya aynen kadar sen o kadar sade, o kadar basit ve bir o kadar da aslında güzel dizayn edilmiş noktaları görüyorsun ki. Aslında. Mesela cadı sekansı, hikayeyi devam ettirecek evet en önemli an. İşte gözyaşın, buyur, geri dönme vaktin. Damn, sen oluyorsun bir anda. Ama sonrasında hikayeyi devam aynen ettirip amcanın güvenini kazanıp sonrasında onu öldürmek için işte çocuğu kurtardığı anda bir anda alakasız birisi çocuğa saldırıyor. Yani dediğim gibi bu biraz şey gel. İlk yarının temposu o kadar yüksek, o kadar iyi dizayn edilmiş ki hele ki köyü ihtira ettikleri sahne Hamlet'in ilk böyle Vikinglerle falan bağırıp hani ilk sahneden itibaren seni yakalıyorsun. Oku havada tutup geri atıyor ya. Hani oğlum o çok iyi ya. Ben şey oldum. Abi, wow. Evet hani orada şey dedim herhalde ulan filmin sonuna kadar herhalde amcasının yanına gitmeyecek çünkü amcasının yanına giderse 10 dakikada film biter herhalde falan dedim kendi kendime. Ya diyalog da bilmiyorum. Diyalog da öyle. Diyalog da sonrasında bir anda amcanın çocukları böyle New York sokaklarındaymış gibi konuşmaya başlıyor. En sonunda oğlum işte ben ölürsem benim arkama bakarsın. Odin'in gücüm şu an hiç yapamıyorum ama ya çok daha böyle şey iyi dizayn edilmişken onun çocuk böyle, böyle sahneler görüyorsun ya diyorsun ki hop stüdyo buraya böyle şey yapmış böyle çılgınlıklar abi, yapmış ya, falan diyorsun. Bir işte, gece konuşmalar New York sokaklarına dönüyor işte. Abi işte onun bak şu an fark ettim öyle bir şey olabilirdi diye aslında. Emre dedi ya hani şey yapabilirdi diye. Orada amcasını öldürebilirdi ilk gece. Kılıcı açacaktı ya. Aha. Amcası yaklaşırken. Abi tam orada aslında kesseydi. Hani o noktada biz bilmiyorduk ama Nicole Kidman'ın karakterinden annesinin kötü olduğunu bilmiyorduk ama tam aslında adam şey yapsaydı böyle ulan amcamı öldürdüm ulan acaba sonunda her şey düzeldi mi falan derken gerçek kötünün annesi olduğu öğrenseydi ve gölde onu öldürdü mesela. O zaman derdim ki oradan hani. Ha, o gerçekten şey intikamını almak için annesi. Ama işte olay orada Murat. Hani, yani asıl isteğinin 3 parçasından bir tanesi annesini kurtarmak ya. İsteği tamamen bölündüğünde aynen babasının işte intikamını almasının bir amacı kalmıyor. Çünkü babasının intikamını almıyor. Babasının onurunu sürdürmek için onu yapıyor. Ama sonrasında aynen annesinin yaptığı açıklamayla fark ediyor ki babasının zaten bir onuru yokmuş. Babası yine push herifin tekiymiş. Sadece şunu bak, öyle görmüş. Şey okay. Bak kendi şeyi okey. Hatta okay kendi de babası gibi olmaktaymış. Evet, evet, evet aynen. Hatta annesine vurguluyor işte babandan seni ayıran nokta bu. Sen sevmeyi biliyorsun diyor. Ve Anya Taylor-Joy'a olan görüyoruz bu sevgisini. Ama tekne sahnesinde biraz sıçıyorlar. Yani bilmiyorum. Abi işte onu diyorum yani madem ben şey gidiyorum. Ya madem öyle bir şeye bağlamak istiyorlar hani bir daha. Murat söyle lütfen söyle buyur. Yok yok hani madem öyle bir şeye bağlamak istiyorlar hani sonuçta şey tamam karakterin bir isteği var ama hani bir kehanet de var ortada illa madem kehanetten gidecekler hani şu dalmak için istedim olsun. Özür dilerim söylemesem gebereceğim. Bir de kurbağalama yüzüyor ya. Yemin ederim can kurtaranlık eğitiminde tamam mı diyorlar ki pusiyseniz kurbağalama yüzün kurbağalama pusi değilseniz kulaç atın diyorlar. Reis bir de diyor ki ben gidiyorum hadi. Oğlum oradan harbiden şey biraz. Lan nereye gidiyorsun? Yani şey o kadar yani yüzdür mü lan falan oluyorsun. Hem bir de peşinden atlayacakmış gibi koşuyor geminin ucuna kadar sonra geminin ucuna duruyor. Yani bir de şeye çok duydum. Abi bir dakika. Dur. Daha garip bir yerle geliyorum size. Bana şey yorumu değil mi? Abi bu kılıç niye bu kadar bok gibi bir kılıç? Aa niye ya? Lan ne? Oğlum kılıç sabah, kadın sabah, etli kılıç. Lan kılıç müthiş. Oğlum sabah açılmıyor. Oğlum kılıç lanetli işte. Onu işte kehanet. Abi ben filmin bir noktasında şey bekliyorum. Kılıç müthiş bu filmi izlemedi hani lan galiba. Hayır abi bak tamam. Sen tamam kadın şey yapıyor. Spoiler abi var. Kılıcın kesimi işte bu kesikler bu dünyadan değil falan da. Oğlum kılıç sabah açılmıyor. Lan kılıç tamam, sabah tamam açılmıyor. Işte. Lan adamı sabah kesmek istiyor kesemiyor. Film bitecek de orada. Ya salak. Film bitecek orada kılıç açılıyor. Bu arada ben kılıçla ilgili. Sen sektörde daha biçim tarafında bir şey yönel. Böyle sıkıntı. Abi hani bak şey yapmayı sevmem hiç sevmem de ulan beni koy karakterin yerine. Direkt şey derdim ulan ayı gibi bir şeyim zaten ben bunu boğazlarım. Atın aşağı. Al şeye. Kilide. Bir dakika yok, ben yani kılıç konusuna bir girmek istiyorum. Ben kılıcın alınma şekline hayran kaldım. Okey sahne tutuyor. Orada sahne şey oldum. Oh Elden Ring falan oldum abi. Ya. Bir şey değil mi? Tam bir Souls oyununun evet, item doğru alma sahnesindeki yan boss'la savaşmasıydı ve bak sahne bunu beyaz adamı perdede böyle görmek dedim ki damn. Ben bir ara şey de dedim ulan hani gerçekten kesin acaba o tarz bir mitoloji yoluna gidiyorlar mı? Çok iyi oldu. Güzel öğrettiler. Herkesi psikodelik şeylere çevirdiler iyice falan filan. Bak şeyde üzüldüm bir tık. Hani o gördüğü evet kılıç alma şeyi aslında rüya gibi evet bir şey çıktı ya. Ama bak ama müthiş olan bir sahne bence. Oo, bak başta o Green Knight. Nasıl oluyor ki?
Aynen. Ama sonradan abi kuzgunlar gerçekten de geldi. Hani şaka maka kuzgunlar gerçekten kurtardı adamı. Oğlum kuzgunlar gel, kuzgunlar geldi. O, Odin geldi. Odin gibi. Hani evet, Odin yanındaymış işte, gibi gördük. Hani daha sonra. Bak Odin şey olabilir. Odin gene şaka maka şey olabilir şimdi bir yandan. Hani Odin de olmuştu. Odin de hayal olabilir. Oğlum Odin de hayal olabilir. Odin abi. Hayal olamaz abi. Odin adamı oğlum, kurtardı. Bak şuradan söyle. Hayır oğlum kuzgunlar geldi kopardı. Tam kuzgunları gönderdi. Kuzgunlar Odin. Odin işte. Ha kuzgunlar gerçi şey diyor olabilirsin. Kuzgun babası olabilir. Şey diyorum. Hani babasından dolayı atıyorum bir şekilde kuzgun ruhu falan filan geldi. Ama bak şu anda unuttuysan diye hatırlatayım. Ha bir Valkyrie var işte. Valkyrie'nin atla taşı. Valkyrie var. O da Anya Taylor-Joy'un karakteri işte. Dedin de. Valkyrie'yi 13 saniye gördük ama buyur Mars. Valkyrie var. Başta Fenrir'e olan bağlılıklarını görürüz. Evet o da çok kurt gibi lan tıklıyorlar zaten. Müthiş bir mitolojik bağlam var. Ve evet evet. Şeyi çok sevdim. Aile ağacının biçimselliği hiç öyle düşünmüyordum ama evet, çok etkiledi beni. Yani ben burada yapmayı bilmiyorum. Birkaç yıl önce öğrendim. Bunu başka bir filmde görüyoruz. Hangi filmde görüyoruz hatırlamıyorum ama birisine bayağı evet. Sinema 4D'de bayağı taratıp böyle lidar sensörüyle telefonundaki gölge atıp biz bunu nerede görüyoruz? Bak şu an gölge atıp. gene gölge atıp. Ama şey katılıyorum. Skarsgård hakikaten hani zaten tekrarlıyorlar. Ayı kurt, kurt ayı, ayı kurt falan diyorlar. Hakikaten ayı kurt yani. Hem görsel olarak hem onun sesi de öyle adamın yani. Sesi de böyle kurt gibi. Sağlam. Bir de şey takıldım. Şimdi bak ben bu kısma takıldım. Bunu yorumlamaya çalışanlar oldu bana. Ama ben ikna olmadım. Buradaki ironiyi de merak ediyorum. Lütfen cevaplayın. Belki biraz Mandalorian şeyi de vardır bir kırıntısı. Şimdi ironi bizim de. Abimiz, kardeşimiz, Amletimiz. Köyü talan edildiği için amcası tarafından çocukları öldürüldüğü ve köyde o dönemde babasının boyundurluğu altında yaşayan insanların bayağı katledildiği bir dönemde köyünden kaçıyor ve işte büyük bir adam oluyor. Büyük böyle bir klana katılıyor. Bu klanın da temel amacı köyleri talan edip çocukları yakıp anneleri öldürmek. Yağma. Yağma. Viking işte. Yani yağmacılardan kaçıp yağmacı olmak. Ama yağmacılardan yağmacılar diye kaçmıyor. Daha sonra güçlenip öldürmek için başka bir yağmacılara gidiyor. Hani ben bu da bir Viking klişesi işte. Kim beni güçlendirirse. Nedenini soracak olursan bana kalırsa bunu nasıl vurguladılar ya da ben mi yanlış yorumladım o da olabilir ama ben cadı çıkana kadar Amlet'in belirli noktada kaderini unuttu demeyeyim de kaderinden kaçtığını düşünüyorum. Yani Amlet bak bu kadar güçlenip seçmekim yapayım geri döneyim değil artık o orada kaldı. Hani görüşürüz o benim abi, bir parçamdı ve gitti dediğini düşünüyorum. Şey çok var ama bak hani Amlet'e çünkü şey diyorlar ya William Defoe'nun karakteri de kusura bakma adını unuttum şimdi de o da şey diyor yani zaten gözyaşını senden şimdi alıyoruz. Geri dönecek. Ha teşekkür ederim. O da hani onun bahsettiği şeylerden bir tanesi abi bak, yani. Hani çünkü bak karakterin şey bu boyunca sürekli mitolojiye şey dediğini görüyoruz ya. Gölde öldüreceğim. Şimdi olmaz. Veya aynen. İşte gözyaşım geri döndü. Dönme zamanım geldi. Hani karakter hep şeyden bekliyor. Hani kehanetten bir şeyler yapmasını, kehanetin bir gaza getirmesini bekliyor sürekli. Ya o bir inanç türü işte. Bir işaret bekliyor. Bir Odin gibi bir şey bekliyor. Gözyaşını bekliyordu orada. Gözyaşını aldığı gibi gitti. Ama mesela şöyle de olur. Ya, çocukları... Bak şöyle anlatayım. O aşamanın sana biraz altı boş gelmesi normal bence. Mesela Vikinglerde şöyle klişeler de vardır. Mitoloji şey olmadığı için. Bir tık evet. Mesela şey de vardır. Aynı şekilde babasının öldürüldüğü, amcasının öldürüldüğü bir şeyde başka bir diyarlara kaçan ve intikam için geri dönmek için kaçan çocuk çok farklı bir şekilde hiç gitmediği toprakları keşfetme azmiyle o şeyini hayatı boyunca 20 yıl belki erteleyebiliyor ve çok daha farklı bir beyin yapısına sahip olarak böyle orduyla falan yıllar sonra geri dönebiliyor. Hani o bir çıkış klişedir. Çıkıştan sonrası o karakterin yapısının gideceği yola göre şekillenir ama hep aynı şekilde bir döngü olur yani. Mesela onun Viking dizisinde 6 sezon falan olduğu için birçok farklı şekilde iyi görebiliyoruz. Ki evet. Buna son 2 sezonda dahil. Genele göre kötü olmasına rağmen çünkü hatırlarsın orada bayağı açılıyorduk bütün dünyaya artık. Keşifler başlıyordu yani. Ha bak bir o yeni kıtalar, yeni bilgiler başka. O burada dinler tam falan filan. Şey işte normal şartlarda eğer iyice Vikings gibi olsaydı veya tam mitolojiye şuna bana uygun olsaydı şeyin çocuğu ölmezdi abi. O minik çocuk ölmezdi. Evet. Öyle bir şey olsa o minik çocuk bir şekilde İntikam kaçardı. İntikam için o da büyürdü aynen, falan. Aynen bu sefer de o bizim işte ana karakterin yaşadığı aynı şeyleri yaşardı. Yani öyle bir kısır döngüye girer. Evet. Girmesinde de bence bir sorun yoktur. Ya girse de sorun etmezdim ben. Hani aksine öldüğü zaman şey dedim. Ha okey.
Ne bileyim ya, evet evet, evet katılıyorum. Yani şey, bir şey diyemeyeceğim. Çünkü orada film kendisine de düşüyor belirli bir nokta. Çünkü köyü evet. talan edildiği için kaçıyor ve temel isteği, temel amacı bir adamı öldürmek, ondan intikam almak ve o adama en büyük edebileceği eziyet zamanında talan edilen köyünü tekrardan talan etmek. Adamın köyü olsa da. Yani bu evet bir ironik bir şey. Bence Robert Eggers'ın gözüne çarpmamış bir şey olduğunu gram zannetmiyorum. Belki de bilinçli yapılan bir şey de ne bileyim bana pek doğal gelmedi. Yani yok, ben olsam onun şey yerine ya. Ne yapabilirim? Hani gidip Disney gibi gök kuşaklarıyla falan mı kurtaracağım o son şeyi? Hayır. Abi işte. Ama hani şey gibi de olmaz tabii. Hani ben işte nefretle, öfkeyle yoğruldum. Şimdi sevgiyle karşılık veriyorum da denmez ama evet bak alternatif sunamıyorum. Yakınıyorum ama abi, alternatif Viking, sunamıyorum. Viking çok tatsız fashion. Bir olay bu arada eleştirmen için. Viking fashion ya hani tamamen hani ben bunu biliyorum. O yüzden ben bunu yapacağım. Ben şiddet biliyorum. Tüm sorunumu şiddet ediyor. Adam bana ne yaşattıysa aynısını kendi de yaşayacak. Ben onun bir şey diyeyim mi? Bu arada garip filmi bir şekilde böyle. Ya. Yani hiç doğru, sorgulamıyorum. Hakikaten böyle burada ya. Yani çünkü amcası da kendisinin kafasını istiyor. Hı-hı. Bizim reis de amcasının çocuklarını Gunner sonrasında o diğer Allah'ın alçağını falan. Neyse evet ilginç bir dinamik. Yani mesela Gunner'ın neredeyse hiçbir şeyi yok normalde. Gunner ama Gunner sadece kötü ebeveynlere sahipti. İşte ama peki. Gunner'ı öldürmese Gunner'ı yıllar sonra geri dönüp öldürdü Anya Taylor'ın karakterini falan. Olga'yı falan kesin. Peki asıl olayı kaçırıyorsunuz. Ha söyle sen söyle. Benimki sen çok büyük bir şey. 13 saniyelik bir şey. Asıl tamam, meseleyi kaçırıyorsunuz. Ben sinemada güldüm başka hiç kimse gülmedi. Ben direkt okay. Söylersin sandım. Söyle bakayım. Oğlum gırtlak müziği vardı burada da. Bir şey değil mi? İlk başta belki de Dune'dan benzetmem ondan olabilir. Çok hoşuma gitti. Abi, yani bekliyordum zaten de yani. Hayır ama İskandinav şeyinde de var ama. Tabii Dune'dan daha önce bile çekimlere başlanmış olabilir de. Hani. Oğlum Eggers hakikaten çok kültürlü bir insan ya. Bazı sahnelerde mesela 1860'dan falan tabloyla karşılaştırıyorsun. Hani bayağı sinematografi evet biz Green Knight ve Midsommar'dan esinlenmiş olabilir diyoruz da. Yani yaklaşık o yapımlardan 150 yıl önce çıkmış sanat eserleriyle de daha hani kümülatif bir ürün ortaya çıkardığı ister istemez belli olabiliyor. Abi adam şey yapıyor ya. Yani böyle Midsommar'ı görmüş demiş ki ulan ben buna daha güzel bir aksiyon ve hikaye sunumu ekleyebilirim. Sonra Green Knight demiş ki ben buna biraz daha sanatsal yapabilirim. Daha da sanatsal yapabilirim. Ya Mert'in mesela gözüne çarpma olasılığı mesela bilmiyorum daha yüksek olabilir ama hiç böyle şey de yok. Böyle kurguyla böyle bir trik yapalım, aradan kaçalım, atıyorum bir evet. iki kişi böyle cut cross cut olsun falan yok yani. Çekebildiği kadar şeyi one shot çekmişler anasını satayım. O kadar fazla ona şey çok dikkat ettim abi ve yani, şey oldum. Lan dedim. Okey falan oldum böyle. Tertemiz hani, ya yapım hani. Evet tertemiz abi ve yani titiz bir iş var. Çok titiz bir iş. Ben bir yerde fark ettim onu ya. Özellikle özel kat atmalıklarını. Anya ile şey yapıyor ya. Ekmeği şey yapıyor. Ekmeği yere bırakıyor konuşmak için bahane olarak. Alıyor. Aha. Gidiyorlar. Araya giriyorlar. Ha, orada bayağı bariz. Karakteri çağırıyor. Çıkıyor. Geri dönüyor. Ama şuradan fark etmişsindir. Yani orada kamera hareketi çok fazlaydı. Ha kamera hareketi var ve hani kat atmalık. Bariz dönüyordu böyle. Yani sürede bayağı uzun olduğu için şey diyorsun lan. Bayağı akıyor sahne. Hani ha, anladım. Kesmiyor. Güzel. Hani o özellikle belli ediyor kendini. Ben şey merak ediyorum arkadaşlar. Bunun bilinçli mi yapıldığını sormak istiyorum size. Battle of the Heroes sahnesi nasıldı? Hangi Battle of the Heroes ya? Star Wars silüet sahnesi. Evet evet. Sondaki çıplak oldukları için için silüet. Nordic kanka. Valhöle tamam işte. Çuvalla mı gidecekler? Valhöl canım. Valhöl. Ben okeyim ama iyi yani bilmiyorum. Şey diyeceğim. Bak ben şeye bu arada katılmıyorum. Ya yani böyle bir argüman sunulmadı ama sunuluyorsa katılmıyorum falan. Stüdyonun biçim bakımından hani hiçbir şekilde şey yapıldığını düşünmüyorum. Hani abi şurayı da katılıyorum. Bu take'i almayalım falan dediğini düşünmüyorum. Aksine hikaye bakımından bir şeyleri kırptığını düşünüyorum. Olabilir. Çünkü final sahnesi biçim bakımından yine kusursuzdu. Özellikle silüetlerin savaşı. Ben aşırı beğendim. Ve şu an yaklaşık Northman konuşmaya başladığımızda yorum yapan bir arkadaştan ampul yandı. Hani evet hakikaten Obi-Wan Anakin'e benziyor. Yoksa hiç izlerken gözüme takılmıyor. Yani fark etmemiştim. Harbi mi? Benziyor. Evet, evet, evet. Ben bayağı fark ettim ya. Ya abi ben yalan, şey oldum. Kılıçlar şeylerde geziyor. Ben şey oldum öyle. Diye. Kim high ground'da olacak diye bekliyordum böyle. İşte en son şey bir yer. I have the high ground. Yani teknik olarak high ground'ı yani şey olunca alıyor high ground'ı aslında.
Tabii. Kelleyi alıp boyunu kısalttıktan sonra alıyor. Ne yapıyorsun? Now I have the high ground. Shut güzeldi, güzeldi. Hayır şey yapıyor değil mi böyle? Bizim ana kayıttan sap kolunu kesiyor. Tam high ground. Alıyor kelleyi. Ya kim daha high ground şimdi? Ya şey bak bu tür motifleri dediğim gibi yani sergilemek oğlum şey çok garip geliyor ya. Hani bu şey oluyor ya, internette izliyorsun ya da yapımlarda izliyorsun, tanık oluyorsun. Daha sonra kendin yapmaya çalıştığında oha ne oluyor lan bu falan diyorsun. Hani adam en sonunda bağırıyor. Diyor ki sen bana insan kılığında bir hayvan olmadığını, insan hı-hı olduğunu, gerçek ziyafet çeken bir kral soyundan kanından geldiğin birisi olduğunu bana kanıtlı diyor. Tamam mı? Daha sonrasında hemen atıyoruz ileriye. Adamın hayvana dönüştüğünü görüyoruz hakikaten. Ama daha sonrasında son final savaşında aynen. Ama daha sonrasında amcasını öldürebilmesi ve asıl isteğine ulaşması için tekrardan kral soyundan geldiğini kanıtlaması gerekiyor. Bir hayvan olmadığını kanıtlaması gerekiyor. Aynen. Ama final savaşında amcasını öldürebilmek için bir hayvana dönüşmesi gerekiyor. Ve adamı öldürmeden önce tekrardan diye bağırıyor. Ve ayı kurta dönüşerek adamı öldürüyor. Abi yani oğlum bu baktığında hani çat 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 senaryoda yazabileceğim bir şey. Ama çok öyle bir şey değil ya aslında. Yani çok büyük hayranlık duyuyorum ya Robert Eggers'a. Yani oğlum ama her şeye rağmen. Şimdi diyeceksiniz abi bu iş yetenekçi falan. Değil abi. Abi adamın babası zaten Shakespeare şeyi profesörüymüş. Shakespeare yazarlığın profesörüymüş. Adam prodüksiyon dizaynlarının içinde doğmuş anasını satayım. Coğrafya kaderdir ya. Her seferinde düşündükçe sinir oluyorum. Abi. Bu arada birkaç yorum gördüm şeyle ilgili. Film bunu her yerde bas bas bağırmasına rağmen işte intikam filmiyiz falan diye. Hı-hı. Genel bir kitlede çok fazla şey beklentisi oluşmuş. İşte abi Vikingler belki İngilizlerle büyük savaşlara girişecek. Görkemli epik savaşlar izleyeceğiz falan diye beklentiler girişmişler. Hı-hı. Yani o yüzden şöyle bir izlenim. Köyü talan ettikleri sahne bayağı ha şeydi. Abi o hayır ama bayağı büyük bir savaş. Hayır bak. Abi. O bir bayağı pusuydu yani. O savaştıydı, o katliamdı. Katliamdı, o bir iç savaştı. Hani bak şu, o açıdan bile Vikings dizisi çok daha iyi mesela. Ama bunu filmin öyle bir amacı da yok zaten. Hayır yani bu film öyle bir film. Belki de işte o diziden hani öyle bir beklentiye girmişlerdi diye düşünüyorum ama abi insanlara değil. Mitolojide bu devirde İskandinav mitolojisi deyince insanlar aklına bir o geldiği için hani. Bir o geliyor. Zaten şimdi bu gelecektir muhtemelen artık inşallah. Hayır, artık bu gelsin. Thor geliyor. Şey çünkü. Ya Thor işte ama Thor deyince çok vaki kaçtığı için artık Thor. Ama artık onda bir şey oluyor yani. O gelmez kolay kolay. İskandinav. Yıldırım. Yani, aslında çözmeye Odin çalışıyor abi. Odin tam bir şerefsiz aslında kimse farkında değil ama çünkü Thor izlediniz hepiniz. Yani bakalım. Yani Thor'da bence güzel şeyler olacak ya. Taika Waititi bence yazar. Oğlum Thor zaten bu filmin olacak canım olacak. Fragmanda söyleniyor ya. Hani kim olduğunu keşfetmem lazım. Çünkü Thor'un kendisi ha, Thor ya. Şey, şu ana kadar dert etmiyorum. Hani filmi kesinlikle dert etmiyorum. Hani hayır, o konuda tam filmde hiç derdim yok. Benim derdim şey yani. İnsanlar Thor filmlerini izleyip hani mitoloji bildiklerine sanıyorlar biraz da açıkçası. Abi evet, yok be hani öyle insan. Öyle insan yok. Var bu arada. Çok var. Abi var bu arada. Çok maalesef var ya. Hani abi yo, yok dur şey, demem okey. Thor'u da arada sıkıştırayım. Fragman için söyleyemedim. Mesela Thor'un asıl olayı aslında işte babasının Odin olması değil, elinde çekici bulundurmasıdır ya. Gök gürültüsü tanrısı olması. Aynen. Ama zaten şu ana kadar kendi var olma sebebini karşılayacak iki insan oldu. Hani Jane ve şey Captain America. Şimdi bu iki insan, hatta Hela. Hela'yı da al. Yani bu iki, üç insan da aslında kendi kimliğine işte bir amaç veren, bir şey veren, anlam veren işlevi gerçekleştirince bu fragmanın başında da şey görüyoruz ya, şey tam olarak kim olduğumu, exactly who I am diyor ya. Mesela bak film önce bence buna çok fazla yatırım yapacak. Biliyorum. Yaparsa çok sevinirim. Katılıyorum ama klişe olsa da yapmayacağım işe yarar. Bir de Taika Waititi de işleyecek. Neyse dur hadi son söyleyeceğini söyle sonra Northman'a dönelim. Abi yani işte bilmiyorum, genel olarak insanlar şey yapmıyor ya hani. Çok böyle hani ben böyle çok görüyorum abi ben harbiden Thor filmlerini veya genel Marvel'dan dolayı mitoloji bildiğin insanları çok fazla insan gördüğüm için çok şey yapamıyorum yani artık. Ne bileyim abi Zeus'un hala önünde gelenle sevişen bir yavşak olmadığını bilmeyenler var yani. Olduğunu bilmeyenler var nasıl abi. Russell Crowe'u nasıl göreceğiz acaba? Neyse tamam dur. Mesela. Benim ekleyebileceğim bir şey yok. Ya ben kesinlikle böyle bir video falan yapmak istiyorum da bir Blu-ray çıksın abi bir şeyler yapalım ya bu güzel. Bu İskandinav filmi yani, hatırladınız mı?
hiç kuşkusuz 2022 yılının en iyi filmleri listesine girdi benim. Kesinlikle. Film olan puanınız ne bu arada sizin? 9. Benim de 9 ama şöyle kalpli 9. Uzun bir süre 10'dum ben. Tam puandım. Wow. Stüdyo kendisini hissettirdiğin an kırdım ve şöyle de olamadım ama. Film, filmden çıktıktan sonra değil. Film esnasında 10 olacak aynen, diyordun. Aynen. Aynen. Ama 8'e kadar da hiç düşmedi bende, öyle diyeyim. Ben 8, ben tam tersine 8 civarı bir şeyle girdim. Hani şey dedim, ortalama ben çok gazlı girdim filme. Hayır, yoktu yani. Ben şey yani biraz da teori yanında da konuştuğumuz abi, stüdyo biraz baskı yapmış falan. Ben şey diye girdim. Ha tamam, hani normalde belki de daha da iyi olabilir ama Mert 4.5 vermiş. Hani o biraz daha film sanatsalsa, şuysa buysa, lan tamam ben de 8'den başlayayım. Hani beklentiyi ona tuttum biraz daha. Wow. Yani o, hayır, hayır, onun şeyden değil hani. İnsanların oğlum, üzerine ben baktığın etkiyi görüyorsun değil mi? Hayır, geri geliyor şey yapamıyorum. Abi ben o konularda açık konuşacağım ama beni biliyorsunuz. Hani ben öyle çok spesifik biçimdir, şudur budur böyle aşırı şey yapamadığım için. Hani Burak sen bize çok iyi dengeliyorsun bu arada ya. Sen bizim yeryüzüyle olan bağlantımızsın. Mert biraz daha farklı. Abi Mert biraz daha farklı bir gözle bakıyor ona gerçekten ama. Oğlum adam görüntü yönetmenliği falan yapıyor. Hani benim görüntü... Abartmayalım. Hani ya tamam. Refresh'i öyle kapışıyor oğlum sana ya. Ne diyorsun? Hayır ama bak. Ya işin sonunda ama bak hani oğlum şimdi şey ya, yiğit öldür hakkını yeme. Yok yok, demek istediğini anlamadım. Şimdi görüyorsun ister istemez. Hani diyorum ki tamam hani öyle bir şey olsa ben biraz daha hikayeye odaklanırım. Ulan sonra karışabileceği şeyler orada başlıyor zaten. Hani ben çok büyük bir şeye girmeyeyim. Sonra gördüğümü çok beğendim. 4.5'a doğru çıktım. 5 vermeyi çok isterdim. Onun için daha ekstra katı bekliyorum. Ben şey merak ediyorum. Sen stüdyo müdahalelerini çok görmedim dediğin halde neden tam olamadı? İşte bir... Dediğim gibi director's cut'ı bekliyorum. Ama o öyle bir puanlama bence olmamalı abi yani. Abi şu an şey gibi düşünüyorum. Film özelinde düşünmen lazım. Film özelinde kaç veriyor? Bak onda da bak işte onda da 5 vermemi engelleyen şey filmin içinde de o an düşünebildiğim tek sıkıntı benim Nicole Kidman'dı. Başta biraz değindim, çok ona girmedik ama abi Nicole okay. Kidman'ın karakteri şey olarak bana çok yanlış geliyor. Yani bir noktada şey dedim. Ha tamam, bu kadın hala bunun saçını böyle tarayabiliyorsa onlar da iyi çıkmayacaktır. Ama o kadar İskandinav mitolojisi şu müdür bu dönem çok böyle odaklı giderken Nicole Kidman'ınki gibi bir karakter çok uymamış gibi hissettiriyor oraya. Ama abi şey konsepti bence çok güçlü değil mi ya? Bir kadının eşine olan nefretinin çocuğuna yansıyacak kadar büyük olması ve yanlış yansıyacak kadar. Eşinin çocuğuyla beraber aslında kurtulmak istemesi, yepyeni bir sayfa açmak derken hani çocuğuyla güzel beraber aslında katliamı işte sürdürmesi. O okey ama hani bilmiyorum, karakterin konuşmaları çok hızlı, ton değişimi hani mesela o sanki sonradan eklenmiş gibi duruyor mesela. Okay. Hani sanki gerçekten en başında şey diyeyim hani en başında zorlanan bir gelinmiş gibi de sonradan hani özellikle kötü yapılmış gibi duruyor. Çünkü o kısmı çıkardığın zaman Nicole Kidman filmde hiçbir şey yok. Okay, ve stüdyo şey demiş ki ulan Nicole Kidman o kadar para verdi, şuna bir yer ekle. Hani şuna bir sahne ekle. Hani çünkü şey olsa mesela bak Nicole Kidman o sahnesi olmasa. Hı hı. Hani kesin normal. Hayır, onun normal hayır. Çıkaralım anne, abi. Gibi, anne oğul gibi şey yapmasa mesela, orada anne oğul gibi konuşsalar. Anladım. Ve mesela oğul şey bizim ana karakter işte Hamlet gitse orada hani annemsin, öldürmüyorum seni. Gitti. Sonraki sahnede Gunner'ı atıyorum öldürecekken annesi araya girdi. Ne oldu? Gene öldüler. O daha da klişe olur ya ama. Mesela klişe olurdu ama annesi mesela atıyorum Gunner'ı koruduğu için öldürdü. O zaman derim ki tamam abi. Annesi Gunner'ı korumak istese daha önce yine korurdu o zaman. Niye korumadı abi? Abi annesi... Niye orada bir anda biçe döndü ya hani? Yani final sahnesi bence çok hızlı. Final sahnesinden önceki sanıyorum çok hızlı. Ama aynı zamanda efektif garip bir şekilde. Ama aynı zamanda benim için biraz gülünç. Ama kötü anlamda gülünç değil. Efektif olmasından ötürü. Yani Nordic mitoloji... Abi en temelde biz Nordic mitolojisine göre şey dinliyoruz ya. Diyalog. Belirli noktalarda hani dilini geri yut kadın falan diyor ya mesela işte annesi bir şey söylediğinde. İşte çeneni indir şey falan diyor. Yani hangi dili konuşursun sen babam hakkında böyle olur kaybedersin cartçurt. Hani o noktada işte şeyler oluşuyor. Az önce dediğim gibi annesi tam kalpten ha yürekten götürdün falan derken hani bir anda damn son right in the heart falan. Yani dedim ya ben burada arkadaşlar sizler de yorumunuzu yazsana. 2-3 tane kişi var ama yayını 7 kişiden fazla şey bir herhalde. Mitolojik gelen 9 demiş. Puanınızı gönderin ya. Abi ben 8 yani yani bilmiyorum. Final sahnesi yeteri kadar iyi olsaydı yine 10 vermezdim. 9 verirdim büyük bir ihtimalle.
Çünkü dediğim gibi tempo sıkıntıları var. Çünkü hani şey biliyorum. Stüdyonun bence belki... senin için 8 çok iyi ya. Ya stüdyonun 3. perdeye bence şey yaptığı belli. Müdahale ettiği belli. Ancak 2. perdede mesela bir anda evet buraya geldik ama şimdi köyü talan etme vakti falan demesi. Ya onun yerine mesela çok adama ulaşamasa veya adama ulaşma çabasının kehanet tarafından bölünmesi ki aslında öyle oluyor aslında. Babası yani amcasını öldürmesinin önünde kehanet geçiyor ama o noktada o kadar fazla o konsept üzerinde uğraşıyorlar ki yani arka arkaya böyle ilk önce onu öldürmemem lazım. İlk önce işte ona eziyet etmem lazım. Daha sonrasında onu öldürmeye çalışıyor. Ah kılıcım kanından çıkmıyor. Kehanet demek ki bunu vurguluyor falan demesi. Hani ki ileride amcası da şey yapıyor zaten hani. Amcası tam atıyorum bunu yumrukluyor mumrukluyor. Amlet şey diyor. Beni istesen de şu an öldüremezsin zaten. Ay evet evet iyi toparladın. Amcası abi, üzerine. Bir de amcası üzerine. Olsam şey derim abi. Ulan kılıç var bir deneyeyim. Hani belki girer saplanır falan hani. Kardeşim belki... orada iman power dediğiniz. Hayır bak. Sübhaneke'yi tersen o ki amcası mesela, bir anda bak, geri bölünüyor falan. Orada bak Mert orada ne yapabilirsin abi mesela. Atıyorum şey yapmayı harbiden dener. Kılıcı saplamayı dener. Atıyorum, tam saplayacak abi. Kuzgun falan gelir atıyorum. Sallıyorum. Rastgele bir kuzgun girer içeri saldırır atıyorum. Bir tane hani kuzgun derler ki asik gelir yani. Asik de Odin ne abi? Odin bölüyor bizi falan filan. Amcasının da kehaneti bu kadar... Kuş kafasında özür dilerim. Buyur buyur lütfen. Yok yok. Amcasının da kehanete bu kadar hani uyumasını çünkü filmin sonlarında da uyuyor. Seni burada öldürmeyeceğim. Denizde şey yanan denizde buluşacağız falan. Hani onlara o kadar uymasın, amcasının da uymasının sebebini gösterebilirler. Filmin mesela hiç gösterilmiyor. Okey. Yani... çünkü bir de diyalog öyle gidiyor ya. Düşünsene kuzgunun tepesine bindiğini. Kaaak! Gücü Odin, lütfen saldırma bana falan dediğini. Bu ya da şey yapıyorlar böyle. İsterseniz ufaktan kaçalım. Başka bir şey varsa ekleyeceğiniz bu. Abi Odin bizim ana karakteri kurtarmaya geliyor. Şey yapıyor. Ulan ben dayak yerken neredeydin yapıyor Ahmet böyle. Ulan orada gözünü çizeydin. Vallahi yine konuştuk. Ulan 5 haber vardı yine 4 saat. 5 haber. Bu rekor 5 haberle 4 saat. Daha hiç görülmemiş bir şey. Ulan ilk haberi 1 saat konuştuk çünkü. İlk haberimiz neydi lan bizim? Netflix. Disney. Ay dijital Netflix. Platform. Ya yemin ederim dijital platform yığını falan yapmamız lazım abi. Yani bunun sonu gelmiyor. Ama farklı bir dijital platformları deniyoruz değil mi böyle? Aynen. Platform yığını. Podcast izleyelim. Bu hafta Eksen'deyiz falan. Eksen sponsor ol bize. Ha bak mesela bak hakikaten. Murat diyor ya film çekeriz falan filan diye. Bence Theorian'ın en pik noktası programın bir dijital platforma satılması olur. Ama o da yani. Ben onu istemem sanki ya. O kadar. Al bak. İstemez gibiyim. Daha interaktif bir versiyonu düşün. Daha interaktif mesela. İçerik çok değişirse uyumlu hale getirirse olabilir. Ya. Veya belki, oraya özel bir içerik belki. Ha oraya özel ekstra bir show mesela. Haftaya filmimiz var mı? Ya zamanında şey vardı. Haftaya filmimiz yok bilinemedik. Bakayım yok gibi ya. Evet. Nicolas Cage Reis'in filmi. Aa evet. Ya gerçi o ertelenmiş galiba. Onu da şey yapalım bize. Ya. Aa. Onu mümkünse dijital. Ben hemen bir malum bir dijital bir platformlara bir bakayım. Bir dijital film. Aynen programda ne yakın? Aa ambulans. Yok. Ambulans. Geldi abi. Ambulans geldi. Ama ambulans. Bu akşam keyif var o zaman. Konuşmayalım ambulans, onu ya bence. Ambulans konuşalım. Yok ambulans şeydir ya. Morbius seansı gibidir ben sana söyleyeyim. Yani film olarak konuşmayız da. Öyle konuşurum o zaman okey. Yok ambulans kaç saat ya? 2 saat aşmıyorsa ben bu akşam onu izleyeyim. Bakıyorum. Uzundu ya. 2.20 falan galiba. Ah, holy kardeşim. Shit 2 saat 16 dakika. What of. The fuck. Şeyden 1 dakika kısa sadece. Northman'den 1 dakika kısa sadece. Hell yeah. Abi bu arada ertelenmemiş ha. He ne zaman çıkıyor? Arkadaşlar bu arada sizin öneriniz var mı? Nicolas Cage'in filmi haftaya geliyor galiba. Aa eğer izlediyse eğer hepiniz izlediyseniz eksi konuşabiliriz diye var. Aynen haftaya çıkıyor. Eksi şu andan sonra konuşmak istemiyor gibiyim. Yani abi çok klasik bir film. Çok hani konuşuruz da o kadar eğlenceli olmaz. Eksi aynen çok içi bu ya eksi niye bu kadar puan veriyor? Ben burada 6 verdim ama halen değiştirmedim. Ben de kalple 6 verdim. Çok düz kitabına uygun. Ben hani, kaç verdim? Kitabına abi? Uygun mu gerçekten? Tüm korku filmleri böyleyse korku janrısı çok tırt bir janr. Bak abi, Emre sana şöyle özetleyeyim. Bildim bu abi. Şöyle özetleyeyim. Belki duymuşsundur ama bunu. IMDb'nin çok popüler olduğu zamanlarda korku gerilim janrısındaki en iyi film 6.5 falandı. Wow. Puansal abi, olarak. Böyle bir şey vardır.
Scream'lere bile baksan, Scream'lerin bile hiçbirinin IMDb puanları öyle inanılmaz 8-9 değil zaten. Ama abi... Yani onların yani... üst sınırı o gibidir. Bak öyle Murat Reis hani... söyledi videosunda mesela, bak bir de şey türü var mesela. O konuda şeyler yapıyor mesela Elevated Horror segmentinde. Onlar biraz daha işte korkutucu olabilenler. Spoiler vermesene kardeşim. Özür dilerim. Ah goddamn. Özür dilerim. Telif davası açmasın umarım. Attım bile. Strike. Attım bile. şey yani. Get Out gibi kaliteli yapımlar görüyoruz ama. Oo. Ne bileyim ya yani. Abi şöyle. Şu işte başı güzelsin bu arada, filmlere bakıyorum. Ulan şey mi acaba konuşsak ya? Good Boss konuşalım mı? Mert izledin sen. Javier Bardem'in Good Boss'u konuşulacak seviyede mi? Okey. Abi ben de ulan Good Boss'u ben indirdim bir ara. Baktım ulan. Arkadaşlar sinemada şey yapamadım ya, kusura bakmayın, özür dilerim. Doctor Strange konuşmuyoruz değil mi? Doctor Strange ne zaman geliyor? 5'i. O ne abi ya? 2 hafta. 2 hafta sonra. Tamam. 2 hafta sonra geliyor. Orta zaten okullara tatil, rahatız. Aa, ne olabilir düşünüyorum şu an. Abi geriye ambulans. Bir şey kalmıyor bu arada. Ambulans. Başrollerde S. Ambulans konuşmayalım ya. Kimse anlamayacak bunu. Zaten izlemediğimiz bir filmi bence seçmek biraz sıkıntılı. Abi izlemediğimiz bence bunu biz sonra kararlaştıralım. Aynen. Şu an gereksiz oluyor. Eyfel falan. Instagram'da şey yapalım. Tamam, ben bir tık yorulduğumu hissettim bak şu an. Şu an mı? Okay. Ben son yarım saattir yokum. Tamam, şu an bir tık bastırdı bana. Okey, tamam. Yani tamam, sonra yorulduyum. Okay. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için çok teşekkürler. Podcast serimize şu ana kadar dinleyenler varsa size de Vedat, çok teşekkürler. Vedat bayağı erken gelmişsin ya, yeni başladık. Konuştuk Vedat'cığım, konuştuk. Biz de yeni başladık Vedat, boşver ya, sıkıntı bu yok. Şekilde toplamda 3 saat 50 dakika ile son zamanların en uzun canlı yayını yapmış bulunmaktayız arkadaşlar. Bizimle beraber bu süre içerisinde bulunan herkese çok teşekkür ederiz. Aramıza yeni katılan üyemize de tekrardan teşekkürlerimizi sunuyoruz. Orada küçük bir düzeltme yapmak isterim. Bundan tamam. Bir önceki yayın da 3 saat 46 dakikaydı Emre. Ne? tamam abi tamam. Bir öncekinden daha uzun işte. Ya ama bir şey diyeceğim. Ama hayır, son zamanların en uzun falan dedi ya. Öyle kardeşim, 4 dakika. Ama bir şey diyeceğim. Bizim bu konuda bir şeyler yapmamız lazım. Neyse tamam, şu an hala uzatıyorum. Abi yani. Biz bak biz bir muhabbete başlıyoruz. O muhabbet gittikçe gidiyor diyorum ya artık hani. Fazla şey olduk artık. Biz bunu konuşalım arkadaşlar. Bak yayın dışında yapacağımız muhabbetleri direkt buraya taşımaya başladık. Bu muhabbeti bu cümlede dahil. O zaman el sallıyoruz. İroni. Haftaya görüşürüz arkadaşlar. Podcast'lıklar keşke. Film öneriniz varsa lütfen sorun. Hani bu önümüzdeki hafta konuşma potansiyelimiz olan filmler varsa söyleyebilirsiniz. Tabii. Teori yanını geliştirebileceğimiz herhangi bir format varsa onları söyleyebilirsiniz önerilerinizi. Veya doğrudan her program hakkındaki haber hakkındaki fikirlerinizi söyleyebilirsiniz. Ya da kafanıza ne esiyorsanız onu yazın be. Hadi bakalım. Veya aynen öyle. Favori. Haydi herkese iyi geceler, iyi sağlıklar. El sallıyoruz hadi. Podcast'tekiler için bu arada el sallıyoruz şu an üçümüzde. Mert yavaş, Emre hızlı, ben normal hızda. Mert... Podcast'te el sallamak için alkışlıyorum. O ne o? Mert'ten bir şakşak sesi geliyor. Hadi iyi geceler.